Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge Ölç geldiniz. Şimdi Ankara toz duman. Bir olay var. Bu Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilintili gelişmeler var. İşte bir gizli tanık var. Gizli tanık yurt dışına kaçıyor. Yurt dışından bir takım açıklamalar yapıyor. O yaptığı açıklamalar bir takım kumpaslara işaret ediyor. O kumpaslarda bazı AK Partililer hedef alınmış durumda üst düzey. Karma karışık bir hikaye. Devlet Bahçeli tepki gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösteriyor. İçişleri Bakanı'nda gözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam MİT Başkanı ve Adalet Bakanı ile özel bir toplantı yapıyor falan. Ya ne oluyor? Sayın seyirciler, bu akşam Tarafsız Bölge'de hiç bilmeyenler için, yeni başlayanlar için bu olayı bütünüyle en basit şekilde tek tek anlatacağız. Merak etmeyin, izlediğinizde her şeyi anlamış olacaksınız. Şimdi konuklarımıza bir merhaba diyelim. Hakan Bayrakçı, İsmail Dükel, merhaba. Eray Güçler, hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Melik Yiğitel, merhaba. Abdülkadir Selvi, hoş geldiniz. Şimdi bu tür olaylarda tabii bizim Nihat Uludağ'ımız... Musa kaldı burada. Bir dakika, biliyorum. Nihat Uludağ'ımız, biliyorum. Evet, kalmadı. Ona en son geleceğiz. Kalmadı. Nihat Uludağ her zaman şifre çözücü olarak polis varsa, adliye varsa... İçimizdeki kripto. Evet. Eyvah, eyvah, eyvah. Şifreyi çözer Nihat Uludağ. İçimizdeki kripto. Olayı yakından takip ediyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Basitçe anlatacak. Evet. Gerçekten karmaşık bir konu, anlaşılması. Çok bilmeyemin bir denklem gibi. Evet, çok zor. Biz de izliyoruz kendimizce ama ben de tam olarak işin iç yüzünü kavrayamıyorum. Bu akşam inşallah hep birlikte onu kavrayacağız. Musa Kesler, zaman zaman söylüyorum Hürriyet muhabiri Musa Kesler diye, işte bu şahıstır kendisi. Hoş geldin Musa. Musa da yine dosyaya vakıf bir gazeteci. Ondan da alacağız. Onun da görüşlerini alacağız. Şimdi Hakan Bayrakçı burada kilit noktada. Çünkü yani Melik, Abdülkadir, İsmail Dükel, onlar olayı izlediler. Fakat Hakan Bayrakçı olayı bilmiyor. Evet. Ben de dedim, doğru, ki ya bu çok iyi bir şey, bilmiyor olman. Sen, doğru, olayı takip etmemiş, bilmeyen izleyicilerimiz için olayı anlamaya çalış. Onlar adına sorular sor. Olur. Onlara dedim, tamam dedi o da. Yani bilmemek bir avantaj burada. Eray hocamın durumunu bilmiyorum açıkçası. Birazdan anlayacağız. Ya. Birazdan anlayacağız. Eray bir dersine çalışmış gibi yürüyün. Hakan abi bir şey vereyim, spoiler. Kripto çözücü diyecektin galiba sen. Kripto dedin de. İçimizdeki kripto çözücü. Ha, kripto çözücü. Ben Hakan abi bir spoiler vereyim. Olay Paris'te geçmiyor abi. Avrupa'yı unut abi. Bozkır'da, Ankara'da geçiyor. Ya adamı da iyice Paris'te yaptınız. Abi, adamın Paris, alakası yok yani. Bu işte. Ama Bozkır'dan Paris'e uzanan da bir rota var. Dur bakalım, dur çalışalım. Şimdi Onur, Nihat abiyi alıyoruz buraya değil mi? Musa abiyi, Nihat Bey. Buyurun Nihat Bey. Peki. Ben Nihat abi diyorum, o benim kulağıma Nihat Bey diyor. Böyle dememi mi istiyorsun? Onur Bey. O anlama geliyor Ahmet. Ha, tamam. Sorun yok diyorsun yani. Şimdi Nihat, evet, bütün bu olayların başlangıç noktasında bir isim var. Evet, Ayhan Bora. Bu adamın adı Ayhan Bora Kaplan. Evet. Şu şahıs mı? Yaklaşsana bir. Şu. Evet. 74 Erzurum. Erzurum, Hakan abi hemşerin. Erzurum. 83. 83 doğumlu. Şimdi 83 doğumlu mu? 83 doğumlu. Ayhan Bora Kaplan. 30 gibi duruyor. Bu adam kim abi? Ayhan. En sevdiğim soru. Evet. Bu adam kim abi? Evet. Aslında işin ana özne noktasındaki ismi yerdeki o. Yerdeki abi. Evet. Ayhan, ha, bu yakalanışı mı? Evet. Yakalanışı mı? Esenboğa Havalimanı'na giderken. Yakalanışı. Tamam, onu konuşuruz. Evet. Kim bu adam, kim? Ayhan Bora Kaplan, Eray Bey'in de dediği gibi Erzurum kökenli bir aşiret çocuğu. Ankara'da doğmuş, Ankara altında. Aşiret çocuğu ne demek? Yani. Bak Nihat abi, ne olur yavaş git. Tabii. Ve bana kızma. Ben yok, hani estağfurullah. Her cümlenin tabii üzerine aşiret çocuğu diyorsun, geçiyorsun. Yani, ben anlamam doğuda mesela. Doğuda geniş sülalere olan, geniş aşiret isimlerinden, üyelerinden olan aşiret adı altında adlandırıyorlar. Doğuda büyük aile anlamına geliyor. Abi. Aynı kökenden olan
Zulu kabilesi yani. Evet. Bizim yani, bir babamız, bir anamız var. Başka da kimse. Zulu kabilesi. Ama Doğu ve Güneydoğu'da Melik de öyle olabilir. Çok yaygın. Evet. Hakan abi, senin var mı aşiretin, arkana yaslandığın? Yok, biz Erzurum merkezdeniz. Bizde aşiret olmaz. Peki. Peki bu... Evet. Peki ne iş yapar bu adam? Yani Ayhan... Ankara, Altındağ'da, Ankara'nın en kriminal semti olan Altındağ, Çin'de doğmuş. Hayata gözlerini orada açmış. Kriminal bir mahallede büyümüş. Olaylı bir yerde büyümüş. Ne demek doğru kriminal şart, mahalle? Yani Ankara, Çin genelde Ankaralılar bilir. Yani sokaktaki o suç olayların çok yoğun olduğu, uyuşturucunun ve ona benzer faaliyetlerin çok yaygın olduğu Ankara'nın bir arka köşe mahallesidir. Tamam, orada büyümüş. Orada büyümüş. Hayata limon ve CD satarak başlamış. Yani atılmış hayata, o şekilde atılmış. Sonra biraz sermaye yapmış. Ulus'ta telefon yedek parçası, kılıfı satan bir küçük bir yer açmış. Dükkan açmış. Dükkan açmış. Daha eğitimi sonra, var mı? Eğitimi yok. Daha sonra finans sağlamaya başladıkça hemen suç kayıtları da oluşmaya başlamış. İlk suç kaydını 17 yaşında olmuş. Almış. 17 yaşında ilk suça giriyor. Daha sonra geliri, durumu arttıkça suç kaydı artmaya başlamış. Ve bir süre sonra... Yani mesela ne, hangi tür suçlar işliyor? Uyuşturucu alma, yaralama, uyuşturucu satma, hırsızlık. Yani sokakta işlenen bütün neredeyse kriminal suçlara karışmış. Evet. Ve suç kaydı arttıkça da geliri de artmaya başlamış. Seviyesi de artmaya başlamış ve bir süre sonra... İşte gıdadan, otomotive, petrol şirketinden, gece eğlence kulübüne kadar birçok alanda faaliyet yürüten devasa bir yapının da sahibi olmuş. İş adamı olmuş yani. Bir yandan iş adamı ama bir yandan da organize suç örgütü unsurlarında devam ettirmiş. Tamam, organize suç örgütü hareketleriyle, atılımlarıyla iş adamı haline dönüşmüş. Aynen öyle. Aynen öyle. Birçok sektörde yatırım yapmış. Mafya usulüyle evet. Zengin olmuş. Evet. Öyle mi? Öyle. Ama şimdi belli bir finans sağladıktan sonra da o işleri de bırakmamış. Yine organize suç örgütlüğü vasıflarını ve eylemlerini devam ettirmiş. Hatta yani suç örgütü, organize suç örgütü kurmuş. Oradan gelir elde etmiş. Evet. Yani uyuşturucu işi, evet. Adam şirketler kaçırma. Şirketler kurmuş. Şirketler kurmuş. Evet. Peki o zaman bu bir örgütsel bir yapı da kurmuştur. Örgütsel yapısı da var. Adamları tabii. Da var yani. Öyle mi? Adamları var, yapılanması var. Kaç yılda bu iş böyle hani bir tane Ulus'ta küçük telefon dükkanından buraya kaç yılda gelmiş? 10 yıl? Yani 17 yaşında ilk suç kaydını almış. 17 yaşından sonra Ulus'ta bir yer adım, açıyor. Adım adım. Adım adım. 1974 doğumlu olduğunu varsayarsak. 71. 71 mi? Evet. 1970. 53 yaşında. Bak hepiniz ayrı bir yaş veriyorsunuz. Musa 83 doğumlu diyor. Savcının iddianamesindeki kayda göre 1983 doğumlu. 83. Doğru. O 83 daha doğru. Allah Allah. 83 doğumluysa 17 yaşından itibaren adım adım hem organize suç dünyasını ele geçirmiş hem... Hep Ankara'da mı bu? Ankara merkezi. Evet, Ankara. Peki bu Ankara'da o hani diyorsun ya işte artık iş alanlarına hakim olmaya başlıyor filan. Mafya olarak mı biliniyor? Mafya Ayhan, evet. Bora Kaplan, evet. O mu? Aynen. Böyle biliniyor. Evet, önemli bir yani korkulan, gaddar, o çevrede yine organize suç dünyasında saygı duyulan bir isim hala. Yani belli bir finansa ulaştıktan sonra, şirket kurduktan sonra diğer işleri bırakmıyor. Diğer işlere devam ediyor. Organize suç örgütü faaliyetlerini de hiç bırakmıyor. Hep devam ediyor. Yani eğlence dünyaları yani Ankara'nın en iyi... O zaman bir legal tarafı var, bir de illegal tarafı evet, var. Evet, iki tarafta da devam ediyor. İki tarafı da sürdürüyor. Yani legal işlerini de yapıyor, evet. İllegal yani işlerini de. İllegal işlerden elde ettiği finansıyla legal şirketler kuruyor. Orada bir faaliyeti var. Tamam. Ama illegal faaliyetleri de devam ediyor. Yani legalle illegal arasında da böyle keskin bir çizgi yok. Evet, yok. İç içe geçmiş tabii, durumda. Tabii, tabii. Peki, bu adam ne zamandan itibaren, yani mesela kaç yıldır gaddar, korkulan, çekinilen bir mafya babası olarak bilinir Ankara'da? Epey bir zamandır. Yani 5 yıl? Daha fazla, 15-20 senedir. Allah Allah, o kadar tabii, tabii. Bir zaman. Yani zaten Ahmet Bey, bir ilde, bir yerde, bir senede, iki senede, beş senede bir nam salamazsınız, kökleşemezsiniz.
o organize suç örgütlerinize, diğer organize suç örgütlerine kendinizi kabul ettiremezsiniz. Ankaralı gazeteciler duymuş mu diyor kulağıma. Yok, şey ben, diyor. Ben sen bunu Abdülkadir abi. 7 Eylül 2023'te yakalanınca, şu fotoğrafla öğren. Sen yakalanmadan... Aynen, biz siyaseti biliriz ama o işleri bilmeyiz. İsmail Düker, duydun mu hiç Ayhan Bora Kaplan eskiden? Yani evet, daha önceden de ismi geçiyordu zaten yeraltı yani dünyasında. Mafya diye bilinirdi. Evet, evet, geçiyordu. Yani senin kulağına çalınmıştır. Evet. Okey. Mesela eğlence dünyasının en ünlü ismi. Mesela Ankara'nın eğlence hayatının söz sahibi. Ankara'da eğlence hayatı mı var ya? Ne olduğu kadar, ne kadar varsa. Küçümsedim ne kadar biraz. Varsa. Ama yok zaten. Kendisinde gece kulüpleri var. Peki bunun gece kulüpleri falan mı var? Gece kulüpleri de var. Yoksa haraç mı? Hepsi de var. Haraç da var, o da var. Evet, hepsi de var. Zaten belli bir güce erişten sonra. Peki, bir şey söyleyeceğim. Bu adamla ilgili, bu adam iktidara yakın mı? Ya, bu adamın böyle siyaset dünyasıyla ilişkisi nasıl? Çünkü ilk yakalandığı, yakalanmadan önceki o tartışmaları falan hatırlıyorum. Ben böyle sanki iktidarla bir ilintisi varmış gibi yansıtılmaya çalışıldı. Evet. O açıdan bakıldığında siyasetle nasıl bir ilişkisi var? Şöyle, organize suç örgütlerinin siyaseti olmaz aslında. Çünkü partisi olmaz. Partisi olmaz. Neden olmaz? Çünkü partiler belli bir dönem güç iktidara gelirler, belli bir dönem sonra giderler. Ne yapacak şimdi organize suç örgütü? Benim partim hükümetten düştü, ben bırakayım gideyim mi diyecek. Onlar da dolayısıyla mesela biz 3 ay önceydi Musa Kestler değil mi Musa? 3 ay önce miydi? Evet. 3 ay önce Musa Kestler Ayhan Bora Kaplan'ı bana gösterdi. Dedi ki abi dedi bak dedi böyle bir insan var dedi. Ayhan Bora Kaplan. Videolarını açtık. Musa sosyal sen mi gösterdin? Evet. Musa fark etmiş. Hatta belki 3-5 ay önce değil mi? Bana gösterdi. İzledik. Operasyonlardan önce. Ve mesela biz orada mesela iktidarda olmayan siyasilerin de etkinlikte bir araya geldiğini gördük. Karşıladığını gördük. Saygı duyduğunu ve saygı gördüğünü gördük. Ve bir dakika, öyle bir dakika. Toplantılar... Bir dakika. Yani, muhalefette mensup siyasilerle de, iktidara mensup siyasilerle de iletişimi olan bir adam mı bu? Öyle mi diyorsun yani? Onu yani diyorsun. Şöyle, bizim gördüğümüz, kimdi bu Musa sosyal medyadaki? Yani isim vermeyelim ama muhalefetti. Biz iktidara haiz görmedik. Bir Ankara milletvekili. Evet, bir Ankara milletvekili ama muhalefete ait bir, muhalefet partisine ait bir milletvekilinin aynı masada sosyal medyada görüntüleri hala duruyor. Musa Kestler'de hala var. Gösterebilir. Ve masada iktidara yakın ya da iktidar mensubu insanlarla da iletişimi var mı? Yani... Şimdi şöyle, onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Organize suç örgütleri iktidara yakın, uzak, başka partiye, o partiye bakmaz. Kiminle işi varsa onunla temas kurar. Tamam, iktidara kiminle? O zaman iktidardakine yanmaması daha tabii, kendi açısından. Onu diyemeyiz şey. Yani onu bilemeyiz. Onu da soruşturmada anlayacağız. Soruşturma dosyasını anlayacağız. Çünkü ben iktidara yakın, uzak, muhalefete yakın, uzak demiyorum. Ve şunu diyorum, altını çiziyorum. Organize suç örgütlerinin partisi olmaz. Hiçbir partisi olmaz. Yani muhalefet olur. Bugün muhalefetle çalışır, yarın başka bir şeyle çalışır. Zaten benim sormak istediğim şey yakınlıktan kastım şu. Yanlamaktan bahsediyorum. Tabii yanlamaktan. Yani, şöyle genelde... Hani gidersin genelde, hani bir milletvekili gelmiştir. Ya gelirsin onun yanına yaklaşırsın, bir fotoğraf çektirirsin, bilmem masasında olmaya çalışırsın. Hani adam da tabii. Sürekli ne diyorsunuz polis neye sorar? GBT'si hani... Soramaz. Soramayacağına siyasetçi göre. Soramaz. Hani işte yanlamaktan kasıt o yani. Belki siyasetçi mesela tanımıyor da olabilir. İşte onu diyorum tanımıyor ya. Yani tamam. Biz o yüzden burada hiçbir siyasi partiyi suçlamamak gerekiyor. Senin kilit cümlen şu. Organize suç örgütünün partisi olmaz. Evet. Siyasette yanlar, çıkar elde etmek kiminle ister. Kiminle çıkarı varsa oraya yanlar. Tamam. Bu doğaldır. Çünkü niye? Onların da yol alması gereken... Halletmesi gereken işleri var. Mesela üzerlerindeki operasyon baskısını almak isterler. Halletmek istedikleri konular olabilir. Bir şey diyemiyoruz. Dolayısıyla yani bu işte siyasi olarak ben görmüyorum. Peki bu mesela gidiyor haraç topluyor değil mi mesela? Haraç topluyor mu Ankara'da bu adam? Şöyle en son mesela bir dosyası vardı. Bir husumetlisini. Çok özür. Zaten bir iş adamına çöküyor. Evet. İş adamının şikayeti üzerine takibe alınıyor. Melik. Mesela ben iş adamıyım, Ankara'dayım. Nasıl çöküyor yani? Bana ne diyecek? Dükkanına el koymuş. Ya benim dükkanıma nasıl el koyar? Ben polise haber veririm. İşte, öldürmekle mi tehdit ediyor? Tabii. Zaten şu anda... Vahşice ezilip işlerini sökerek. Ben şimdi iddianame zaten korkunç. Tabii. Şimdi... Peki mesela o dişlerini çeken adam polise niye gitmemiş?
gitmiş, gidilmiş. Zaten orada soruşmalar da var. Yok, zaten, başlarda zaten yok. Zaten Mesut Ahmet Bey. Korkuyor ama. Şimdi yani, siniyor, Musa korkuyor. Bir şey söyleyecek. Şimdi bu görüntü var ya, şu görüntü 7 Eylül 2023. 7 Eylül, evet. 7 Eylül 2023 akşamı Esenboğa Havalimanı'na giden yol burası. Şimdi. O gün ne olmuş? Bu, bir dakika beyler, bir dakika önce bir şey gidelim. Ayhan Bora Kaplan'a yapılan polis operasyonunun fotoğrafı mı bu? Bu. Evet. Yakalanma fotoğrafı. Aynen evet. Öyle. Bir yıl önce mi olmuş? 7 Eylül 2023. Bir yıldan az. Şimdi o gün ne olmuş? 7 Eylül 2023'te ne olmuş? 7 Eylül 2023'te 9 ay. Erkan adlı bir şahıs Ankara Cumhuriyet Başsavcısı. Gel abi. Erkan D isimli evet. Evet. Müşteki mağdur. Beni tehdit ediyor diye. Şimdi 7 Eylül günü Erkan isimli şahıs Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gidiyor. Diyor ki bu şahıs Ayhan Bora Kaplan beni darp etti, gasp etti. Beni götürdüler Ankara'nın merkezinde, Ankara'nın göbeğinde bir plazaya. 2 gün beni orada hapsettiler. Kelpetenle dişlerimi söktüler. Bana İş işkence yaptılar. İşkence evet, yapıyorlar. Yani orta hali bir şey. Orta hali bir şey. Bir aralarında bir mevzu var. Önce barına götürmüş. Bara götürmüşler. Oradan almış. Bunun dişlerinin söküldüğü plaza Ankara'nın göbeğinde, merkezinde bir plaza. Çok siyasi şey merkezlere yakın bir yer. Zaten Ankara'da her yer birbirine yakın derler gerçekten. 7 Eylül 2023 günü gitmiş Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına demiş ki bana bu adam işkence yaptı, böyle böyle yaptılar. Ne zaman? 2016 yılında. Ben demiş gittim şikayetçi oldum ama sonra bunlardan korktum. Bir daha şikayetimi geri aldım, ifademi geri çektim. Şu oldu, bu oldu, bir şey yapamadım. Şimdi bir daha şikayetçiyim diyor. 8 yıl sonra. Evet, şimdi bir daha şikayetçiyim. Peki o şikayet üzerine mi bu oluyor? O şikayet üzerine aynı gün nasıl olmuşsa demek ki bu haberdar olmuş. 7 Eylül'de bak. Ha, bu kaça? Onu konuşacağız bir dakika. Tamam. Anladım. Peki bu Erkan denilen adama kadar hiç kimse bu gaddar adamın, bu işkenceci mafya babasının zulmüne maruz kalan hiç kimse çıkmamış mı ya polise? Bakın, şikayet tekil tekil soruşturmalar yapılmış. Bir adam öldürülmüş. Bunun barının önünde bir adam öldürülmüş. Kardeşi soruşturmaya alınmış. Başka bir yerde adamı olduğu değerlendirilen kişiler bir suç işlemiş, ayrı ayrı şey yapmış, ayrı ayrı değerlendirilmiş, tekil tekil, münferiden. Bir organize suç örgütü olarak buna evet, gidilmemiş. Gidilmemiş. Soruşturma 2016'dan itibaren 2018'de, 2017'de, 2020'de, 2022'de bir sürü birçok olay olmuş. Her bununla vaka, bağlantılı. Her vaka kendi orijinalliği evet, içinde soruşturma. Terminolojide münferit bütün, mi derler? Bir, hani derler. Buna bir organize suç örgütü şeması ya, çizip gidilmemiş. Gidilmemiş. Üzerine. Şimdi bu Erkan Doğan gelip Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayeti yapınca orada diyelim ki sisteme giriyorlar. Bunun şeyle bağlantılı, Ayhan Bora Kaplan'la bağlantılı 2016'dan itibaren birden çok adının geçtiği veya bağlantılı olduğu, irtibatlı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen birçok olay tespit ediliyor. Tamam, o zaman organize suç örgütü muamelesi mi yapmaya başlıyorlar? Aynı gün içinde anlaşılıyor ki, olaylardan anlıyoruz ki bunun Ayhan Bora Kaplan'ın bu şeyden, şikayetten, savcılığa gidildiğinden haberi olmuş ve kaçıyor. Bir dakika. O zaman soru... Onur, Ayhan Bora Kaplan kimdir sorusuna yeterince cevap verdik mi? Ahmet Bey, şimdi suçlamalar da çok şey. Yani hani ben belirli bir süre bunun takibi alındığını düşünüyorum. Neden böyle? Çünkü şimdi diyor ki farklı tarihlerde Mahmut Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, iki kişi öldürmek. Müştekileri Altante, Muratiye, Serhat'te ve Serdar H'nin silahla yaralama. Tanık bu mu peki? Tabii. Örgütü bu ve üyeleri. Üyeler de var çünkü. Ya Ayhan Bora Kaplan dışında... Bu ne zaman çıkmış? Nereden, hangi tarihte çıkan bir şeyden bahsediyorsun? Yani tarihi kaç? İşte geriye doğru taramışlar. Geriye doğru. Musa'nın dediği gibi. Evet evet. Tamam. Dolayısıyla bence bir süre bu dinlemeye takılmış. Ben peki, de bir şey arada... anlayamadım. Şimdi pardon. Yok yok. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Peki. Herkes konuşacak. İsmail pardon, Dükel bir dakika. Soracağım sadece. 8 yıl sonra ne oluyor da o şahıs gidiyor bir daha şikayetçi oluyor? Bir olay mı oluyor yoksa durup dururken mi gidiyor? Musa. Adamı işkence ediyor adamı.
Tam onu anladım. 8 yıl geçmiş. 8 yıl sonra niye bir daha gidiyor? O zaman onu daha alıyorlar. Ben de bir soru sorayım. Bağlantılı ikisi. 8 yıl boyunca değişik dönemlerde değişik kişilerin şikayetleri var. Ama hiçbir işlem yapılmıyor. Neden? Yani ya oradan bakmak lazım ya da buradan bakmak lazım. Neden 8 yıl boyunca kimse kılını kıpırdatmıyor da o günü bir şikayet üzerine harekete geçiyor. Ayhan Bora Kaplan şu anda Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Evet, hali hazırda bir dava var. Bu davanın iddianamesi geçtiğimiz Ocak ayında hazırlandı. İddianame 299 sayfa. İddianameyi hazırlarken savcı değerlendirme kısmında bu sizin sorduğunuz sorunun mealinde eleştiriler yapıyor. Diyor ki şunlar yapılması gerekirken yapılmamış. Yapılmamış. Diyor ki yani 2016'dan bu tarafa yapılması gereken bazı şeyler yapılmamış. Yani soruşturmaya takipsizlik verilmiş. Korunmuş mu? Korunmuş mu o zaman? Savcı korunmuş. İddianame ya. Yani bu böyle bir eleştiri de yapıyor. Yani bu yani korunmuş, korunup korunmama bizim gibi sivillerin, gazetecilerin yapabileceği yorum. Hayır, orada o soru doğru. Neden? Ya bu kadar hani şikayet geliniyor ya da duyum. Siz neden bu süre içinde bu adamı takibe almadığını dinlemediniz? Açık bir tahkikat da var. Yani iddianamede bir eleştiri var diyor. Var. Var. Yani buna diyor niye dokunulmamış? Tamam. Mevcut iddianamede bir eleştiri var. Soruyu dava görüldükçe yani anlarız da. 8 yıl sonra gidiş sebebi bir vesile var mı? Bir vesile. Niye 8 yıl beklemiş? İfadelerini detaylı okudum ama şeyi hatırlamıyorum. Yani şimdi adam Musa, bir olay olmuyor değil mi? Başvuru tarihi ne zaman? Adamın şikayet edilme tarihi ne zaman? 2016 diyorsun. Yok sonraki. Şu 7 Eylül 2023. Yakalandığı gün. Bunun yakalandığı gün ne zaman? Kimin? Aynı. Aynı gün. Bugün bakın bugünün gündüzünde veya sabahında. Hayır, onu demiyor bak diyor adam, ki. Adam. Bir dakika. 2016'da diyor gitmiş şikayetçi anladım olmuş, sonra korktum morktum diyerek geri almış. 2023'ün diyor Eylül ayında neden artık korkmadan gidip polise yeniden şikayetçi olmuş? Evet, bir vesile var mı? Bir olay var mı? Bir işaret evet var mı? Mahkemede bu kendisine sorulabilir. Güzel bir soru. Peki. Peki. Bu adam evli mi? Biliyor musunuz? Evet. Çoluğu evli. Çocuğu var mı yani? Evet çocuğu zaten bakın bundan bir hafta önce Ayhan Bora Kaplan esasında hani yeraltı dünyasında kendi camiasında fazlasıyla biliniyor olabilir ama Türkiye gündemine bundan tam bir hafta önce 29 Ağustos'ta oğlunun sünnet düğünüyle geldi. Onun görüntüleri var mı Onur? Bir getirebilir misin görüntüleri? Bu mu sünnet düğünü? Hangisi burada Musa? Bir izleyelim. Aksın görüntü. Burada Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünneti. Şu galiba değil mi? Şu adam. Evet. Şu adamların hepsi meşhur yer altında. Bunlar yeraltı dünyası adamları mı? Şu Cehennem Necati. Cehennem Necati mi? Lakabı mı Cehennem? Evet. Hell Angels diye. Bu diğerlerini tanıyor muyuz yoksa hani onlar sıradan insanlar mı? Hani? Yok. Orada çok az sıradan insan var. Yani bunlar böyle bilinir diyorsun. Şu şey değil mi ya Safiye Soyman'ın kocasına benzettim bir an. Bu Cehennem Necati öyle mi? Evet. Bu da mı yeraltılı bilmem neli? Hem uluslararası düzeyde. Uluslararası. Almanya'da daha güçlü. Almanya'da meşhur. Zaten ona özel bir önem veriyor. Gel diyor halayda yanıma gel diyor. Bak halayda yanımda. Paralar da uçuşuyor. Bu ne zaman oluyor? 29 Ağustos. Yakalanmasından? Bir hafta önce. Bir hafta önce. Ha, yakalanmasından bir hafta önceki çocuğunun görüntüleri zaten diyor. Nihat abiye dedim ki Nihat abi bak. Evet. Burada bir şeyler oluyor. Nihat abi ne diyorsun bu sünnet düğününe? Gelsene ya kadraja gir. Niye ben kaçıyorsun abi? Ben diye yeraltı dünyasını görünce dünyası. Bir iki adım geriye gitti. Ya burada geçmişte ben mesleğe Cehennem Necati falan deyince. Şu hani Almanya'daki meşhur bir motosikletliler çetesi var. Neydi onun ismi? Hell Angels. Hell Angels. Onun çete lideriydi. Almanya'dan sınır dışı edildi. Cehennem Necati. Evet. Almanya'dan sınır dışı edilince Türkiye'ye geldi. Ve bu sünnet düğününde baş konu o. Sadece o da değil aslında. Burada Türkiye'nin değişik illerinin bütün organize suç örgütü liderleri de burada var. Herkes burada boy gösteriyor. Bilinir yani onlar. Bilinen insanlar tabii. Dolayısıyla o kadar insanı burada toparlayabiliyorsa gücünü ve nüfuzunu buradan bile çıkarabiliriz. Ben gazeteciliğe ilk başladığımda Beşiktaş DGM'de çalışırken
şu demin yanındaki Selahattin Yılmaz'ın davasını takip etmiştim. O da mı yeraltı dünyasından? Ya o da mı yeraltı dünyasından deyince bir ya burası bir Musa. Yok yok, benim bu konuda sükunetim yok. Topuktan vurulma, resmi kayıtlar. Topuktan vurulma tehlikesi mi var? Tamam da yok, ben bir şey merak ettim. Şimdi buradaki birçok şey yeraltı dünyası diyor. Gayet şey bir şekilde. Acaba onlarla ilgili bir soruşturma, bir dava falan yürüyen bir şey var mı bu resimde kişilerle? Beyler. Bu haliyle yok. Ya şimdi bu suç değil. Burada bir suç yok. Evet. Bu bir gövde gösterisi. Hepsi ayrı illerde, ayrı soruşturma dosyaları var. Hakan Bayrakçı'nın sorusunu şöyle şekillendirelim. Şimdi son dönemde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya işte şu çeteyi yakaladık, bu çeteyi yakaladık, şunu... Bunlar var mıdır acaba içlerinde o yakalanan? Yok, şu ana kadar en azından bizim gözümüze çarpan yok. Cehennem Necati yakalanmadı mı? Yok, henüz yakalanmadı. O Türkiye'de elini kolunu sallayarak dolaşıyor mu? Hayır, yani en azından buraya kadar dolaşmış, gördük. Ahmet Bey yurt dışına kaçmış. Yurt dışına mı kaçmış? Yurt dışına kaçmış. Çeşme'de bir olay vardı, onunla bağlantılı adı geçiyordu. Ben gittim şeye, çok doğrudan bir şey bulamadım. Ha işte onu soruyorum yani, bu tip durumlar ya, nedir? Yani? Ya bunun bu bir gövde gösterisi. Burada yeraltı dünyasından isimler ve bu tür organizasyonlarla bir gövde gösterisi yaparlar. Kendi networklerini, kendi ağlarını, kendi bağlantılarını böyle sergilerler. Burada başka isimler de var. Burada görünmeyenlerin dışında diğer videolarda başka isimler de var. İşte Adana'dan, İstanbul'dan, İzmir'den. Yani yeraltı dünyasının hepsi olmasa da önemli bir kısmı burada. Yani lokal yerler. Yani lokal Adana'dan. Ama onlar mesela Adana'da diyelim bir grup var, o Türkiye çapında bilinen bir grup yani. Diyelim ki. Peki bunlar içinde bir hiyerarşi yapmaya kalksak, bu Ayhan Bora Kaplan bayağı kallavi bir adam mıydı? Yani o haliyle demeyeyim, ben şimdi kendi şeyime göre, kendi tecrübeme göre yani o hiyerarşide çok şey yapmaz ama hiyerarşide üstte olmasa bile etki ve güç olarak etkindir yani. Hızlı yükseliş oldu yani. 10 yıl içerisinde yükseldi. Şu karede herkes kötü adam diyemeyiz değil mi? Hani yok. Şimdi hukuken şey yapamayız. Bunu yani hukuk der onu, biz öyle, şey diyemiyoruz. Sadece yer altı yer üstü. Yer üstü var mı diye bak. Zaten uçuşanlar Türk lirası şimdi değil. Şimdi Almanya'nın ben şey sistemini anlayamıyorum. Bak Cehennem Necati var ya. Cehennem Necati Almanya'da kendisini soruşturan. Ben Almanya'daki haberlerden okudum. Almanya'da çıkmış haberlerden okudum. Kendisini soruşturan savcıyı tehdit etmiş ölümle. Savcı Almanya'dan kaçmış, İsviçre'ye mi bir yere gitmiş. Almanya'dan kaçıyor. Allah Allah. Necati'yi de Türkiye'ye sürmüşler. Allah Allah. Necati Türkiye'den tekrar yurt dışına mı gitmiş? Yani açık kaynaklar öyle söylüyor. Ben son şeyine baktım. Abdülkadir sen nereden biliyorsun? Şöyle, bu medyada yer aldı Ahmet Bey. Ayhan Bora Kaplan yakalandıktan sonra yurt dışına kaçıyor. Almanya'ya girişi de yasaklanan birisi. Fransa'da olduğu, başka yerlerde de sık sık yer değiştirdi ama Türkiye'deki bu işlerini oradan takip ettiği söyleniyor. Musa'ya sorduğum sorunun aynısını sana da sorabilir miyim? Tabii. Bu örgüt, yani Ayhan Bora Kaplan örgütü, böyle etkili, kallavi, ilk üçe, ilk beşe, ilk ona girer mi suç örgütleri için? Yani sadece şu görüntülerden bile baksanız girer bence. Çünkü Cehennem Necati bile buraya getiriyorsanız, ki o uluslararası çapta büyük bir organizasyon örgütü lideridir. Musa'nın bahsettiği gibi Almanya'daki savcıyı tehdit edebilecek, o Almanya'daki o motor, büyük bir motosikletli çete vardır. Almanya'da sokaklarda motosikletli çete mi? Evet, motosikletli çetenin lideri bu. Eğer o bile buraya gelmiş ve saygısını burada ifade ediyorsa, yani demek ki organizasyon suç dünyasında büyük kabul görmüş anlamına gelir. Şimdi peki, şöyle bir... Peki bu adam hala motosikletle falan bir çete, hani orayı aşmamış mı? Hani motosiklet dediğimiz... Hala Almanya'daki ekibi motosikletli çete olarak biliniyor ve motorla o işlerini hallediyorlar. Anladım. Enteresan. Tehlikeli. Sen bir şey söyleyecektin, pardon. Musa, bu sokak değilim ya. Yok, Ankara'da bir şey... Salon gibi durum. Arkanda açık bir alan. Bunun salon. Öncesi var mı bilmiyorum ama burada Ayhan Bora Kaplan 40 milyon liralık lüks bir Ferrari ile geliyor buraya. Orada da bir lüks arabasıyla böyle show yapıyor. O da mı bir hani güç abi, gösterisi? Tabii gösterge. 29 Ağustos bu işte. Tam bir hafta sonra bu olaylar soruşturmaya, kamuoyuna açıldı yani.
Bu sosyal medyada ulaşabilecek bir görüntü bu. Gizli bir görüntü değil. Bu Ayhan Bora Kaplan böyle şatafatlı bir yaşam mı sürer Ankara'da? Tabii eğlence dünyasına hükmediyorsunuz. Gece kulüpleriniz var. Lüks araçları var. Tabii şirketleriniz var. Ferrari ile o son model araçlarla geziyorsunuz. Aylık 1 milyon dolar, aylık 1 milyon lira gelirim var diyor. Bunu nerede diyor? İfadelerinde. Ne diyor aylık? 1 milyon lira. Geliri. Benim kafam almadı. Büyük para mı? 1 milyon mu aylık? Zaten o ifadelere genelde en minimum yazılı. Kayıtlara giriyor ya. Için ona... Bu en küçük para. Evet. Tabii kayıtlara girdiği için. Tarım hani... şirketi var. Evet. Sorarlar leblebi yani. Çekirdek diyorsun. Tabii. Yani. Otomotiv şirketi var. Petrol şirketi var. Tamam adam orada leblebi çekirdek parasını söylüyor tabii, tabii. Yani. Çünkü genelde bütün bu tür davalarda iddianameye baktığınız zaman oradaki kişiler 40 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira aldığını iddia eder. Vergisiyle ispat edilebilecek miktardır orada beyan edilen miktar. Peki 1 milyon beyan ediyorsam bunu ispat edebilirim. Bu adam böyle silahlı külahlı bir adam değil mi? Tabii tabii. Gayet gaddar olarak bilinen. Ne? Gaddar olarak bilinen oldukça tehlikeli bir organize suç örgütü lideri aslında. Vuruyor, kırıyor. Hani vuruyor, kırıyor. Peki bizzat bizzat kendisi mi vurma, kırma, öldürme, silah çekme olaylarında rol alıyor yoksa adamlarına mı yaptırdı? Kendisi de adamları da. Zaten 6 tane adamıyla yakalandı Ahmet Bey. Nasıl? 6 tane adamıyla birlikte yakalandı. Hatta onlardan bir tanesi eski özel harekatçı. Eski özel harekatçı, evet. Bir adamı da var. Evet. O ekip yani o mafyatik yapıdaki ekip bir çıkar birlikteliği içerisinde tabii değil ki. Mi? Tabii ki. Hani bu böyle hani karizmatik bir adam mıdır? Bu karizması da pek yok gibi görünüyor. Yani organize suç örgütlerinde genelde Ahmet Bey karizma aranmaz. İşte, ah evet. Cehennem Necati. Evet evet bu. Onur atla bulmuşsun adamı motosikletle bulsana adam motosiklet çetesi. Şöyle çok da enteresan bir adam ya. Ahmet Bey at çiftliği değişik var. Bir tip at çiftliği var. Oradan bulmuş. Çok ilginç bir adam tabii, ya. Tabii tabii at çiftliği var ve otomotiv. Musa hatırladım sen bunu bana göstermiştin bu adamın fotoğraflarını. Evet evet. O çeşmeye gideceğim zaman. Evet 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 hatırladım ya çok bu enteresan bir adam bu. Merak et. Çok Avrupa'yı mafya. Bu nerede diye sordum da. Çorumlu diyeceğim geliyor da değil. Ya sakın de. Bak sus. Sakın sakın. Orta Anadolu'yu karıştırma evet. Hiç. Çorum'dan çıkmaz mı? Yok Çorum asla. Erzurum olabilir abi. Ayhan Bora Kaplan Erzurum Karayazı'dan. Evet. Şimdi adamları da bunu yani. Cehennem Necati'yi tanıyor muydun abi yok. Sen? Yok. Abdülkadir sen? Valla biz siyasetçileri biliriz. Melik sen Cehennem Necati'ydin. Valla ilk kez duydum. Konyalı. Bu arada Konya Beyşehir. Konyalı. Konya Beyşehirli. Ya adını da lakabını da şimdi duydum. Eray Bey siz Cehennem Necati'yi biliyor muydunuz? Az önce burada öğrendim. Ya bu arada... Çok da meşhur değilmiş. Ahmet Bey, Ayhan Bora Kapla. Hayır yani bizim gibi insanlar bu tür adamları takip etmiyor. Yani mesela bir örgütten bir şey sorarsanız PKK onu biliriz. Evet. Hani ne yapayım bunu yani? Ayhan Bora Kapla bu arada Ankara'da biliniyormuş. Ya sen ilk arkadaşım şey yazdı ya. Biliyor biliyor evet. Ankara'da gazetecileri bilmiyor mu? Sen, ya, sen nasıl gazetecisin? Nasıl duymazsın? Ankara'da yaşadığında emin misin? Fırça yiyorsun WhatsApp'tan. Arkadaşlar 15 Temmuz gecesi TRT'nin önündeydi. Ben de oradan biliyorum. Ha, bir dakika. Musa bu adam bu Ayhan Bora Kaplan 15 Temmuz gecesi TRT'nin önünde miymiş? Öyle fotoğraflar var. Var. Şöyle Ahmet Bey. Ay şöyle şimdi. Mi acaba? O karambol gecesinde belki bir rol çalmak istedi. Belki o yine örgütsel yapısını sürdürmek için. Karambol gecesi ben, herkes bir yer. Benim bildiğim bu kadar zamandır bu tür konuları takip ediyorum. Benim bildiğim bu tür adamlar gücü ya da menfaati nerede görürse. Oraya hemen gider. 15 Temmuz gecesi de gitmiştir yani. Oraya yani. Gitmesinin bir şeyi yok. 15 Temmuz. Sen niye geldin diyecek bir hal yok. Orada evet. Tabii kim gelirse gelsin. Evet. Yani... Bir ölüm kalım savaşı veriliyor. Bir tane adam gelmiş ya sen dur bakalım organize suç örgütü. Senin GBT'ne bakalım da gel deme hali evet. Çünkü orada bir panik hali yani var. Hem menfaat temin edecekleri herhangi bir oda, herhangi bir noktaya az önce bahsettiğiniz kullandığınız fiille yanlamaya her zaman meyillidirler. Peki. Ki bu tür şeyleri de suistimal etmeye her zaman hazırdırlar. Etti mi suistimal yani? Ya sen beni yargılıyorsun ey savcı ama evet. Ben 15 Temmuz gecesi... Şöyle ilk davanın ifadesinden okuyorum. Diyor ki avukatı Ayhan Bora Kaplan'ın
FETÖ'cülerin diyor Bora Kaplan hesap verecek demelerinden biz bu operasyonu anlıyoruz, anlamıştık diyor. Böyle haberler geliyordu. Dedikleri gerçekleşti diyor. Bora Kaplan tutuklandı. Dertleri 15 Temmuz'da TRT'ye gidip darbecilerle mücadele etmesi. Ah tamam, tamam. Kendisi de diyor ki bana komplo kurdular. Evet tamam, evet. Tamam tamam işte bak zaten... istismar dediğimiz şey bu değil mi? Evet. Hani ben oraya gittim orada evet. işte gövdemi gösterdim. Evet. FETÖ'cüler de bana kafayı taktı filan diye. Aynen aynen. Mahkeme kayıtlarından okuyorum. Mahkeme yani kayıtlar. Resmi mahkeme kayıtları. Ben onu görmemiştim. Tahmin etmiştim. Resmi mahkeme kayıtları. Darbe girişiminden önce de sonra da birçok şeylerde soruşturmalarda Nihat abi de bilir. Davalarda gidiyor. Adam esrar yakalatmış. Diyor ki beni FETÖ'cüler kumpas kurdu. Yani FETÖ'cü mağdur olmayan neredeyse o kriminal alim kimse kalmadı. O çünkü onu suistimal... Neyi suistimal edebileceklerse bir iğne ucu kadar ışık görseler ama oraya adam gidiyorlar. 15 Temmuz'da gidip radyo evinin önünde kendisini göstermiş. Bunun istismarı o anlattığın genel olarak söylüyorum. Örnek kadar komik değil. Yok yani. bundan bağımsız olarak. He, genel evet. bu az önce söylediğiniz örnek üzerinden söylüyorum. Bunu şöyle, bahsetmiyorum. Tabii FETÖ ile yürütülen bir dönem var. Soruşturma dönemi var. Orada çok suistimal olduğu için diğer suç örgütleri de bir başı kendilerini aklamak için işte beni de bunlar yaktı deyip diyebilir yani. Peki, öyle bir şey olmuş. Amerikan filmlerinde falan böyle mafya filmlerinde izliyoruz. Böyle sünnet düğünlerini falan polis çeker. Amerikan filmlerinde sünnet düğünü olmaz da başka düğünler partiler vardır orada. Parti olur. Kızının düğünü evet, mesela evet, değil mi? İşte evet. Godfather filminde evet. var o meşhur düğün var, sahnesi. Evet, evet. Hakan Bayrakçı aynen. alo. Şey, iddianamede ya da ifadelerinde o TRT'nin önüne gidişinin kendi inisiyatifiyle ilgili olduğumu yazıyor ben yoksa... Yani bir çağrılma falan bir yok, konusu. Yok ben gittim diyor. Ben adamlarımla gittim diyor. Ayhan gel sana ihtiyacımız var. Radyo evinin önüne gel mi diyecekler o gece. Radyo evi değil TRT. Neyse TRT. Ahmet Bey. Şimdi polisin bu son dönemde, son 10 yılda herhangi bir organize suç örgütünü takip edip çekmesine gerek yok. Çünkü bunlar kendilerini ne yaptıklarını sosyal medyadan... Öyle mi? Paylaşıyorlar. Öyle mi? Tabii. Mesela bunun şeyi var mı? TikTok kaynıyor. Bunun var mıdır? Tabii ki. Var. TikTok Nihat abi var mı? Şöyle, Emniyet İstihbarat Dairesi bütün bu faaliyetlerin hepsini çekiyor. Onların sosyal medya izleme birimi var. Şöyle, sistematiği alıyor, peki, izliyor, gözetliyor. Bak Musa diyor ki hepsini sosyal... Yani ben haberini yaptım onu. Bir şube var. Organize suçlarla mücadele daire başkanlığında bir birim var. Ya orası değil ilginç olan. Ben... Organize suç örgütüyüm. Sosyal medyada ne yapıp ettiğimi ortaya seriyorum. Bu saçma değil mi ya? Değil. Namınız yayılacak. İşte Öroğlu'na demiş ya namın gelsin sen gelme. Ahmet... Şimdi bunların yaptıklarını da sosyal medyadan göstermeleri lazım ki iddianamelerde bahsedilen örgütün korkutucu ve ürkütücü gücü denilen şey yayılsın. Namı yürüsün ha. Tabii. Ya bu Necati'nin bak şimdi... Bunu Yunus mu yazdı? Schönling'miş lakabı Almanya'da Necati'nin. Bizim Yunus var ya, o Almanya'da çok uzun süre yaşadı. Ne anlama geliyormuş o? Şey, tatlı çocuk, yakışıklı çocuk. Tatlı çocuk, Schönling. Bizde cehennem demek ki orada tatlı, burada... Burada cehennem, biz sert ülkeyiz tabii herhalde. Ahmet Bey, emniyetten arkadaşlar yazmış şimdi. Ayhan Bora Kaplan güçlü müdür, bilinir mi diye sormuştunuz ya... Türkiye'de ilk üçe girermiş. Ne diyorsun en büyük ya? Suç örgütlerinden biriymiş. Evet. Abi o zaman beni... Ne diyor? Bir daha söyle abi. İlk üçe. Emniyet birimleri diyor ki Ayhan Bora Kaplan suç örgütü Türkiye'deki en büyük ilk üç örgüt arasında diyor. Organize suç örgütü arasında diyor. Allah Allah. Evet. Abi. Peki sorumu sorayım. Hayır sorumu soramadım. Şu ha diyorsun ki sen düğünü çekmesine gerek yok. Adamlar zaten sosyal medya kullanıyorlar, ifşa ediyorlar. O da bir... Güç gösterisinin tabii, parçası. Tabii güç gösterisi. Peki mesela şöyle demiyor mu ya ben şimdi bunu böyle sosyal medyada yayınlarsam polis buraya kimlerin katıldığını bilir filan deyip bir çekingenlik içine girmiyorlar. Yok ya çünkü zaten bu haliyle bu bir suç değil. Burada insanlar tanıdıklarını söylüyorlar. Zaten sormuş gözaltına alındıktan sonra polis sorgusunda demiş ki bu cehennem Necati'yi nereden tanıyorsun? Ne işi var demiş onun. Ne demiş ona? O da demiş ki yani ben demiş... Tanıyorum bir suç olduğunu biliyorum, suç işlediğini biliyorum. Suçlu bir adam olarak tanımıyorum demiş. Ben arkadaş olarak tanıyorum. Arkadaşım çocuğumun evet. sünnet düğününe geldi. Şirve. Acaba Onur diyor ki bu bir meydan okuma mı? Hani
Ben bakın işte gel bu meydan okumayı mı acaba yapıyorlar yani? Ben şu o zaman şöyle yorum. Şimdi polis yani organize polisi, polisler şimdi yeraltı dünyasındaki bu tür isimlerin böyle gösteri yapmasını ve kendi böyle kendilerini göstermesini çok ondan haz etmezler. Çünkü suç işlemeseler bile o şeyi o meydan okuma meydan olarak. Okuma şeyi olur. Dolayısıyla ara ara onlar da kendilerini gösterirler. Ben de o zaman dedim ki yani bunlar böyle bir şey yaptılar. Polis de onları zaten takip ediyordu. Bastı aldı. Ha, böyle midir? Ha şöyle bir dakika. Müsaade eder misin? Anladığımı söyleyeyim. Bir dakika Musa'nın söylediğini. Şimdi bunlar bu dünya böyle gösteriler yapmaya meraklıdırlar. Ara ara yaparlar. Tabii. Polis bu gösterilerden haz etmez. Buna karşılık verir ara ara o da. Yani yok öyle değil. Soruşturmasını abi. Yapar. Yani bir hukuki polis yaptığı şeyi savcılık soruşturması üzerinden yapar. Ama şunu diyorum ben. İlk bu görüntüleri gördüğüm zaman bunlar böyle kendi dünyalarının mesajını veren ve bir kriminal olmasa bile kriminal ruhu yansıtan eylemler. Nihat abi polis niye burayı basmadı mesela? Burayı basamaz çünkü öyle polis soruşturmaları öyle anlık ya da dakikalık olmuyor. Suç teşkil etmiyor. Mesela Musa dedi ki ihbar 7 Eylül günü geldi. 7 Eylül günü polis operasyon yaptı havalimanı aldı dedi mesela. Bu operasyonun olağan akışına ters. Çünkü polis öyle çalışmaz. 7 Eylül'de ihbar gelmişse işleme alır, izlemeyi alır, takibi alır ve ne yapar? Ondan sonra gerekli fiziki delilleri sağlar, ondan sonra işlem yapar. Yüzden, ben buradan neyiz gidiyorum? Ama adam kaçacaktı o yüzden işte, erken ay, ben onu şundan dolayı söylüyorum. Demek ki polis o 7 Eylül'den önce de bu örgütü takip etmiş. Etmiş. Mağduru tabii. Tespit etmiş. Tabii. Hatta mağdura demiş ki sen gel kardeşim. Ön hazırlığı sen var. Sen gel kardeşim. Tamam. Biz seni koruruz. Biz seni halledeceğiz. Ona geçmeden takip alıyoruz. Mesela tamam, şöyle bir şey yok cevap mu? Da çok... Evet sizin sorunuza cevap öyle, ama bu arada Ayhan Bora Kaplan'a da haber uçurulmuş. Evet. Bir operasyon var seninle ilgili. O da iki ayak bir pabuçta yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Şimdi dava açılırken iddianame hazırlanıyor ya. İddianamenin girişinde savcı operasyonun soruşturma sürecinin nasıl başladığını anlatır. Savcı bu iddianamesinde diyor ki, bu Ocak'ta hazırlanan iddianamenin girişinde diyor ki 7 Eylül'de bu adam bize geldi, anlatmaya başladı, resen soruşturma başladı. Oradan ben kaynak alarak söylüyorum. Yok tabii. O Eray Hocam. Evrak üzerinden öyledir zaten. Şimdi şöyle bir şey var. Ben 1993 yılıydı sanırım. Jandarma komutanlığının döneminde. Orada kaymakamlık da yapıyordum bu arada. Nerede? Balıkesir'in Susurluk ilçesinde. Öyle bir operasyon yapmıştım. Böyle bir şey. Aynı böyle bir manzara. O dönemin böyle o bölge. Nereye varacaksınız? Evet. Yani bunlar dikkat edin genellikle de sünnet düğünlerinde bir araya gelirler. Yani diğer aktivitelerden ziyade. Evlat da onlar için şey. Kızının düğünü, oğlunun. Genellikle onlara çok şey yapmazlar. Yani baby ama, shower falan. Yok. Ya şu. Sünnet düğünü ya veliahtı tanıtıyor. Bunlar. Veliahtı tanıtıyor. Şöyle. Evet. Abi, bravo. 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 Ya bu sünnet düğünlerinde genellikle bir araya geliyorlar. Tabii şimdi burada suç teşkil eden bir eylem yok. Çünkü mesela bu. Hayır ben şunu soracağım Eray Hocam. Cehennem Necati aranıyor mu aranmıyor mu? Bu konuyla ilgili Cehennem Necati'nin bir araması yok. Bak, başka bir konu. Bu sünnet düğününün gerçekleştiği gün itibariyle. Cehennem Necati aranan bir adam mı değil mi? Hayır. Aranmıyor. Bu olayla ilgili bir şey yok. Ya ben sünnet düğünü... Herhangi bir olayla ilgili. Araması var mı diyor. Herhangi bir şimdi, olay. Şimdi sevgili Ahmet Bey şöyle oluyor. Hani anlıyorum siz ya burada suçlu var ne diye polis gelip almıyor diyeceksiniz de öyle değil. Şimdi neticede böyle bir organizasyon için bildirimde bulunmak zorundasınız mülki amirliğe. Yani ilçe ise kaymakamlık vesaire. Şimdi bunu bildirimde bulunan kim? Muhtemelen aranmayan biri. Yani düğün sahibi olan işte o adam. Boran. Adı. Düğünlerinde de bildirim tabii, var tabii. Ya. Çünkü şundan dolayı. Sen abi düğün yapıyorsun. Bildiriyor musun? Hayır. Şöyle. Hayır. Hayır. Kolluk kuvvetlerinin yani toplumun güvenliğini sağlayabilmek için bir bildirimde bulunulması gerekiyor. Yani burada bir topluluk var. Toplanacağız. Hani bizim emniyetimizi alın anlamında. Bu bir 5442 sayılı kanunda var. Şimdi bunlar bu bildirimi yapan kişi şey değil, suçlu değil yani. Sonuçta buraya kimin geleceğini de baştan hani suçlular gelecek diye ön yargılı olamazsınız. Dolayısıyla gelenler toplanıyorlar ama bunun arka planında bu tür işte mafyatik adamlar
birbirlerine de bir gövde gösterisi bir ve yaparlar. Bir prestij yapıyorlar. Bu kadar şöhretli bir adam aranırken buraya gelemez. Gelmez. Gelme. Peki. Sayın yani. Seyirciler, şimdi tarafsız bölgenin başından beri Ayhan Bora Kaplan denilen şahıs kimdir sorusuna yanıt arıyoruz. Ortaya çıkan Nihat Uludağ ve Musa Kesler'in verdiği, diğer arkadaşlarımızın verdiği bilgilerden ben bir özet geçeyim. Hakan abi şöyle, bir Ankara'nın tanınmış bir mafyası, organize suç örgütü lideri, kurmuş olduğu organize suç örgütü Nihat Uludağ'a gelen son bilgi de çok önemli. Türkiye'de ilk üçe girer diyorlar. Büyük bir etkinlik içinde. Sadece Ankara'da mafyalık yapılarak ilk üçe girilir mi diye soruyor. Zaten sadece Ankara'da yapmazlar. Ama vardır. Şimdi şöyle mesela. Ankara merkezi. Ankara merkezidir. Ha, merkez. Mesela Adana'daki de Adana'da sadece durmuyor. Adana merkezi ama uzanabildiği kadar her yer uzanır. Bu da uzanıyordur. Tabii. Bir de şöyle olur Ahmet Bey. Şimdi siz Ankara'dasınız. Adana'da, Urfa'da bir yerde de bir işiniz var. Taşere edersiniz oradaki. Oradakiyle yaparsın. İstanbul'daki mafyatik ben yapılarla de, ilişkisi var. Şey önemli bir bilgi aktarabilir miyim? Şimdi geldi. Şimdi bu 15 Temmuz işi var ya, sadece mahkemede değil. 15 Temmuz'un hemen sonrasında da o görüntü ve fotoğrafları sıklıkla kullanıp kendisine bir portföy oluşturmuş. Ha tabii. Tamam ya. Faydalanmış. Eyvallah. Tamam. Evet. Ben de söylüyorum. Şimdi oturdu. Tamam ya, 15 Temmuz'da. Yani, şimdi herkes şöyle bir o günkü havayı hatırlasın. Evet, tabii. Yani yer gök inliyor, ölüm kalım savaşı, herkes bir yere gidip bir şey yapmaya çalışıyor. İşte bu da diyor ki hesap yapmıştır ya, ben gideyim bu gece buradan bir galibiyet çıkarsa portföy oluştururum. Bir yerde bir pozisyon alayım, oradan tabii. Onun üzerinden. Ha. Çok önemli yani sen organize suç örgütü liderisin. İstersen git orada FETÖ'cülerle çatış. Bu seni temize çıkartmaz. Çıkartmaz ama şöyle bir yani bu doğrudur anlamda söylemiyorum. Şimdi mesela işte siz Instagram'ınıza, TikTok'unuza oraya buraya 15 Temmuz fotoğraf, görüntü. Merhaba Ahmet Bey, ben 15 Temmuz gazisiyim falan. Ya ister istemez hani böyle ona biraz alan açıyor. Bunu ama iki yönlü düşünmek lazım. Eğer Allah korusun hani FETÖ'cüler bir başarı kazansalardı da bu sefer FETÖ'cülerle birlikte gide el çıkışırlardı yani. Yok hiç itirazım yok. He. Ben şey anlamda söylüyorum. Yani böyle 15 Temmuz'dan sonra bunu görüntüleri fotoğrafları yayıp. Ya ben vatan severim falan değil mi? Propaganda yapmaya çalışıyorlar. Ölürüm. Evet, her ne hikmetse hakikaten nerede bir mafyatik adam varsa da bakın vatanseverdir. Bayrağı çok sever. Tamam. Ülkesi için ölür. Öyle laflar hep ben de okudum sosyal medyada ama doğru değil tabii. Dokunmazlık bu arada kazandırabilir. Bu arada Cehennem Necati ile ilgili bir Onur'a gelen bir bilgi var. Onu da söyleyeyim. Bu adam Türkiye'de araması yokmuş. Almanya'ya girerse, arkadaşlar da söylediler zaten bunların hepsini. Almanya'ya girerse yakalama kararı var. Bu Bora Kaplan olayı patlayınca bana da yansır diye endişe edip eşini çocuğunu Paris'e göndermiş. Kendisi de başka bir ülkeye kaçmış. Şu an Türkiye'de değilmiş. Sürekli ülke değiştiriyormuş. Almanya'ya girmesi yasakmış. Halen Çeşme'de iki otel ve bir plaj işletmesi varmış. Ayrıca Çeşme'ye 20 kilometre uzaklıkta çok lüks kara para akladıkları bir at çiftliği varmış. Demek ki bu fotoğraf da oradan. Kara para akladıkları. Türkiye'de araması yok diyor ya senin gönderdiğin bilgide. Evet. Türkiye'de araması yok. Ya sen verdin bilgi. Türkiye araması olmayan adamı ne yapacaklar yani? Ne diyorsun? Anlamıyorum ki. Niye almadılar diyor. Niye almadılar? Türkiye'de araması yok. Sen veriyorsun bilgiyi. Araması olmayan bir insan nasıl alacak? Evet ben de onu söylüyorum. Yani kulağıma diyor ki niye almadılar bu adamı diyor. Kendi söylüyor. Araması yok diyor. Ne bileyim ben. Yok işte. Daha önce Çeşme'de bazı olaylardan gözaltına alındı. Gözaltına alındı ama o sonrasında ufak tefek olaylar mı? Ama bir şey söyleyeyim bu. Hayır yani ya bir şey söyleyeyim. Soruşturma devam eder. Gözaltına alınır, bırakılır vesaire ama arama kaydı varsa ancak oradan alınabilir. Ya hayır ben teknik polis olarak. Olsam bunlar bizim tabii yani ben de onu diyorum. Hayır bu arada Ahmet karambole gitti. Şeye Musa benziyor dedi ya, ki demin
Kasap ufak Nusret'e benziyor. Yani... Ayağından vurdurmuş. Ya yapma, Nusret'i de harcayacak. Hayır hayır, Nusret'i hayır, vallahi... Alnının teriyle çalışan adam Nusret. Yani mafya olduğundan insan şüphelenmez. Az önceki görüntüye bir bakın. Çorapsız ayakkabı. Melik Bey öyle değil. Kurvaze ceket, dar pantolon. Yo yo yo, o kadar basit değil. Bir ton bunun avukatı falan var yani. Hani bir hayır. Ben şimdi karşılaştım. Böyle bir şey yapıyorsunuz mesela, şüphe üzerine ifadesini alıyorsunuz. Anında o avukat ordusuyla geliyor. Savcılığa şikayet dilekçesi veriyorlar bilmem ne. Yani bunlar da yasal bir takım şeyleri kullanmakta da çok mahirler yani. Onu da söylemek lazım. Tabii tabii. E neticede hukuk ülkesiyiz. Arama kaydı yani, olmadan da alamıyorsun. Almanya'da aranıyor olabilir ama Türkiye'de aranmıyorsun. Yapacak bir şey yok. Olmadan alamazsın evet. Zaten de. Yalnız bu Alman medyasına göre bütün Schengen bölgesine yasağı varmış. Almanya'dan sınır dışı yediği için Schengen bölgesine. Savcı doğru. Korkmuş. Schengen. Nasıl bir savcıysa korkmuş, kaçmış Almanya'dan. Almanya'dan daha güvenli nereye arıyor bilmiyorum yani. O da enteresan bir bilgi yani. Savcı nasıl evet. Korkar Almanya gibi bir. Alman doğru savcı mu acaba yani? Evet. Çok Alman doğru, savcı. Doğru mu bilmiyorum. Doğru Alman mu? Kaynaklarında okudum. Almanca'dan çevirip okudum. Yani. Musa Sağlamcı'dır. Bak Musa Sağlamcı'dır. Yok ben de soru sordum. Yani. Sayın Musa hani, Kester yalnız diye. Yani... Korkma. Verdiği bilgiyi yo, şey yapma hani. Yok yok. Benimle tartışmaya hazır olan gelsin. Bizim... Şak diye belgesini çıkartır yani. Musa bizim canımız ciğerimiz de yani ne bileyim ya bu nasıl bir savcı. Dalaşma. Musa ile dalaşma. Eray Hocam niye topuktan vuruyor bunlar? Çünkü cezası öldürme kastı olmadığı için adi müessir fiil ya da taksirle adam öldürmek, şey peki, taksirle yaralamak suçlarında. Kaç ay, kaç yıl yatar topuktan vurduğu zaman? Ya onun tam hukuki karşılığını bilmiyorum. Yani çünkü az kanunlar zaman. Da değişiyor ama neticede hani toplasanız birkaç yılı geçmiyor. Ha, o şeyden yırtmak için. Evet, yani o da işte iki yıl şey ya ceza infaz kanununa göre şimdi o da bir takım düzeltmeler olacakmış duyduğumuz kadarıyla. Yani işte üçte ikisini esas alıyorlar. İyi hali bilmem neyi filan. Yani çok çok yazsa bakarsanız bunlar kısa süreli girip çıkmışlardır. Peki, çok uzun ki. Değil. Peki, sebebi bu. Ha bunu gözdağı vermek için ve... Ama biliyorlar hukukun boşluklarını hukukun da biliyorlar Ahmet. Ha, anladım tamam. Şimdi yani meşhur olmuş bu topuktan vurma. Evet, kaldı. Evet ondan. Dizden yukarıya sen anlatıyordun ha, yarım kaldı. İzin verirseniz araya girmezseniz de bitirelim bu işi. Hı. Ayhan Bora Kaplan. Evet. Ne anladık abi? Bir. Bir dedin söyledin kaldı. Başkent. Bir mafya babası dedin. Ankara'da örgütlü büyük bir organize suç örgütünün başındaki hı. Adam. Çıkarları gereği her türlü ilişki biçimi kurabiliyor. Gaddar, işkenceci, adam öldürüyor, çevresi var. Tam bir tipik organize suç örgütü. Evet. Yanlış bir şey söylemedim. Yok. Doğru. Ama bir ilave yapabilir çok kısa müsaadenizle. Yani girmem lazım ama tamam. Hani yani burada, benim şeyimi kesmezseniz evet, hani bunu bir yani. Şeye götüreceğim. Çünkü bir topluma çok ciddi bir mesaj veriyoruz ama buradan. Ama sonra söyleyelim. Peki. Şu bir portreyi tamamlayalım. Anladım. Hani portre tamamlansın. Bu özellikleri var bu adamın. Evet. Bu adam hakkında 2016 yılından itibaren çeşitli bir takım suçlamalar gelmiş, gitmiş. Bir türlü adamı almamışlar içeri. Yani alınamamış. Yanlış mı? Doğru. Ta ki 2023 yılının yani geçen yılın hangi aydı? Eylül. Eylül. 7 Eylül. 7 Eylül tarihinde... Bu adamın işkence yaptığı bir adam gidiyor polise. Savcıya mı gidiyor polise? Savcıya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu adam diyor beni diyor bana işkence yaptı, dişlerimi söktü diyor. Ve o gün savcı polise talimat veriyor. O gün havaalanında yakalanıyor. Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde evet. Kaçıyor mu? Kaçıyor da evet. Nereye gideceği belli miydi? Yurt dışına çıkması planlanıyor ama nereye olduğunu bilmiyorum ama yurt dışına kaçmıyor. İşte bu da VIP'den çıkışı da ayarlamış. Bu arabayla mı geliyor evet. Havaalanı? Evet, evet. Ama enteresan. Bunlar polisler değil mi şu evet, etrafı? Ama enteresan olan genellikle bu tür operasyonlarda polis havaalanında bekliyor. Şimdi Ahmet Bey şu anda. Lan burası havaalanı. Havaalanı yolu orası. Şu anda gözaltına alınan polis şefi ve polisler hepsi burada, dördü de. Oraya geleceğiz. Enteresan. Şimdi burada böyle havaalanı yolu, Eray Bey diyor ki havaalanının içinde beklerler. Havaalanı yolu mu burası? Sen bunu evet, hatırlıyor musun bu olayı? Evet, ben yapmıştım yayını. Peki, acaba hani içeri girmesin, orada bir takım olaylara neden olmayalım kalabalıkta falan diye mi bir hassasiyet gösteriyor? Yani polis nasıl bir şey tasarruf etti bilmiyorum ama normalde Eray Bey'in dediği doğru.
normalde VIP'de ayarlandığını söylüyor Musa. Ya, madem onun orada da işbirlikçileri varsa onlar da suçüstü yapardınız. Normalde orada alınır ama belki kaçma, o kalabalıkta kaçırırız ya da silah kullanma zorunlu olur, kalabalık ortam olmasın diye. VIP'de kim evet. olur kim olmaz. Evet, burada daha güvenli olur diye muhtemelen peki. burada almışlardır. İzleyelim bakalım nasıl yakalanmış ya, Ayhan nasıl Bora Kaplan. Geçtiniz? VIP'ye nasıl yarayılmış? O izlediğimiz düğün görüntülerinden bir hafta sonra oluyor değil mi? Evet. Çok şaşkın zaten. Ama biliyor yakalanacağını da galiba. Beni nasıl haber aldılar diye herhalde. Onun şaşkınlığı. Konuşuyor. Evet nasıl haber aldılar evet. Tek başına değil. Orada da bir kişi alıyor. Aa, evet. O ensesinden çeken de mi? Özel harekatçı. Hepsi polis onu. Tutuklu mu şu anda? Bu arabayı kendi mi kullanıyordu? O emniyet müdürü. Evet kendisi kullanıyor. Yanında birileri yok mu adamları falan? Evet. Tek başına mı? Evet. Bir kişi var. Arka planda bir kişi daha gözaltına alıyor. Bak, özel harekattan emekli olan polis. Öbür bak, bak aynı anda arka tarafta. Ayakkabıların içinden para mı çıktı? Ya, öyle bir şey. Evet. Dolar. Dolar, euro. Dolar. Tarih neydi? Bir daha hatırlatın. 7 Eylül 2023. 7 Eylül 2023 tarihi. Peki bu adam ma abi seni yakalayacaklar. Polis savcıya gitti bir adam seni şikayet etti. Aman yurt dışına kaç demiş birisi muhtemelen. Nihat abi şöyle demiş midir? Şöyle Musa bir dakika sana da soracağım aynı soruyu. Savcılığa aynı tarihte başvuruyor. Polis aynı tarihte operasyon yapıyor. İlginç. Aynı tarihte de kaçmaya gidiyor. Yani şimdi tabii, hayatın olağan akışıyla evet, baktığımız zaman evet, yani, biri bu adamın kulağına evet, baba seni yakalayacaklar evet. aman diyeyim yani kaç. Yani bütün olayların aynı gün gerçekleşiyor olması her bölümde bence soru işareti var. Büyük bir soru işareti. Tabii, çünkü tarikatlar böyle yürümez. Şimdi savcılığa gidersiniz, savcılık alır, inceler. Birkaç gün sürer. Tesadüf olabilir mi yani bu? Sonra savcılık emniyete gönderir. Peki tesadüf olabilir mi? Yok tesadüf olamaz. Olmaz Ahmet Bey. Buradan şunu anlıyorum. Ben emniyet bunu daha önce de takip ediyormuş. Çok daha önceden de izliyormuş. İşkillenmiş. Evet işkillenmiş. Takip ediyormuş emniyet. Ne yapmış? Demiş ki müştekiye biz seni koruruz. Sen git başvur gereğini yapacağız demişler. O da güvenmiş. Çünkü 8 yıl korkmuş da niye 8 yıl sonra korkusu gitmiş. Şimdi bu operasyon... Biri haber verdi mi? Soru bu. Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim ayında 12 tane polis, 3 tanesi üst düzey açığa alındı bu operasyondan sonra. Bununla bağlantılı olduğu, irtibatlı olduğu şüphesiyle. Konumuzla ne alakası var? Ben diyorum ki... Hayır, hayır biri haber verdi mi sorusunun cevabı işte Ahmet Bey. Onu o haber verme... O ne için alındıklarını bilmiyorum. Diyorum ki bak bu polisler gözaltı, polisler açığa alındı. Tamam. Demek ki bununla bağlantılı polisler var. Peki o açığa alınan ve gözaltına alınan polisler arasında polisler var mı burada şunu yakalayanlar arasında? Yok, bunlar sonra. Değil. Bunlar sonradan geldiler. Bunlar o gidenlerin yerine gelen ekip. Yani sen diyorsun ki bu mesela savcılık iddianamesine falan geçmedi mi? Hani bu adam havaalanında giderken yakalandı. Buna birisi haber uçurmuş olabilir falan diye böyle bir iddianamede böyle bir ibareye rastladınız mı? Musa sen o gözle bakacağım ona bir daha bakacağım. Ona bir daha baksana. Ona bir daha bakacağım. Bu da ilginç. Yani şöyle bir süreç yaşanıyor. Önce sünnet düğünü görüntüler ortaya çıkıyor. Sonra adamın işkence yaptığı bir müşteki gidip savcılığa ifade veriyor. Sonra işte bu görüntüler aynı yaşanıyor. Aynı gün kaçmaya kalkıyor. Aynı gün kaçmaya kalkıyor. Ve yakalanıyor. Acaba kaç saat sonra şikayet olayından yani şikayete gidişinden o müştekinin kaç saat sonra alana gidiyor? Saatler sonradır. Çünkü kaç? Muhtemelen Ahmet bu öyle saat değil. Gece vakti değil mi bu? Bakın, gece. Gece vakti. Değil mi? Gece. Yani demek ki gündüz olmuş operasyon emri verilmiş. Bu adam tabii akşam kaçıyor yani. O zaman şöyle bir şey olabilir. İş ciddiye biniyor sen kaç. Tabii. Ben de onu diyorum. Birisi o haber vermiş evet, buna yani. Zaten bu görünüyor. Kesin. Olayla iltisaklı emniyet personelinin olması. Kaçacağı yer de VIP. Ne demek o? Yani
bakanların işte ne bileyim üst tabii, düzey. Tabii. Nereden biliyoruz? Esenboğa. Var o açık kaynaklarda. Ama sadece VIP'ye yani devlet görevlileri. Şöyle değil, Ahmet Bey. Zengin iş adamları falan da bildiğim kadarıyla. Yok. CIP'ye gider. CIP'dir o ya. O CIP. CIP. CIP başka bir şey. CIP belli. Kamu görevlisi. CIP'ye. Kamu görevlisi. CIP'ye bakanlar. Milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, 7 Eylül 2023 günü kolluk refakati ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelen müşteki Erkan Doğan, kolluk refakati ile dediği polis ile. Evet. Polis de geliyor Doğan. Adam. Tabii. Şikayetçi. Saat kaçta var mı saat ya? Tutanak var ama tutanak dosyadadır, burada yok. O anı tutanağa tutulmuş. Niye okuyorsun onu şimdi? Yani neden okudun? Polis refakati ile geldi. Ha, polis refakati. Yani adam da şikayetçi olan adam da öyle polis elini kolunu sallayarak gelmiyor yani korkuyor ha, demek muhtemelen ki. Muhtemelen şöyle olabilir mi? Polise gitmiş. Ya öncelikle polise gidip oradan savcıya ifade tutanağıyla gelmiş olabilir. Polise gidiyor, daha, polis savcıya gönderirken korumayla daha önce de gitmiş mi? Nihat Bey'in daha önce de gitmiş mi 2016'da? Tabii. Yani Ahmet Bey yani, o daha önce gitmiş. Belli ki dikkate alınmamış. Sonra tekrar gidiyor. 8 yıl sonra ama. 8 yıl geçmiş aradan. Onun ifadesini almadığı için bir polis müdürü gözaltı açığa alınmış. Yani böyle şeyli bir hikayesi süreç var yani. Hikayeli bir süreç. Tabii. Şöyle bir sıkıntılı görüntü de çıkıyor. Bu şahıs polis gözetiminde geldiğine göre oraya. Şikayetçi, işkenceye uğrayan şahıs. Evet. Şikayet mükerrer gidiyor ya adam. Şimdi burada demek ki o kişi de sen gel şu ifadeni ver. Öyle seni yem etmeyeceğiz bu adama denmiş bir. Gözükenleri söylüyorum. Kesin. Yorum yapıyorum. Bu da doğru. Heh. Bu da doğru. Doğru. İkincisi bir garanti verilmiş filan. Evet. Hani, evet. 2016'daki gibi olmayacak. Gel şikayetçi ol. Heh. Denmiş. O zaman Nihat Bey'in dediği gibi önceden başlamış takip. Tamam, o gün yani o zaman bu Erkan Doğan denen şahıs da bir şekilde yönlendirilmiş olmuyor mu? Hani gel 2016'daki tabii, gibi olmayacak. Tabii ikna edilmiş. İkna edilmiş yani. İkna edilmiş. Şimdi burada ben elimdeki veriler üzerinden söylüyorum. Bu sizinki çıkarım ve değerlendirme. Evet. Tamam, böyle bir yorum yapılabilir. İşin iddianame kısmı, resmi kısmı. Zaten sözüm kısmı sana değil yani. Yok. Onu da söyleyeyim. Mahkeme kısmı. Tabii ki bizim değerlendirmemiz. Mahkeme kısmı hani ayrı. Yani o ayrı. Bir çıkarım yapılıyor şu anda. Yani doğru olur olmaz bilmiyorum yani. Fakat çok ilgimi çekti olay yani. Ankara'nın demeyelim, Türkiye'nin en büyük mafyası kaçıyor, havaalanına geliyor. Tam havaalanına girmek üzereyken havaalanı yolunda arabayı çeviriyor polisler, yere yatırıp böyle çok baksana acayip bir şey de var yani. Ya burada emniyetin bir hazırlık yaptığı çok net yani, geçmişten itibaren bir hazırlık ve operasyon planlaması yaptı. Ahmet Bey silahı çekiyorlar. Yani bir çatışma ihtimali olmasına karşılık da tedbir almışlar. Kesinlikle burada bir çatışmadan. Gerginler. Bir çatışmacıdan çekiniyor. Polislerin evet, hepsinin elinde silahı var. Tabii, yani. Açık dikkat silah edin, bir de trafik bir polisleri de var. Trafik polisi demek yani yolda tedbiri trafik polisi alıyor. Operasyonu şey yapıyor. Silah olması polisin elinde enteresan değil mi? O neyi? Genellikle şöyle Ahmet Bey, siz de karşılaşmışsınızdır. Trafik polisleri trafik uygulaması esnasında silah çekmez. Bu polisler diyorum. Bunlar hayır. Yani bunların olması, silahlı olmaları bir çatışma ihtimali o gözettiklerini bunlar ya da beklediklerini gösteriyor. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekibi. Ya bunlar evet, profesyonel ekip. Tabii. Şu peki, anda gözaltına alınan ekip bunlar işte. Şimdi peki bu adamın silahını çıkartıp polislere ateş etme ihtimali de var. Var. Ona göre zaten silahların açık tutuyor. Yani Ahmet şöyle Bey, havalimanına gidiyorsa zaten yanına silah almamıştır o. Yani varsa da arabanın belli bölünmesine vermiştir. O zaman polis aşırı hassasiyet. Çatışma amaçlı gitmez öyle. Çünkü kaçma amaçlı gidiyor. Polis hassasiyet gösteriyor o zaman. Tabii. Polis mecbur zaten. Yani o bir standart şey anlamaya uygulama çalışıyoruz. Yani en azından fikrinizi öğrenmek isterim. Şimdi burada şu işlemi yapan polislerin 3 tanesi ya da 4 tanesi gözaltına alınmış. Abi onu konuşacağız. O zaten Ankara'yı sarsan olay o. Biz tabii, şimdi şu ana kadar Bora Kaplan kimdir? Anladım. Peki. Fotoğrafını çektik. Şimdi reklama gideceğiz. Anladım. Reklamdan sonra bu bacak altı yaralama 2 yıldan 4,5 yıla kadar. Öyle miymiş? Ceza şey geldi. Şey Serkan Toper sağ olsun gitmeden yazmış. Topuktan evet. Yani topuktan vurmanın cezası maksimum 4,5 yıl. Şimdi ben bu Ankara'daki gruplarla İstanbul'daki gruplar yani İstanbul mafyası ile Ankara mafyası arasında ben kendim nacizane şöyle bir fark görüyorum.
Şimdi bu Ankara grupları daha kırıcı ve kıyıcı, hızlı yaşayıp genç ölen türden. Polisle çatışmaktan kaçınmıyorlar. Yani İstanbul'daki yerleşik gruplar daha raconlu böyle hani niye? Şeyler. Ağır abiler. Yok. Niye? Ankara'dakiler daha şey. Hayır olur niye? Mu? Yeni mafya türemedi mi? Artık otomatik silahlarla kadın, kız, çocuk ayırt etmek sizin vurmuyor mu İstanbul'da? Bu ama Ankara'da bu 90'lardan beri var. Tamam. Giden var. Beri var. Artık diyorsun sen. Mafyanın rajını. O da kalmadı. Ben, mafyanın rajını. Necati'nin tarzı. Onlar yerleşiklerin içinde sayılmaz. Bu Daltonlar falan. Ahmet Bey gene bir bilgi geldi de yatarı da yaklaşık yarısı. Yani birle iki yılın altında yıl, zaten iki genelde tutulmuş. O yüzden genellikle evet, adli kontrol şey şartıyla serbest bırakır. Bunlar şartlı da biliyorlar. Şu anda evet. Ankara'da büyük bir toz duman, tartışmalar var. İşte komplolar, şunlar, bunlar havada uçuşuyor. Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor, Devlet Bahçeli açıklama yapıyor, İçişleri Bakanı açıklama yapıyor. Bütün bu işler, bu yapılan açıklamaları anlayabilmemiz için Ayhan Bora Kaplan kimdir sorusunun cevabını vermemiz gerekiyordu. Programın başından beri bunu yaptık. Şimdi geleceğiz. Yine böyle anlaşılır, sade, tane, tane, dakika dakika ilerleyerek olayın sonuna doğru geleceğiz. Yani neden bu kadar fırtına koptu? Hepsini anlayacağız reklamdan sonra. Nihat abi. Ben buradan konuşsam olmaz mı? Gel abi olur mu öyle şey ya? Öyle o. Şöyle bir şey var. Sen çıkmazsan Melik çıkacak. Evet Nihat abi. Melik abi şöyle bir şey var. Şimdi sana bir şey soracağım. Yanında bir kişi daha var. Yakalandığında Ayhan Bora Kaplan'ın. Bu böyle bunlar hani çok kalabalık gezerler. Bu tür suç örgütleri liderleri evet, değil mi? Evet. Koruma ordularıyla falan. Evet. Niye yok koruma ordusu? Dikkat çekmemek için. Kaçma amaçlı gidiyor ya. Normal daha az güvenlik, daha az güvenlikli tedbiriyle kaçmaya gidiyor. Muhtemelen yani aracın belki muhtelifinde o gün silah bulunmuş muydu hatırlamıyorum. Yani silah da olmayabilir ya da varsa da az bir silah vardır. Çünkü zaten oradan gideceği yer havalimanı. Havalimanına silah geçiremeyeceği için. Dolayısıyla dikkat çekmeden mütevazi bir araçta. Niye dün şey sünnet düğününe 40 milyon liralık Ferrari ile giden kişi bir bakıyorsunuz mütevazi bir araçla gidiyor. Kamufle olmuş. Tamam anladım. Kaçma maksatlı olduğu için evet, böyle. Bazı izleyicilerimiz sormuş onu da evet, o yüzden tabii sordum. Şimdi daha uzun bir versiyonu var. Havaalanı yolunda Ayhan Bora Kaplan'ın nasıl yakalandığını gösteren onu bir izleyelim. Vurdu. Polisler bekliyor. Aracını diyor. Ahmet Bey burası Esenboğa Havalimanı'nın girişi güvenlik noktasına yakın bir yer. Orada tüm araçlar biz günlük kullandığımız için o noktaya gelince yavaşlıyorlar ve tek şeride düşürülüyor. Belki tam o noktada. Orada yavaşlasın diye o noktayı seçmişler. Evet evet doğru. Araç geliyor. Biliyorlar yani polisler tabii. Elinde silah. Hazır görüyor musun? Evet evet. Açık silah. Uzun namlulu silah da var. Uzun namlulu bile var yani. Belli ki içeride yanında silah var ya da olma ihtimaline karşı tedbir almışlar. Bu standart bir uygulama Ahmet Bey. Yani silah olsa da olmasa da hamle yapsa da polis bu sistemle müdahale eder. Böyle müdahale. Tabii böyle müdahale etmek zorunda. En kötüyü düşünerek. Bak, çünkü evet, silahlı olabilir. Evet. Bu görüntüler devamı mı? Evet, havalimanının girişinde diğer araçların geçiş yanı. İşte Abdülkadir'in dediği gibi giriş burası. Şimdi geldi. Ha şu bizim araç daha, biraz daha uzun versiyonu evet, bu. Araç geliyor şu anda. Tek tek duruyorlar. Ha böyle bir yavaşlar değil mi Abdülkadir girişte? Orada araçlar mutlaka yavaşlıyorsunuz Ahmet Bey. Çünkü tek şeride düşüyor. Evet. Bir de kontrol için yavaşlamanız isteniyor. Klasik orada kontrolmüş gibi evet, bir durum biz var. Biz de her geçtiğimizde orada yavaşlıyoruz. Bakıyorlar, gözde kontrol ediyorlar. Eğer bir şeyden kuşkulanırsa sağa çekiyorlar. Sağa çekip kontrol ediyorlar ama burada yavaşlamasını arkada, fırsat bilerek yapmışlar. Arkada, bir yanındaki. Yani burada tabii hazırlık yapmışlar. Yapmışlar. Biliyorlar aracın ne olduğunu. Belli ki takip etmişler.
Ve hepsinin de üzerinde... Bunun devamı varsa kesmeyelim. Bir nasıl götürdüklerini de görme. Ha. Tekrar. Hani şeyi görsek iyi olacaktı. Devamı niteliğindeki. Bu böyle şeyi hatırlıyor musun? Büyük patladı bu değil mi? Hani birden Ayhan Bora Kaplan tabii. Operasyon falan tabii, bu tabii. Fotoğraflar, görüntüler. Tabii. Onun yayını ben yapmıştım mesela o zaman. Ankara'nın en önemli organize suç örgütü lideri ve Ankara'ya uyuşturucu sağlayan suç örgütünün lideri diye. Yani Ankara'daki en büyük suç örgütü diye biz yayınlamıştık. Bizi tanık zaten diyor. Biz de manşet yapmıştık bunu o zaman. Yakalandı makalandı diye öyle hatırlıyorum. Gizli tanık ne diyor? Diyor ki bir polisle irtibatından bahsediyor. İstanbul'a her gidişinde 10'ar kilo 10'ar kilo kokain götürüyordu diyor. Ayhan Bora Kaplan için. Gizli bunun... tanık dediğin kendini gizlemeyen tanık mı? Evet. Serdar Serçelik. Evet, sonradan değiştiriyor. Şeyden tanık. Diyor Mersin'den, Adana'dan, şuradan buradan Ankara'ya kokain alacağım diye. Ama onu konuşacağız şimdi. O evet. Tam anlaşılmıyor şu anda. Uyuşturucu bağlantısından bahsettiği için genişleteyim dedim. Durdur. Şu anda nerede Ayhan Bora Kaplan? Cezaevinde. Hangi cezaevinde? Ankara'da. Evet. Ankara'da bir cezaevinde. Evet. Sincan cezaevinde. Sincan cezaevinde. Özel bir şeyde mi tutuluyor? Sincan zaten F tipi. Ha, tek başına kalıyor. Onu bilmiyorum ama zaten yoğun güvenlikli bir cezaevi. Yoğun güvenlikli. Koğuş sistemi. Sincan öyle. Kendi adamlarıyla birlikte kalıyoruz. Çünkü. Bizim Sincan öyle yani. Koğuş değil mi? Kaçma ihtimali. Sincan... T tipi mi? Koğuş kalmadı. T tipi değil mi? Yüksek güvenlikli değil mi abi? Evet. Yüksek güvenlikli. Evet. Ama o koğuşlar kaç kişi oluyor orada? Tiplerle güvenlik şey ayrı. Tip şey bir model yani M tipi var, T tipi var. Ne ifade ediyor? T tipi ne demek? Şimdi şöyle bu cezaevleri yapılırken birkaç tane proje yapılıyor. Tamam, T tipi nasıldır? Efendim? F tipi cezaevi. T tipi yüksek güvenlikli. Yani odalar kaç kişi? Oda odadır. Şöyle 2, 4, 6. Bir küçük salon düşünün. Etrafında da odalar var. Sadece belli saatlerde o şeye çıkmanıza izin veriliyor. Geri kalan zamanda hücre tek olarak... Bu adam tek başına hücrede mi yani? Ya muhtemelen öyledir. B yani. Tipindeyse. B tipinde öyledir evet. Yani odanın 2 kişilik, 4 kişilik veya 6 kişilik olması değil, suçun veya suçlunun niteliğine göre tek başına koyabilirler. Bazen adamlarını veya yakınlarını da yanına koymazlar ki planlama, programlama yapmasınlar. Şimdi Onur diyor ki en uzun versiyonu geldi. Hemen onu izleyelim. Bu mu? Başladı. Bu çok uzunmuş. Burada Berken nasıl götürüldüğünü de görmek istiyorum biraz. Ha, yakın görüntüler varmış burada. Biraz daha dikkatli bakalım. İşte bu şu araç değil mi? Bu da fena değil. Havalı bir araç yani. O kadar da şey değil ama. Arazi tipi. Ahmet şey değil yani. Ferrari'nin yanında biraz. Sünnet düğünü arabası değil yani. Arazi tipi araç. Arazi tipi. 15 tane üzerine kayıtlı olan. Araç var sanırım. 15 ceketli olan emniyet müdürü olan mı? Evet. Emniyet müdürü yardımcısı. Müdür yardımcısı. Sesi dinleyelim. Takım evet. Aracıları al. Tamam. Ben sesinden çeken de tutuklu. Aldırmışlar gizli. Ne oldu abi? Şeyler, isimleri biliyor ki görüntüler çok önemli. Şu mesela emniyet müdürü biliyoruz da. Tamam. Bekle. 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 Kaç kişi var araçta? Hepsine gelince bak. Bak gelince. Bak gelince yapın. 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 Kardeş öz hareket gelsin bunu alalım. Acıyor diyor konuşma dedi. Hemen aramasını da yapıyorlar bakar mısın? Özel hareket nerede? Geride. Özel hareket nerede? Özel hareket dediği şey. O yakalanan diğer adamı mı kastediyor? Burada bir arabayı getirsene şöyle. Tamam, sıkıntı yok. Arabayı alın, tamam kenara alın arabayı. Arabayı şuraya alın. Arabayı şuraya alın kenara.
Arkadaşlar çevre güveni. Proses de bayağı uzun sürüyor. Bu polis kamerası mıdır? Evet, evet. Tamam. Bir tane daha çekiyor Ahmet Bey. Birden fazla kamera. Arkaya doğru. Arkaya doğru. Cep telefonuna dikey bir şekilde çekmişler. Enteresan bir olaydı gerçekten. Şimdi çok enteresan değil miydi ya? Yani sürenin uzamasına ne diyorsun Nihat abi ya? Yok, standart. Ancak öyle olur. Gözaltı işlemi sürecini diyorsunuz değil mi? Yerdeki evet, duruş tabii süresi. Mecbur. Çünkü çevre güvenliği alıyor, aracın güvenliğini alıyor, etraf güvenliğini alıyor, üst aramasını yapıyor. Standart bir uygulama. Etkisi hale getiriyor, ceplerini arıyor. Bak şimdi o, evet. O bölümü bir daha izleyebilir miyiz? Baba! 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 Normalde operasyon türlerinin olması lazım burada ama demek ki hızlı gelişen bir olay yaşanmış. 7 Eylül 2020. Tamam. Bekle. 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 Taşkısı var arkadaşlar. Hepsine gelecek. Bak 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 arabayı detaylıca arayın. Her yerine. Alo. Zulasını, bulasını. Ya ne yapıyorsun? Tamam. Konuşma. Şuraya aç, şuraya aç. Kardeş özel hareket gelsin bunu alalım. Arabanın nerede? Tamam. Yok aç. Tek. Tek. Git. Özel hareket nerede? Geride. Özel hareket. Özel hareket bir şey istedim. Yok abi. Araçla birlikte gelsinler. Serkan, buradan bir arabayı getirsene şöyle. Tamam, sıkıntı yok. Arabayı alın. Tamam, kenara alın arabayı. Arabayı şuraya alın. Arabayı şuraya alın kenara. Arkadaşlar çevre güvenliği alın. Bekle. Abi nefes alamıyorum. Ayhan Bora Kaplan'ı duyuyor musunuz? Nefes alamıyorum abi diyor. Yerdeyken. Arkaya doğru. Arkaya doğru. Peki. Şimdi geçelim şeye. Hadi konumuza geçelim. Şimdi sayın Ahmet seyirciler. Bey, özür dilerim bir cümle söyleyeyim. Kusura bakmayın çünkü evet. Şöyle. Evet. Hakikaten bu tür mafyatik yapıların bir ülkede çoğalması paralel devlet oluşumlarını da tetikler. Evet. O yüzden Sayın İçişleri Bakanlığı görüyoruz. Yani pek çok yerde işte kafes operasyonları vesaire çok evet. Fazla şey olmasa da gerçekten son derece önemli. Tebrik ediyoruz polisimizi. Şimdi tartışmanın çıktığı kişi, tartışmaları bu Ankara'da Cumhurbaşkanı'nın, İçişleri Bakanı'nın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin falan açıklama yapmalarına neden olan kişi... Serdar Sertçelik diye bir adam. Bu adam değil mi Serdar Sertçelik? Evet. Evet. Bu adam kim Nihat abi? Örgütün 2 numaralı ismi. Kritik bir isim. Şeyin. Evet. Ayhan Bora Kaplan'ın. Ayhan Bora Kaplan evet. Örgütünün 2 numarası. Evet. Yani ya ne yapar bu mesela? Ne iş yapar? Yani sırdaşıdır. Bütün organizasyonu birlikte yürütürler. Ayhan Bora Kaplan kendi gidemediği yerlere bunu gönderir. Karar merciinde önemlidir. Hem organize suç örgütün yönetiminde hem de şirketlerin yönetiminde etkili bir isim. Peki, Ayhan Bora Kaplan'ın nasıl yakalandığını gördük. Gördük, evet. 27 Eylül 2023 tarihinde. Evet. Bu adam ne zaman yakalandı? Bu daha sonra. Operasyon sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Orada daha sonra operasyonla birlikte temas kuruyor. Ve emniyet birimleriyle, Ankara Emniyeti'yle temas kuruyor. Ne diyor? Yani itirafçı olmak istediğini söylüyor. Yani şöyle mi? Alo, evet, ben evet, tabii. Sedat... Avukatlarını göndermiştir. Yani tam iletişim metodunu bilmiyorum. Ha, temas kuruyor. Ben Sedat Sertçelik, evet. Ayhan Bora Kaplan örgütünün 2 numarasıyım. İtirafçı olmak istiyorum. Evet. Bu mu? Muhtemelen avukatlarıyla temas kuruyor. Tamam yani, yani mesajı bu yani. Evet, tabii. Mesajı. O zaten YouTube'da bir takım ses kayıtlarını servis etti ya bu. Oraya geleceğiz. Önce bir adamı tanıyalım ya. Yani bu adam zaten ben çok şey biliyorum. Anlatmaya hazırım.
diyor. Peki, ama anlaşma teklif ediyor. Evet. Peki yani gerçekten de örgütü, o organize suç örgütünü kılcal damarlarına kadar bilen biri mi bu tabii, adam? Tabii üst yöneticisi mutlaka bilir. Çünkü sevk ve idarede söz sahibi olan kişi. Yani o da bir suç örgütü üyesi yani. Üyesi, yöneticisi, yöneticisi. İderlerinden biri. İderlerinden evet. biri. Ve aynı zamanda Ayhan Bora Kaplan'ın kara kutusu. Peki mesela Ayhan Bora Kaplan bu örgütün en tepesindeki evet. adam. Orada bir hiyerarşi varsa bu ikinci adam... İki ya da üç olabilir. Tam emin değilim ama ben iki diye biliyorum. İki yani, diye geçiyor. Evet, iki numaralı ismi. Kardeşlerinden sonraki evet. en aktif isim. Kardeşlerinden sonraki. Ha, Ayhan Bora Kaplan'ın kardeşleri var. Onlar evet. da mı örgütün evet. yönetici evet, takımında? Tabii. Ha, onlar da aileden sonraki. Evet. En kritik isim. CEO gibi bir evet. şey yani. Aynen. CEO gibi bir şey. 86 doğumlu. Kaç doğumlu? 86. Peki bu adamın yani, yaşantısı nasıl? Hani böyle bu da mı silah külah işleriyle tabii. eğlence hayatı? Tabii. Silah külah işleri eğlence hayatını seviyor. Eğlence kulüplerinin yönetilmesinde ve o piyasadaki önemli ağır isimlerinden biri. Öyle magazin ama, dünyasıyla yok, mı? Yani Çiçe mi? Çok aşırı bir magazin dünyası yok. O kadar da değil. Ama bir dizi oyuncusuyla evlendi abi. Evet. Yani, ha, yani öyle duydum. Özel hayat. Kaç yaşında oluyor bu adam? 86 doğumlu. Dizi oyuncusu. Dizi oyuncusu. Bora'dan 4 yaş küçük yani. Evet. 38 yaşında. Kaç gün sonra Kıbrıs'tan itirafçı 20, olarak... 23 gün sonra galiba. Kaç? Tam tarih hatırlamıyorum. 20-23 gün arası bir şey. 23 gün sonra temas kuruyor. Peki emniyet Sedat Sertçelik hakkında da bir arama kararı falan çıkartıyor tabii, mu? Tabii o yüzden zaten. Tabii. Beni arıyorsunuz tabii, diyor. Tabii, ben Kıbrıs'tayım. Tabii. Gelirim ama şu şartlarla gelirim. Evet. Birden çok olaydan sorumlu fail olarak. Birkaç kere... O zaman... Ayhan Bora Kaplan'ı az önce gördüğümüz görüntülerle gözaltına aldıktan sonra çeteye mineşter atılıyor. Evet. Hani zaten çete üyeleri yakalanıyor. Birçok çete üyesi gözaltına alınıyor. Ha, orada o bırakılmıyor arada, yani. Tabii. Havaalanı yolundaki. O operasyon öyle başladı ama Ayhan Bora Kaplan'ın önemli adamları yine operasyonlarla yakalandı. Onlara da ayrı operasyonlar yapıldı. Gözaltına alındı. Hayır, fakat o, iki numara olan ismin. Emniyet. Evet. Çeteyi çökertme operasyonu aynen öyle. Yani o gün itibariyle. Yani 28'i tutuklu 61 kişi işlem yapılmış mesela. Oo. Tabii. Sedat toplamda. Sertçelik de onlardan tabii. biri. Aksi halde organizasyon örgütü olamaz ki. Bunu pek böyle kelepçe takıp almıyorlar da bu kendisi mi geliyor? Kendi, evet kendi temas kuruyor. Kıbrıs'tan geliyor. Diyor ki ben tamam diyor itirafçı olacağım, anlatacağım. Örgütün iç yüzünü anlatacağım, karanlık yüzünü anlatacağım diyor. Geliyor. Ama gizli tanık... olmayı teklif ediyor polis. Sen gizli tanık olacaksın, tutuklanmayacaksın. Gizli tanık olarak bildiğin her şeyi anlatacaksın diyor. O telefon görüşmelerinde zaten hepsi var. Adam hepsi Musa, kaydediyor. Gizli tanık ne demek? Gizli tanık ne demek? Gizli tanık bir örgütün suçlarını, eylemlerini iştirak ederek veyahut da takip ederek bilen, tanıyan, vakıf olan itirafçı eğer suça ortaksa İtirafçı olarak tanık koruma programı kapsamında kolluk kuvvetlerine yardımcı olan kişidir. Yani. Peki eğer bu mesela ben geliyorum gizli tanık oluyorum, kolluk kuvvetlerine yardımcı oluyorum. Adımı vermiyor musun? Tabii. Kim? Adınız verilmiyor. Tabii. Tanık koruma programını alıyorsunuz. Gerekirse M47 mi diyorlar buna? M7. M7. M7 ha. M7 de aslında daha da şey var. Bir dakika. M7. Suçları da affediliyor mu bununla? Ne oluyor? Suçları affedilmez de şöyle olur. İndirim uygulanabilir. İndirim uygulanabilir. Alt sınırdan ceza verilebilir. Gerçekten örgütün diğer suçlarının, gizli kalmış suçlarının çözülmesinde, anlaşılmasında gerçek ciddi bilgiler vermişse peki, ona göre mahkeme ciddi oranda indirim ve şey verir. Bu gizli verir tanık sıfatıyla o zaman kayıtlara geçmiyor adı soyadı bunun ilk etapta. Yani deşifre olmasın diye tabii ki kod adıyla anılıyor. Güvenlik nedeniyle gizlilik kimliği gizli tutuluyor Ahmet Bey. O sırada nerede? Yani bunu hemen bir cezaevine mi koyuyorlar, özel bir eve mi götürüyorlar? Nerede o sırada? Tabii onu özel olarak emniyet önce gözaltı işlemi yapıyor. Savcılığa çıkarıyor. Savcıyla görüşüyor. Savcı da ikna olursa gizli tanıklıktan. Çünkü birçok kişi ben gizli tanık olacağım, itirafçı olacağım, önemli bilgiler vereceğim. Siz de bana ona göre indirim yapın diyor. Ve
soruşturmaya yaptığı katkı oranında da cezası hafifliyor. Ve tamam ha, diyor. Onu anladım. Evet. Nerede sonra, duruyor bu adam? Bir özel güvenlikli yok, evde yok. Mi? Yok yok, kendi evinde. Adli kontrol şartıyla evine gidiyor adam. Yani özel bir şey yok. Diyorlar. Peki bunun amacı, yani buna bunun adının... Savcıya gidiyor. Bir dakika, adının duyurulmamasının, gizli tanık olmasının, bir kodla davada adının geçmesinin nedeni örgüt tarafından infaz edilmesin diye. Evet, aynen öyle. Tabii. O yüzden ismi gizli tutuyor. Peki ama sen gelirsin Kıbrıs'tan, savcıya ifadeni verir, elini kolunu sallayarak evine gidersen örgütün hedefi olmaz mısın eğer korunmuyorsan? Şöyle, o yüzden kod adıyla yapılıyor. Tanık koruma programı kapsamına alınır. Emniyetin özel bir birimi var. Hayır, Ahmet Bey'in sorusu. Yani örgüt şüphelenmez mi ya, bu adamı niye almadı? Zaten duruşmaya gelmez o. Segbis'le görüntülü olarak ifade verir. Görüntüsü ve sesi de değiştirilir. Ya Ayhan Bora Kaplan demez mi ya? Bizim Serdar'a hiç bilirler. Şey... Anlatılan olaylardan birisi mesela. Şimdi birisi benimle ilgili bir şey anlatıyorsa... Anlattığı olayın... Ben onu geçtim. Öznelerinden... Ya, yani ben bu, anlarım onu. Bu Ayhan Bora Kaplan denilen adam demez mi ya? Bizim Serdar elini kolunu sallayarak Ankara'da dolaşıyor. Nasıl oluyor? Bu itirafçı falan mı oldu? Demiş olabilir. Ahmet Bey, işin daha ilginci var. Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı aynı zamanda Serdar Sertçelik'in avukatı. Şimdi avukat onun bilmez ne yaptığını mi? Bilmez mi? Tabii. Şimdi, zaten enteresan. Vuruluyor ya Ahmet. Çorbacı da vurulmaz. Bir dakika yani. Şimdi... Serdar Sertçelik, tamam. Serdar Sertçelik, sen serbestsin abi, hayatını yaşa mı diyorlar? Hayır. Yok. Şöyle yapıyorlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıyorlar ya, ayağına bir elektromanyetik kelepçe koyuyorlar. Getirebilir misin o görüntüyü Onurcuğum, kelepçe görüntüsünü? Biraz önce vardı Onur. Başta onu geliyor. Evet. Şu. Evet. Bunu mu takıyorlar evet. Yani? Evet. Ve nereye tanımlanıyor bu? Evine tanımlanıyor. Bu şu demek mi? Evinden dışarı çıkamaz. Evet, 100 metre. 100 metre. Ne yapar 100 metre çıkar? Alarm veriyor. O alarm nereye evet. gidiyor? Ankara. Evet, Ankara'daki. Ankara'da izleme merkezi var. Evet. İzleme takip merkezi. Evet. Alarm verilince ne oluyor peki? Diyelim ki adam... Diyor ki adli kontrol şartıyla bırakılan, ayağında kelepçeli olan şu kodlu, şu adresin şu kodlu kişi bulunması gereken adresten uzaklaşıyor, kaçıyor. Konumdan uzaklaşıyor. Ne oluyor? Normalde polisin savcılığa hemen intikal etmesin, savcının polise hemen söylemesin. Polisin gidip o kişiyi yakalayıp... Ama Nihat abi, senin söylediğin bu süreçler sırasında bu adam gitti zaten, uçtu. Şöyle... Savcıya bir ifade verelim. Keyfi uygulama olmuş orada. Şöyle tamam. Ahmet Bey, gelmeden önce konuştum ben İçişleri Bakanlığı ilgili birimiyle. İçişleri Bakanlığı bünyesinde takip merkezi var. Şimdi takip merkezi 100 metrenin dışına çıktığı zaman şahsı arıyor. Çıkmayın, bakın şey yapıyor, ulaşamadı ve devam ediyor. Doğrudan en yakın polis merkezini, yani buna kelepçeyi takan polis merkezini arıyor ve yönlendiriyor. Peki, tamam. Aslında Ahmet Bey burada... Beyler bir dakika, devam edelim. Bir de arkadaşlar bir dakika, bir süreci devam ettirmek istiyorum. Bu adam ayağında bu kelepçeyle evinden 100 metre dışarı çıkmadan yaşıyor mu bir süre? Bir süre yaşıyor evet, 9 defa ihlal etmiş sadece. Kaç defa ihlal etmiş? 9 defa. O kadarcık. Peki. 9 defa ne demek? Yani, ne demek yani? 9 defa adresini terk etmiş. Emniyetin evet. gelip bunu tutuklamaya, evet. yakalaması evet. lazım. Yani evet. orada bir suistimal var. Bir dakika, evet. ben bir şey çok önemli sorabilir miyim? Geçemeyiz. Şimdi birinci de çıktı geldi. Evet. Uyarı falan alıyor mu? Ne Yok. Oluyor? Yok, normalde aslında evet. Bulunduğunuz adresi terk ettiğiniz andan itibaren o adli kontrol şartınız biter. Evet. Tutuklamaya tutuklanırsınız. Tabii. Dokuzunda da uyarılmıyor. Yok. Dokuzunda da tutuklanmıyor. Yok, dokuzunda tutuklanmıyor. Uyarma yok. Yani bir koruma kollama süreci olmuş Ahmet orada. Bey, adli kontrolle dokuzun... serbest bırakılmışsanız ama elektronik kelepçeyle ama imza karşılığında bunlardan herhangi birisini ihlal ettiğinizde doğrudan tutuklanma sebebidir. Evet. Tamam, aynı şeyi söylüyorsun. Evet, doğrudan. Ahmet Bey, sadece 9 kez ihlal etmesi değil. Orada bir yere gidiyor, orada bacağından vuruluyor. Ha, ondan sonra da... Bir dakika, ona geleceğiz. Güzel. Geleceğiz. Bir dakika. Şimdi bu adam 9 kere ihlal ediyor evet, ama her defasında... Evet. 30 Ekim 2023'te, 31 Ekim 2023'te... Bu ihlallerde nereye gidiyor mesela? Bir ihlal ediyor. Eğlenmeye gidiyor, yemek yemeye gidiyor, restorana gidiyor, hayatını yaşıyor. Peki, çorbacı da vuruluyor mu bu adam? Evet. Mesela ayağın, en son... Bir dakika gelmeyin. Emniyet birimleri bunu yani tolere mi ediyorlar? Tolere sonuç. Tolere ediyorlar evet. Doğru. Sadece emniyet değil.
İzleme merkezi de tore ediyor. Savcılık da tore ediyor. Ama izleme yani, merkezi zaten İçişleri Bakanlığı bünyesinde. Tabii. Yok şey... Abi bunu kim tolere ediyorsa, kim ettiyse bence ondan hesap sorulması aynen lazım. Bu işin... Doğru. Yani nirengi noktası burası. Evet. Nirengi noktası. Bu tür evet şeyler esnetilemez. Kanun, kimse kanun üstünde olur değil mu yani ya böyle bir aslında şey? Aslında sürecin hemen savcılığa intikal edip savcının hemen işlem yapması gerekiyor. Evet. Hemen yani. Evet. 9 kere ihlal evet ne demek? Skandal üstüne skandal. Yani Cumhurbaşkanı diyor ya bu işin üzerine gideceğiz, hiç boş gidilmesi gereken yer burası. Evet, burası. Yani 9 kere ihlal edilmiş evet bir şey bence yani. Son ihlali de Ahmet Bey. O çorbacına nasıl vuruluyor? Şöyle son o 9. ihlal mi? Tabii 21 Kasım 2023'te artık o kadar rahat ki, o kadar hayatını entegre ki eğlenmeye gidiyor. Kız arkadaşını da alıyor yanında. Beraber gece kulübüne gidiyor, takılıyor. Gece çorbacısına gidiyor. O arada ayakta bu var. Evet yani o var. Alarm veriyor, sinyal veriyor ama kimse bakmıyor. Yazık. Ve, yazık. Ve ne oluyor? Kız arkadaşı da bir fenomen miymiş, neymiş? Galiba. YouTuber evet. YouTube. Bak hemen nasıl boşandı eşi bir dizi oyuncusu. Bir dizi oyuncusu genç bir kızcağız. Paparazzi. Çıktığı da bir YouTuber fenomeni. Peki abi biz bilmiyoruz da sen niye biliyorsun? Ben profillerini inceledim. Ayhan Bora Kaplan'ı tanımıyor. Bunun sevgilisini tanıyor yani. Eşini, karısını, sevgilisini tanıyor yani. Benim kutluyorum seni. Ya gerçekten yani bu gece var ya dördüncü sükût hayalim şu anda. Ben yaşıyorum. Yani. Ben de hayal daha çok var. Şimdi bir koruma kollama süreci yaşamış bu süreçte. Değil. 9 defa bunun tolere edilmesi. Evet, ben de evet bu konuyla soruyorum. Ha. Hayal kırıklığını 9'la çarp. Göz yummak ya tolere değil yani evet doğru. Onur diyor ki bu korumaya girer, kollamaya girer, göz yummaya girer diyor. Yani tolere doğru, göz hafif kalıyor yani. Abi. Tabii. Şimdi adam çorbacı evet sen çok güzel anlatıyordun abi evet, eğleniyor. Eğleniyor, gecenin tadını çıkarıyor. Artık yani yemek yeme faslı bitmiş, eğlence faslına geçmiş. Çorbacıya gidiyor, çorba içiyor ve en son çıkışta bacağından 4 el ateşte vuruluyor. Kim yapıyor bunu? Muhtemelen Ayhan Bora Kaplan adamıdır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Öyle ona, ona da herhalde. Önemli bir durum o konu. Evet. Bunun dışarıda olduğunu da herhalde gene birileri haber veriyor. Tabii. 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 Peki Musa kim yapıyor? Çünkü eğlence dünyasına girdiği an Ayhan Bora Kaplan onu bilir. Çünkü o piyasa Ayhan Bora Kaplan'dan soruluyor. Tamam. Kim yapıyor? Bugün ben bunu araştırıyordum. Tam araştırmam neticelenmeden programa çıktığım için. Aa güzel. Bulacağım onu. Peki. Çünkü kritiklik. Kritik İkinize de. Çok tuhaf de giriyor kayıtlara. İkinize de. Kayıtlara çok tuhaf geçiyor bu vurulma şey haznesi. Bir dakika, ikinize de bir şey sormak istiyorum. Orası biraz böyle muamma gibi değil mi o vurulma olayı? Muammanın muamması. Gizemli yani. Bana göre gizemli. Peki hastaneye mi kaldırılıyor? Peki polisler falan telaşlanmıyorlar evet mı ya? Bunun ayağında kelepçe var, eyvah biz bittik battık falan evet ne oluyor? Hastaneye kaldırılıyor. Daha sonra muhtemelen ilk işlemleri yapılıyor. Alçıya alınıyor. Ondan sonra evet da kaçıyor. Yani. Ve ondan sonra o haliyle de firar ediyor. Şimdi ya ne diyorsun ya? Hastaneden firar ediyor. Yani ben bu olayın her tarafı bana gizemli ve muammalı geliyor yani. Bir şey var orada. Hakan abi 4'e 5 ekle. Tabii lütfen. 4'e 5 ekle. Bir dakika şimdi. Bu adamı bir hastaneye götürüyorlar. Evet. Polis korumasında değil mi yani gidiyor? Yani polis de olayı yerine intikal etmiştir. İntikal ediyor. Hastanede kaç gün kalıyor? Belli mi? O süreyi bilmiyorum ben. Yok, hastanede çok kalış süresi yok da hastanede şöyle bir durum var. Peki iki ayağından vurulmuş nasıl kaçabilir? İşte iki ayağından vurulup vurulmadığını netleştirmem lazım. İki ayağından vurulmamış. Bir ayağından vurulup bir ayağı. Kayıtlara iki ayak geçiyor rapor, ama bir ayağı. Rapor var, cezaevine giremez diye iki ayağından olduğu için. Ondan dolayı bir adli tedbir, tutuklama. Yani orada da bir o zaman. Orada da bir şahibe var. Soru sormak istiyorum. Buyurun. Bu adam hastaneden firar etti mi? Hastaneden firar etmedi. Nereden? Hastaneden evine gitti. Hastaneden evine gitti. Gayet hastaneden adliyeye gitti. Adliyede adli kontrol tedbiri konuldu. Oradan evine gitti. Evine gitti. Ya, cezaevine gitmesi gerekirken, hani ilk 8 kere gitmedi ya. Ha 9'uncuda diyorsun ki artık vuruldu. İş ayyuka çıktı. Mızrak çuvala sığmıyor. Yine evine gidiyor. Peki evin şunu bulmam lazım. Şunu net size söyleyebilmem lazım. Bu adam iki ayağından vuruldu. İki ayağından mı alçılandı? İki ayağından alçılandıysa iki ayağından birden mi vuruldu? Yoksa tek ayağından vurulup iki ayağından mı alçılandı? O zaman doktor da işin şeyine giriyor. Kimse durup alçılamaz vurulmamış bir ayağı. Niye böyle bir şüphem var? Çünkü
tutuklanmaması için yani tek ayaktan olursa cezaevine girebilir. İki ayaktan olursa rapor olarak şey olabilir. Görevi bulunması gerekeni terk etmesi zaten otomatikman cezaevine gitmesini sağlamıyor mu? İki ayağından vurulduysa sağlayamaz diyor. İki ayağından vurulmuş adamın cezaevine gidememesi lazım. Cezaevine gitmesini şey yapabilir. Yine gider. Tam cezaevine gidebilir. Cezaevinde daha ağır şartlarda şeyler de var da onu ben netleştireyim, ezbere konuşmayayım. Peki bu adam çorbacıda vuruluyor hastanede. İşte neyse ayakları, onu sen diyorsun araştıracağım, orada bir takım muammalar var. Bir tedavi var. Görmüş yani. Görmüş. Sonra tekrar evine gitmiş. Evinden yurt dışına kaçışı nasıl olmuş? O konu net değil ama bazı iddialar var. Kosa mı gitti? Evet. Yani mesela Kosa'dasına gitti. Evet. Vurulduktan kaç gün sonra? Önce timing, zamanlama. Muhtemelen 1-2 gün içinde gitmiştir o. 1-2 gün. Evet, çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Çünkü vurulduğu andan itibaren öleceğini düşünmüştür ve yurt dışına kaçış planını şey yapmıştır ama bir iddiaya göre Ege kıyısına gidip Ege kıyısından teknelerle, yatlarla Kos Adası'na gitti. Oradan da Dubai'ye geçti yönünde bilgiler var ama bunlardan net değil. Vurulmasıyla ilgili soruşturmanın detayları Ankara'yı çok değil, yol geçen anını anlatır gibi anlatıyorsunuz. Vallahi ya. Öyle. Aa, sinirim öyle. Bozuluyor giderek. Öyle. Ne yapsınlar abi, anlatmasınlar mı? Hayır, onlara sinirlen, niye sinirleneyim? Olaya sinirleniyorum ya. Takılıyorum sana. Şimdi sakin şöyle baktığınızda... Hakan abi bana soru sorun, ben cevaplayayım. Şimdi baktığınızda muazzam bir operasyon var. Okey, tamam, anladık. Fakat şu sürece bakıyorsunuz, bu süreçte de muazzam bir laçkalık var. Laçka. Gerçekten. Evet. Yani biliyorum, kurallar çiğnenmiş, yasalar çiğnenmiş, istismarlar yapılmış. Yani o zaman diyorsunuz ki ne oluyor diyorsunuz. Hani madem böyle güzel bir operasyon yapmışsınız, bu süreç ne? Başarılı. Evet. Yani bir çeteyi çökertiyorsunuz. Evet. O zaman çeteyi ne için çökerttiniz? Evet. Yani bu adam... Yani bu adamdan ancak sen çeteyi daha fazla çökertmek için faydalanabilirsin ama kuralları da uygularsın. Ya evet. Bu adam elini kolunu sallayarak kız arkadaşıyla çorbacıya gidiyor, eğlence hayatı devam. İfade de vermiş. Bir de yalnız bir... Ne demiş? Yani 19 sayfa ifade veriyor ya. Zaten itirafçı olarak ifadesini de almışsınız. Almışsın. Evet. Niye adamı... Bundan sonra daha fazla tolerans niye ediyorsunuz? Yani bir de şöyle bir... Niye bilgi... daha fazla kolluyorsunuz? Şimdi esas konuya geldik yani. Şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi normalde bu tutuklandığı zaman illi cezaevine girmez diye bir şey yok. Hastanelerin mahkum koğuşu var. Oraya indirir. Girer. Şeyinde nasıl lazımdı yani. Burada adama hiçbir kural işlememiş. Ya 95 yaşındaki insanlar cezaevinde. Yani bir bacağından, iki bacağından alçalmış insan abi, cezaevine girmiş. Bak sana söyleyeyim, ben cezaevinde kalp krizi geçirdim. Beni şeyle, neydi onun ismi, sedyeye bağlayıp yoğun bakımda, düşün başıma da nöbetçi koyu böyle beklettiler. Girer, girer. Yani hani yapmak istediğinin çözümü var. Burada aleni bir suistimal girer. Bir başka bir şey var yani. Yani girmemiş, kollanmış. Şimdi bir de bu tür olaylarda bir kere bir suistimal aşikar olduğu zaman sonra o olayın üstüne bir sürü benzer şey söylenebiliyor yani. Tabii. Ya bir kere düğmeyi şey yaptıkları zaman, kaçırdıkları zaman sonra ama burada şeyler yapışıyor üstüne. Burada Musa yani bir kere olur, iki kere olur, tabii. Üç kere olur, dokuz kere olmuş. Hadi dokuz kere oldu. Adam ayağından vuruluyor, hastaneye kaldırılıyor, devam, yurt dışına kaçıyor. Yani inanılmaz. Ya polise onları bırakın emrini kim verdi mesela? Kim? Değil evet. Mi? Bu adamın, evine bu adama kuralları işletmeme emrini veren kim? Ki bir de şöyle düşünün, hani tamam alarmı örtbas ettiniz değil mi Ahmet Bey? Peki kriminal bir vaka yaşanmış ya. Yani vurulma yaşanmış. Onun ayrı bir soruşturması var. Tabii. Ayrı bir tahkikatı var. Silahlı savcı. Ayrı bir savcılığı var. Bu arada ayrı bir savcı soruşturması var. Oraya da müdahale olmuş. İki ayağına alçı taktıysalar kelepçeyi de çıkarmışlardır. Bak Hakan Bayrakçı bir şey evet. Soruyor. Ya vuranların da peşine düşünmemiş mi? Düşünmüştür. O konuyu bilmiyorum. Çünkü sadece Serdar Seççelik yaralanmıyor. Orada bir başkası da yaralanıyor. O olay sırasında. Tabii tabii. Oradaki o polisiye, vakanın üzerine gidilmiştir. Tabii o konumuzla. O mutlaka alınmıştır, işlem yapılmıştır. Şimdi de şöyle bir şey var. O konuyu ben bilmiyorum sadece. İnşallah. Adam kim? Ayhan Burak Kaplan. Ankara aynı zamanda eğlence hayatını kontrol eden bir insan. Ve bu gizli tarığında gittiği yerler lüks mekanlar. Evet. Bulunduğu çorbacı da lüks bir mekan. Yani Ankara'nın birkaç markasından birisi. Öyle mi? Evet. Tabii. Yani öyle hani sokak arasında bir çorbacı da böyle gizli kapaklı değil. Yani sokağa adımını attığında o gittiği herhangi bir eğlence mekanına girdiğinde Kaplan'ın haberinin olmaması mümkün değil. Muhakkak. Ben de o bağlantıyı kuruyorum. Burada soru şu. Adamdaki cesaret mi dersiniz, fütursuzluk mu dersiniz, özgüven mi dersiniz? Korunma duygusu mu dersiniz? Korunma duygusunun
fevkalade değil mi dersiniz bilmiyorum ama böyle bir psikolojisi de var ikinci var. Gizli tanığı. Peki şimdi esas konuya gelelim. Ankara'da birdenbire 3 emniyet şefi mi diyelim, müdürü mü diyelim? Müdürü. Müdürü. 3 emniyet müdürünün... Evet. İl müdür yardımcısı, şube müdürü ve şube müdür yardımcısı. İl müdür yardımcısı. Bu 3 müdürün... Bir de komiser. Bir de komiser. Dört bu 4 polis, 4 polis şefinin gözaltına alındığını duyduk biz, evet. Değil mi? Evet. Birdenbire bugün. Bu çıktı. Evet. Bu olaydan sonra mı oluyor? Bugün. Bugün, yeni. Önce açığa alındılar, bugün de gözaltına. O deminki biraz önceki operasyonu yapan kişi de şu an gözaltında. Evet. Tamam. Şimdi bu polisler birdenbire gözaltına alındılar. Neden gözaltına alındılar diyoruz? Bu şahıs yurt dışına gitti ya Hakan abi, evet. Bu adam. Evet. Yurt dışından, sosyal medyadan yayın yapmaya başladı. Evet. Dedi ki, yanlış söylersem ne olur düzeltin. Evet. Bana dedi, polisler benim söylemediğim ifadeleri verdirdiler dedi. Bak bu böyle. Evet. Aç sesini bir dinleyelim bakalım. Ne dedi? Bu hesabımdan yanıt vereceğim. Bu hesap benim kendi şahsi... Bir sürü şey söylüyor. Şimdi neyse. Diyor ki bu şimdi burada beni diyor polisler diyor bana benim vermek istemediğim ifadeler verdirtmeye çalıştılar. İmzalatmaya çalıştılar. AK Parti'den diyor Bekir Bozdağ'ı işin içine sokmaya çalıştılar. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı. Polisler mi bunu yapmaya çalışıyor? Evet bu diyor. Anladım diyor ki, anladım. Polisler diyor bana bunu diyor. Bekir Bozdağ, Fahrettin Koca. Mücahit Arslan. Mücahit Arslan. Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürü Büyükelçi Hasan Doğan. Onu diyor bu işin içine sokmaya çalıştılar diyor. Ve beni diyor bununla ilgili diyor teşvik ettiler diyor. Yani... Ek ifade vermemi talep ettiler. Ek ifadede, çünkü ifade veriyor ya daha önceden. Sonradan ek bir ifade talep ettiler. Ek ifadede Ahmet Bey'in söylediği isimleri yazabilir miyiz şeklinde bir münazaralar var. Bir de ses kaydı yayınlamış. Onların sesini de kayda almış. Kayda almış. Evet. Peki sen sesli kayıtlarını dinledin mi? Dinledim. İnandırıcı mı peki? İnandırıcı. Eğer yani gerçekten muazzam bir montaj değilse inandırıcı. O ses kayıtlarında polisler gerçekten buna Bekir Bozdağ'a yaz, Hasan Doğan'ı yaz falan mı diyorlar yani? Evet. Ne diyorlar? Diyor ki, evet aynen. Diyor ki, şu okuyayım mı? Lütfen. Diyor ki, orada bir karşıda Mücahit Aslan var. Bu tarafta Bekir Bozdağ var. Şimdi Mücahit Aslan reise çok yakın. Polis mi diyor bunu? Serdar Serçelik diyor. He. Serdar Serçelik. Öncesinde bir konuşma olmuş. Bir pazarlık usulü var. Kimleri yazalım, kimleri yazmayalım. Onu mu yazalım, bunu polis mu yazalım? Polisle yapıyor. Evet, bir pazarlık olmuş. Çünkü ben bu mülakattan onu anlıyorum. Ben bir okuyayım. Siz ne anlayacaksınız? Ona bakalım. Orada da karşıda Mücahit Aslan var. Bu tarafta Bekir Bozdağ var. Şimdi Mücahit Aslan reise çok yakın. Şimdi ben bunu söylediğimde ben iyice kötüye gitmeyeyim müdürüm diyor. Müdüre danışıyor. Karşısında müdür var. Aslında bu da standarda uygun değil. Yani bir şube müdürünün, şube müdür yardımcısının gizli tanıkla hem de firari bir gizli tanıkla bu tür telefonla iletişim ve irtibat kurması da ayrı bir kusur. Hiç bir telefon değil. Konuşması. Telefon konuşması. Hiç normal değil. Müdür olur peki, mu? Olmaz. Peki olmaz. Bu peki. O soruyu sorunca. Peki müdür de diyor ki. Ne diyor? Müdür de diyor ki bu iki konu ile ilgili söylüyorum. İki konuyla ilgili görüşeyim ben. Gerek yok istersen sana söyleyeyim. Söylemeyeceğine söyleyeceğim. Açık ve net söyleyeyim. Bekir Bozdağ ile ilgili bir şey demiyorum. Onu söyleyebilirsin diyor. Bir şey demiyorum ona diyor. Onun ismini verebilirsin. Evet diyor. Muhtemelen söyle derler. Yukarısı söyle der diyor. Nereyse artık o. Nereyse bunu bilmiyorum. Emniyet görevlisi mi? Evet, müdür. Diyor. Müdür söylüyor. O ayrı bir konu ama diğer konuyla ilgili bir bakmak lazım diyor. Mücahit Aslan isminden çekilmiş biraz. Ona da bir bakmamız lazım demiş. Peki bir şey söyleyeceğim. Ama Bekir Bozdağ'dan çekilmemiş. Bu telefonda konuşan adam gerçekten bir emniyet müdürü mü? Evet öyle görünüyor. En azından resmi soruşturmada şu denilebilir, montajcı denilebilir ya da başka bir şey denilebilir ama şu an için doğal ses kaydını şu yayınladı. Anda, ama bu korkunç bir şey değil mi ya? Ahmet Bey şu anda Mülkiye Müfettişleri bunu inceliyor. Muhtemelen Cuma günü rapor çıkacak. O mu değil mi? O mu değil mi ve niye yapıldı? Evet. Çünkü iddia şu, çok özür dilerim lütfen. Abi. İddia şu, iddialardan biri şu. Bu konuşma gerçekleştirilirken bu Serdar Serçelik Kıbrıs'ta. Bu daha teklifi, gelmemiş. Hayır. Bu teklifi Serdar Serçelik yapıyor. Ve onlar da sırf gelsin diye her şeyi he diyorlar. İddialardan bir tanesi de bu. Ha bu...
tamam bir dakika. Bu telefon konuşması henüz daha Kıbrıs'tayken. Evet. Gelmemiş. Emin miyiz onunla? Evet. Tamam. Bir ha şimdi. Yemliyorlar yani. Bu sonradan yemliyorlar. Bu telefon görüşmesini yapan polislerin savunma biçimi. Evet. Olabilir mi? Evet. Tamam. Bu onlar onların perspektifinde evet. Baktığımızda böyle. Evet. Bu görüşme Kıbrıs'tayken gerçekleşti. Kıbrıs'tayken gerçekleşti. Gelsin diye bize her şeye tamam dedik. Yeter ki gelsin. Ha, o da böyle belki Bekir Bozdağ falan. Ve şöyle bir savunma getiriyorlar. Yani şimdi o felsefe raporuna çıkacak da eğer o denildiği gibi olsa yani komple biz kurmuş olsaydık niye yazılı ifadede olmasın? Yok mu yazılı? Hayır. Ifade? Ne polis ne savcı yazılı ifadesinde bu isimler yok. Üç kere ifade. Bu da diyor ki evet yok doğru. Bana ek ifade verdireceklerdi. Ek ifade verdirecekler miydi peki? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bütün tartışma bana ek ifade verdireceklerdi üzerinden mi kopuyor şimdi? Evet. Çünkü bu Serdar Serçelik ya bunu işte bu isimleri bana söyletmeye çalıştı deyince doğal olarak Mülkiye Müfettişleri de ya kardeşim ben şimdi Hakan abiyi alıyorum değil mi Hakan abi? Sen işte Ahmet Hakan'ı söyle, Musa Kester'i söyle, Nihat Uludağ'ı söyle falan. Hakan abi diyor tamam alıyorum onu ifadeyi. İfadesini 19 sayfa olarak yazıyorum ki diyor ki 19 sayfa ifadeyi de kendileri yazıp bana imzalattı ya. Şimdi ben eğer bunu tasarladıysam 19 sayfaya niye bu isimleri koymayayım? Ha bu soruya karşılık da şöyle bir savunma yapıyor. Diyor ki. Bir dakika evet. 19 sayfalık ifade veriyor. Evet. Bu söz konusu isimler o ifadede yok. Hayır. Peki polisler de diyorlar ki ya biz senden yapsaydık. Böyle bir komplo yapsaydık bu 19 sayfaya koyardık. Aynen öyle. Bu ne diyor? Bu da diyor ki sonradan siz ek ifadeyle o isimleri bana söyletmeye çalıştı. Tamam buradaki nirengi noktası bir ek ifade söz konusu muydu değil miydi? Aynen öyle. Bu ek ifadeyi kim alır? Şimdi, Cumhuriyet Savcısı almaz. Aynı makamlar alır. Polis de alır. Polis sonra savcı. Yalnız bu adam ek ifade lafını bile bilmez. Demek ki duydu birini. Hadi. Öğretmişler. Bir şey daha var Ahmet Bey. Yani Kuzey Kıbrıs'tan konuşmuyor mu bu? Evet. Çok rahat oradan da alırlar ya. Yani Kuzey Kıbrıs makamlarına söylediği zaman rahatlıkla da oradan diyor ki, alabilirler yani. O konuşmada yani. Ek ifade üzerine gerçekleşti. Ama Mülkiye Müfettişleri yaptığı araştırmada bu telefon kaydının bu adam Kıbrıs'tan gelmeden önce gerçekleşti. Anladım ben de şunu sonradan diyorum. Sonradan gerçekleşmiş yani, gibi gösteriyor öyle değil. Erik abi bak adamlar eğer ne olursa olsun tamam biz dedik ona her şeyi dedik gelsin diye lafına diyorum ki gerek yok Kıbrıs makamlarına söyle anında gider alırlar teslim ederler yani. Biraz da itirafçı olmasını sağlamak için o konuda asıl onu kastediyor. Asıl o işte ben de bu savunmanın doğru olmadığını şimdi, ifade etmeye çalışıyorum. Olağan akışa uygun değil Melih Bey'in söylediği. Evet. Şöyle uygun değil. Ben itirafçı olacaksam öyle büyük isimleri söyleyip de başımın derde girmeyeceğini düşünmem için biraz aptal olmam lazım. Dolayısıyla bu isimlerin konuşulduğu bir ortamda ama o işte, değil Kıbrıs'ı uzaya kaçmak ister yani. Çünkü tabii, bu isimleri söyleyeceğim deyip geldiyse. Geleceğim ama bu isimleri söylersem beni koruyabilecek misiniz diyor bu. Tamam da niye bu isimler de var diyor. Adamları motive eden bu isimleri söylemek mi? Adamların Türkiye'ye gelmesini motive eden isimler bu isimler mi? Ben bunları söylersem mi gelirim diyor. Onlar da evet mi diyor? Hayır. Evet. Şunu diyor. Niye adam o isimleri söylemek zorunda hissediyor kendini? Hayır. Adam diyor ki onlar da var işin içinde. Hayır adam. Anladım. Ya, bak şöyle olabilir. Ben orada Bekir Bozdağ hiçbir şeyde bunun nedeni de şu. Bir dakika ben bir tutarsızlık. Ben Melih'in söylediğinde bir tutarsızlık görmüyorum. Yani şöyle adam ne kadar bu konuyla alakası olmayan üst düzey isimleri de işin içine karıştırırsa hem kafaları karıştırır. Hem kendini daha rahat hissedecek. Hem de diyor ki beni bakalım ne kadar koruyacak bunlar diyor. Bir deneme de sulandıracak yapıyor. Da Ahmet Bey. Ama o telefon görüşmelerinde de müdürle o adam arasındaki konuşmalarda müdürün savunmasını haklı çıkaracak bir nokta var mı? Hani gerçekten bir yemleme durumu var mı? Onu Nihat abi daha iyi anlar. Ben diyor ya buradaki polis şefleri diyor ki biz yemledik. Yani böyle bir yemleme mantığı olmaz. Çünkü neden olmaz? Neden? Bu şimdi o isimleri siz ben şimdi aranıyorum. Beni Nihat diyorsunuz gel. Ama ben diyorum ki şu da vardı diyeceğim öyle gelirim.
O isimleri verdiğiniz zaman... Tamam, ben zaten de gel derim sana polis hayır, olarak. Öyle bir... Seni İkna koruruz o isimleri öyle bir, de ben. Öyle bir ikna mantığı bana ters geliyor. Ama ben de olsam mesela... Adamın yani. Motivasyon kaynağı buysa eğer, ben de polis olarak o motivasyon kaynağını kullanırım. Gel peki, kardeşim kimin istiyorsan ismini şu anda yani. Şu anda mülkiye müfettişleri. Şu anda benim, bak bir dakika polis müfettişleri. Onu sorması gerekiyor. Şu anda polis müfettişleri, mülkiye müfettişleri şimdi tam şu sırada konuştuğumuz konuyu mu araştırıyor? Evet. Yani polis bu adamı... Yemledi doğru. mi? Yemledi mi? Yoksa polis bu adama korudu mu? Bu adama ha, bu isimleri, Bekir Bozdağ falan yazdırdı. Ha, operasyon eğer, mu çekti? Andıç, bir nevi andıç. Eğer o sayılan isimleri polis gerçekten bu adamın ifadesine sokuşturma gayreti içindeyse bu net bir darbe girişimidir. Eyvallah. Net. Eyvallah. Hiçbirimizin aynen. itirazı yok. Yani bu siyasete yapılan bir darbedir. Tartışmasız. Bir dakika kesinlikle. Bir şey öneririm ama. O ses kaydı var diyorsunuz. Evet. Ses kayıtlarında polis, müdür ya da... Yemleme mi yapıyor? Bu isimleri kendi mi söylüyor, ilk bu adam mı söylüyor? Önce sert adam söylüyor. Şimdi şöyle, evet. Bu mülakattan ben şunu anlıyorum. Öncesinde evet. bir isimlerle ilgili bir konuşma olmuş. Evet. Diyor ki, orada da karşıda Mücahit Aslan var diyor. Adam konuşuyor şu an. Evet. Adam söylüyor. Evet. Bu tarafta Bekir Bozdağ var. Evet. Şimdi Mücahit Aslan reise çok yakın. Evet. Şimdi ben bunu söylediğimde ben iyice kötüye gitmeyeyim müdürüm diyor. Yani adam zaten bunları söylersem kötüye gideceğini biliyor adam. Yani adama nasıl bir motivasyon? Sanki söylenmiş gibi mi algılıyorsun? Evet. Adama bu isimler empoze mi edilmiş? Evet. Edilmiş öyle, gibi mi evet, algılıyorum? Ben öyle algılıyorum. Ahmet Şimdi Bey, öyle anlıyorum. Çünkü adam diyor ki ben bu isimleri Ahmet söylersem orada, diyor daha kötüye gitmeyeyim diyor. Eğer adama bu isimler empoze edildiyse bunu yapan polis müdürleri gerçekten FETÖ taktiğiyle siyasete darbe yapıyor. Bravo. Ya 17-25'te hiçbir farkı yok. Kesinlikle. Şunu da bakın tekrar söylüyorum. Yani bir eski bu, emekli jandarmaları. Ya bakın. Eğer gerçekten bu adamı yakalamak istiyorsa oradaki o konuşan müdürler için söylüyorum. Emniyet teşkilatının ya gider alırsınız Kıbrıs'tan ya. Şimdi ya bunun pek çok iadesi oldu, pek çok gidildi, Melih alındı. Melih Bey'in tezini çürüten konuşma bu. Diyor ki bakın bir daha okuyorum. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Orada da karşıda Mücahit Aslan var. İsmin önemini anlıyor. Bu tarafta da Bekir Bozdağ var diyor. Şimdi Mücahit Aslan reise çok yakın diyor. Şimdi ben bunu söylediğimde ben iyice daha da kötüye gitmeyeyim diyor. Yani ben kötüye giderim işte diyor. Yani, evet. Şimdi nasıl motive olmuş bu cümleden önce kendimi anlat. Nasıl motive olmuş o zaman bana bunu izah edin. Bir şey soruyorum. Nihat Bey. Yani Melik şöyle. Melik polislerin savunmasını söylüyor. Savunmasını söylüyor. Tamam. Okay. Öyle ama bunu anladım da bu cümleden önce polis ona söylemiş mi ki bu isimleri? Şimdi şöyle bu konuşmanın doğal akışına baktığımızda bu konular konuşulduğunu anlıyorsunuz. Mesela şimdi karşıdaki itirafçı, siz itirafçısınız. Bana diyorsun ki Bekir Bozdağ, Mücahit Aslan diyorsun. Ben size derim ki, ne alaka kardeşim, ne Bekir Bozdağ'sı derim. Eğer ilk defa duyuyorsam. Aynı cevabı lütfen bir daha ver. Sözünü unutma. Bu böyle başı sonu olan uzun bir telefon konuşmasının yayınlanması değil. Evet. Üç bölük pörçük. Evet. Kesilmiş. Kesilmiş konuşmalar. Yani onlara bakarak tam anlamıyla empoze var da diyemiyorsun. Tam anlamıyla empoze yok da diyemiyorsun. Nihat abi diyor ki ben okuduğumda diyor buradan bir empoze kokusu alıyorum diyor. Tınısı çünkü alıyorum diyor. Diyor ki daha kötüye giderim diyor. Hani Melik Bey diyor ya hani motive olmak için gel demiş diyor ya ama adam diyor ki ben bunları söylesem kötüye giderim diyor. Peki, bir tarafta zaman, Bekir Bozdağ var bir tarafta Mücahit var diyor. O zaman bir Devlet Bahçeli, MHP lideri Bahçeli burada bir empoze olduğunu düşünüyor. Düşünüyor. Ve diyor ki evet. Komplo kuruyorsunuz. Evet, diyor. Aynen öyle. Evet. Evet, evet. Devlet Bey'in kafasında flu tarafı. Şimdi, tamam. Bir dakika. Biz... Cumhurbaşkanı burada bir alengirli durum olduğunu görüyor. Evet. Bunun sonuna kadar üstüne gideceğiz diyor. Evet. İçişleri Bakanı. Evet. Ben bunu diyor sonuna kadar araştıracağım. Evet. Kim varsa bu işin arkasında önünde ne varsa gözünün yaşına bakmadan üstüne gideceğim diyor değil mi? Demek ki onlar da bir şey görmüşler burada. Ahmet şimdi Bey, bu siyasilerin açıklamalarına bakacağız. Ahmet Bey daha iyi bakın, anlamak için. Yani bir cümle söyleyeyim. Bu organize suç örgütün 2 numaralı adam. Biz geçmişte Peker olayında da gördük. Ve bunlar bir kurgu hazırlayıp burada
kendilerini, yani bu organize suç örgütünün işlediği işlerin dışarına çıkarıp bir siyasi operasyona dönüştürmek isteyebilirler. O yani nedenle, şunu diyorsun. Kuşkuyla yaklaşmak bir dakika. Lazım. Yani komplo içinde bir komplo da olabilir. Tabii, şöyle tabii. Çetelerle mücadele eden bakana karşı onlar bir komplo kuruyor olabilir. O da siyaseti, iktidarı devam arkasına alarak konuşacağız. Bunlar onu en konuşacağız son. Konuşacağız ama burada ben bir şey daha söyleyeceğim. Reklama gitmem lazım. Tamam, o yüzden gidin. Kusura bakma. Yani. Yok estağfurullah. Bunları konuşacağız. Yalnız yine de bir soru işareti var. Çok büyük soru işareti var. Yani zaten hayır adamlar bekleyip darbe teknik, için bu olayı bekliyor. Ben de onu merak ediyorum. Şu anda kamuoyunda bu konu tartışılıyor. Tamam biz devlet, de tartışıyoruz zaten. Devlet de bu konuyu tartışıyor. Neyi tartıştığımızı anlamaya çalıştık. Bence çok net anlaşıldığını bence düşünüyorum. Cuma, bence tam anlaşılmadı farklı bir yere götürdünüz. Devam edeceğiz. Efendim? İtirazım var. Valla Nihat Uludağ'a çok teşekkürler. Gerçekten bu olayın bütün anlaşılmasına katkı sağladın bu akşam. Musa sana da teşekkürler. Şimdi neyi tartıştığımız çok belli oldu artık. Burada bu bir özet geçmek gerekirse... Bu şahıs gizli tanık. Bu diyor ki polisler bana bazı isimler verdiler. Bu isimleri söyle diye bana baskı kurdular. İfadende bu isimler geçsin dediler diyor. Bu çok güvenilir birisi değil. Yani sonuçta bir suç örgütünün ikinci adamı. Fakat telefon görüşmelerini koyuyor ortaya. Polis müdürleriyle yaptığı. O görüşmelerde de bir empoze var mı yok mu? Yani polis müdürleri buna bu isimleri ver diyorlar mı demiyorlar mı? Bu yapılan soruşturmalar sonrasında evet. Ortaya çıkacak. Evet. Yani biz şimdi savcı hakim olmaya gerek yok. Biz gazeteciyiz. Bir tartışmalı alan var orada. O alanın açıklığa kavuşması gerekiyor. Bir. Fakat orada bir empoze olmasa bile yani polisler gerçekten İyi niyetle bunu itirafçı olmak için, gel yapmak için, yemlemek için buna bilmem şeyler yapıyor olsalar bile bu olayda devasa en büyük soru işareti adamın ayağında kelepçe olduğu halde evinden 100 metre çıkması halinde tutuklanması gerekirken bunu 9 kere ihlal etmesi çok büyük bir soru işareti. Bunu kim yaptı? Ve en sonunda kaçması. Ve en sonunda vurulması. Vurulmasına rağmen hastaneden tekrar eve gönderilmesi ve evden de 2 gün sonra yurt dışına kaçması. Bu akıl alır bir şey değil. Yani bu buradaki boşluk çok büyük bir boşluk. Bunu doldurmaları lazım. Yani bu sorunun bunun sorumlularının ortaya çıkması lazım. O polis müdürleri midir? Değil midir? Kimdir bunun? Doğru. Bence en önemli konu bu. Eğer bu adama Bekir Bozdağ'a da söyle, Mücahit Aslan'ı da söyle, Hasan Doğan'ı da söyle diyen bir polis müdürü varsa zaten o müdürün yaptığı şey tamamıyla bir büyük komplodur, FETÖ'cülüktür. Kesinlikle. FETÖ'cülüğün dikalasıdır. Zaten o adam ona hukuk ne yapması gerekiyorsa yapmalı. Eğer onu yapmadıysa böyle bir şey yapmadıysa, ona bir komplo kuruyorsa örgüt, yani suç örgütü, o zaman da kamuoyuna tatmin edici bir şekilde o adamın 9 kere ihlali ve bu 9 kere ihlal karşısında hiç kimsenin kılını kıpırdatmaması konusundaki soru işaretinin mutlaka giderilmesi gerekiyor. Ahmet de bir şey söyleyebilir miyim? Yani benim bu konuyla ilgili özet söyleyeceğim bu. Önce Abdülkadir sen... Hakan abi söyle. Hakan abi buyur. Bu kişiyle yani Serdar Sertçelik'le o tutuklama yapılmadan önce de konuşulmuş ve anlaşılmış. Göstergeler böyle. Çünkü o tarihte Kıbrıs'ta oluyor, rahatlıkla gidiyor falan. Bir izlenim olabilir diyorum. Zaten, yani emin değilim. Zaten
Nihat Uludağ söyledi ya, polislerin kaydettiği telefon görüşmeleri, yani bu adamın kaydettiği, polisle yaptığı telefon görüşmeleri tutuklanmadan önce Kıbrıs'ta yapılan görüşmeler. Ha, o zaman zaten o 8 yıl sonra şikayete gelen şahıs da hasbelkader gelmiyor. Onu da emniyet daha önceden gel bu konuda tekrar şikayetçi ol demişler. Burada spekülasyonu arttırmanın alemi yok. Biz bu konuyu hani daha fazla böyle öyle miydi böyle miydi oraları bırakıp İçişleri Bakanı dedi ki ben bu konuyla ilgili Mülkiye müfettişlerini görevden. Şu anda çalışıyorlar. Cuma en geç pazartesi rapor tamamlanacak. İşte yani onu bekleyelim bakalım ne çıkacak. Ahmet Bey şöyle, şimdi burada onun bir itirafçı olarak Kıbrıs'tan getirilmesi sürecinde o polis şefinin onunla yaptığı görüşmede maksadını aşan yerler var. Bundan dolayı zaten hem savcılık hem mülkiye müfettişleri soruşturacak. İki, elektronik kelepçe ihlal ettiği halde tutuklanmaması bir kara delik, o soruşturulacak. Elektronik kelepçe takılı birisinden 11 saat sinyal alınmadan onun kaçmasına kim göz yumuldu, onlar soruşturulacak, bu tamam. Ama şu var, bununla yapılan şimdi tüm dijital materyalleri el konuldu. Onların deşifresi yapılıyor, tapeler ortaya çıkarılıyor. Ve bunun bir savcılığa verdiği 19 sayfalık gizli tanık olarak ifade var. Bir de polise verdiği ifade var. Şimdi bu iki ifadenin İkisinde de siyasilerle ilgili hiçbir ifade geçmiyor. Ek ifade? Bu yurt dışına kaçtıktan sonra bir video hazırlıyor ve ses kayıtları yayınlıyor. Şimdi bu ses kayıtlarının normalde böyle birisiyle polis müdürü konuşuyorsa ses kaydı sadece onda olmaz. Emniyette de vardır. Şimdi ondaki emniyetteki ses kaydıyla bundaki ses kaydı aynı mı? Oraya kes yapıştır ya da montaj yaptı mı? Bu incelemede ortaya çıkacak zannediyorum, işte cuma gününe yetişirse açıklanacak. O bir. İkincisi burada eğer dediğiniz gibi polisler o siyasileri dikte ettirdilerse hesap verecek. Ama değilse şu tuzağa da düşmemek gerekiyor ki ben o ihtimali çok güçlü görüyorum. Çetelerle mücadele eden bir bakan var. Çeteler bakanına karşı bir operasyon yapmak için. Çünkü bu yurt dışına kaçınca Ayhan Bora Kaplan'la ilgili tüm ifadesini değiştiriyor. Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı da, Serdar Sertçeli'nin avukatı da aynı kişi. Ve orada onlar bakana yönelik bir komplo hazırlıyorlarsa o tuzağa da düşmemek gerekiyor. Bir dakika, bakanın yani Ali Yerlikaya'nın bu işin neresinde Ali Yerlikaya var ki ona karşı olsun? Şöyle, Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan operasyonunu başından sonuna kadar yöneten insan. Tamam, o görevini kararı yapmış. Veren insan. Yakalatmış. Ama şöyle, sizin bu operasyonu yaptırdığınız Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tutup da andıçlık yapıp oraya AK Parti'nin önemli isimlerini, bakanların yerleştiriyorsa siz bunun üzerinden bir operasyon yapıyorsunuz demek. Ali Yerlikaya mı yapıyor olur o zaman? Ali Yerlikaya'nın emrinde olan birinin yapıyordur. Böyle bir töhmetle karşı karşıya. Ali Yerlikaya eğer bunu tespit ederse Ali Yerlikaya o polisleri canlarını okur. O polisleri yani göreve getirmiş olmaktan dolayı mı sorumlu olur? Şöyle, yani onun üzerine götürülmesi, onun bir bedel ödemesini isteyebilirler. Çeteler bunlar. Çünkü bunlar organize suç örgütleri. O konuda diyorum ihtiyatlı olmak lazım. Ali Yerlikaya da bunların üzerine tepesine olmak biniyor. Lazım. Tabii. Eğer gerçek polis şefleri bu isimleri verdiyse çok ağır cezaya çarptırmak gerekiyor. Ben ama şöyle, verdirmediyse de o tuzağa düşmemek gerekiyor. Ben şöyle bakıyorum, yani ben Ali Yerlikaya açısından olaya şöyle bakıyorum. Emrindeki Ankara'daki 3-5 polis müdürü bir yanlış yapmışsa, Ali Yerlikaya bu yanlışın üstünü örtmemişse, üstüne gidiyorsa problem yok. Gidiyor. Problem yok. Gidiyor. Bugün yani, açıklaması çok açık. Evet. Bir de şu var Ahmet. Olaya böyle bakmak gerekiyor. Şöyle kuşku var. Bakın şimdi onun ifadelerinde ve şu ana kadar incelenen dijital materyallerde polislerin Serdar Sertçeli'ye şu isimleri koy diye bir talimatı şu ana kadar tespit edilememiş. Ama iki isim veriyor.
Şimdi orada da iki şey var. İki isim veriyor ama o verdiği iki isim siyasi değil. Şimdi o iki isimin yerine başka isimler montajla mı konuldu oraya? Tamam, o konuda geçeceğiz. Bakmak lazım. Yani biraz daha serinkanlı olmak lazım. Ben çetelerle mücadele eden bakana yönelik iktidarı da diğer partileri de yanına alarak bir komplo kurmak istedikleri tezini de göz ardı etmemek şu gerektiğini anda, düşünüyorum. Şu anda Nihat, kaç polis bu konuyla ilgili hapiste mi, cezaevinde mi? Gözaltında. Gözaltında mı? Kaç? Dört. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ankara'nın, Organize Şube Müdürü ve Şube Müdürü'nün yardımcısı, bir de komiser. Komiser. Suçlama evet. Ne bunlara yönelik? Suçlamayı tam olarak ben... İşte siyasilerle evet. ilgili evet. şey oraya eklendi mi, eklenmedi mi? O araştırılıyor. Anayasal düzeni. Anayasal düzeni tabii. bozmak. Yani darbe... Var. Bu siyasilerin ismini oraya yerleştirerek bir darbe girişiminde mi bulunacaklar? Anayasa ile ilgili peki, bir iddia söz peki konusu. Peki bu saydığınız isimleri İçişleri Bakanı göreve getirmemiş mi? Onlar Ankara emniyetinde yani onun döneminde mi gelmişler? Onun evet. döneminde ama şöyle oluyor yani İçişleri Bakanı Ankara yani bir emniyet müdürü atıyor. Emniyet müdürü kendi kadrosunu kuruyor. 250 bin yani. Polis var yani. Ya şimdiye şey, kadar bunlar da çetelerle ona. Mücadeleyi ön saflarda yürüten insanlar. Şunun yani onu da teslim etmek gerekiyor. Ankara'daki en yetkili 4 isim, en yetkililerden olan 4 evet, isim tabii. birden bir darbe için anlaşacak ve kendi bakanlarını zor duruma düşürmek için plan yapacak. Ya böyle, tuhaf geliyor. Tuhaf geliyor. Yani şöyle o açıdan diyorum biraz serin kanlı olmak lazım. Bir komplo olabilir. Yani 4 tane İki. Polis eğer böyle bir şeye tevessül ettiyse bırak yargılamayı bacağından assınlar Kızılay Meydanı'nda. Yok canım hukuk. Neyse, o, hukuk. Şimdi, ama değilse de bir tuzağa düşmemek lazım. Nihat bir şey söylesin. Çetelerin bir peki, tuzağı da olabilir. Gözaltı işlemini bu yeni savcılık, soruşturma yöneten savcılık anayasal düzeni değiştirmekle suçlamış ya 4 emniyet yetkilisini. Neye göre suçlamış o zaman? Yani sadece kamuoyu şeyine göre mi? İşte ben... bugünkü hani gözaltılar şöyle bakmak lazım. Neden? Eğer dijital materyallerin incelenmesinde kayıtlarda abi, bir de böyle bir siyasilere verilen bir talimat yoksa şimdi iş başka yere gözaltına gider. Bir komplo olduğu Nihat abi, ağır bir suçlama. Ayrı. Bir dakika. Bir iddia ile alınmaz mısın evet. gözaltına? Evet. Evet ama o iddianın da altına dolduracak gerekçelerisi olması lazım. Telefon takibi anayasal, var Ahmet anayasal, Bey. Anayasal suçlarla ilgili büro soruşturmayı yürütüyor. Dolayısıyla şimdi anayasal düzenine karşı bir suç. 3 polis müdürüne yönelik. Şimdi önce bu polis müdürlerinin evleri mi arandı? Evet. Evleri arandı. Evleri evet. ve ofisleri. Evleri ofisleri arandı. Önce soruşturma başlatıldı. Evet. Sonra evleri ofisleri arandı. Evet, arandı. Bugün de gözaltına alındı. Bugün de gözaltı işlemi yapıldı. Evet. Şimdi bunlara yönelik Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan suç için anlaşma. TCK 258. maddedeki göreve ilişkin sırrın açıklanması. Yargı görevi yapanı bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs. TCK 283. madde hükmündeki suçluyu kayırma ve TCK 285. madde hükmündeki gizliliğin ihlali suçlarına yönelik bunlarla ilgili gözaltına. Şimdi yani soruşturma yöneten savcılık çok ağır suçlama maddelerini koymuş oraya. Evet. Ve gözaltı işlemini yapmış. Onur diyor ki ayağa kalkman gerekiyor. Öyle mi? Bir de daha önce bunlar açığa alındı Ahmet Bey. Görevde değil bunlar. Daha önce açığa alındı. Önce açığa alındılar. Evet. Sonra soruşturuldular. Bilmem evleri arandı. Şimdi bugün de gözaltına alındı. Bir de teknik evet. takip yapmışlar bunlarla ilgili. Suç için anlaşma Ahmet Bey teşebbüsten bir önceki aşama. Neye teşebbüsten? Eyleme, suç teşkil eden eyleme teşebbüsten bir önceki aşama. Suç için anlaşma. Şimdi şöyle. Bir kaçak var bu işte. Böyle yani böyle şöyle söyleyeyim. Biz şimdi hani olabilir olmaz. Mi olmaz mı ya da nedir şüpheyle yaklaşıyoruz ama Ankara bu soruşturmayı, en son soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın şu sizin saydığınız maddeler ağır bir madde. Evet, bir daha sayalım. Evet, çok ağır bir madde. Şöyle, böyle ufak tefek dedikoduyla, şimdi beni gözaltına alacaksınız. Benimle ilgili dedikoduyla, kuliste ya da olabilir mi diyerek beni alamazsınız. Tabii tabii. Bana o ithamlarla ilgili belge, bilgi bana sunup ben bazı deliller var. Ahmet Bey. Nihat Bey'e katılıyorum ya. Türkiye Cumhuriyeti
hükümetine karşı isyan başlığı altındaki bütün hükümler öyle. 316. madde hükmü olan suç için anlaşma. İşte TCK bilmem ne maddesinde göreve ilişkin sırrın açıklanması. Bir başka madde hükmü yargı görevi yapanı bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs burada. Evet. Tanığı etkilemeye. Evet, aynen. Bir başka madde hükmü suçluyu kayırma. Bir başka madde hükmü gizliliğin ihlali. Yani haklarındaki suçlama bu. Görevleri neydi bu polislerin? Bir tanesi il emniyet müdür yardımcısı. Ankara Emniyet Müdür, evet, Yardımcısı. Müdür yardımcısı. İkinci il adam. Müdürün yardımcısı. Evet. Peki onun bir numara. Organizeden mi sorumlu mesela? Öyle bir, evet, sorumluluk, tabii, alanı var mı? Evet, organizeden sorumlu. Evet. Organize şube müdürü. Of. Evet. Organize şube müdürünün yardımcısı müdürü. Evet. Bir de başkomiser. Peki. Böyle tesadüf olmaz. Böyle komplo olmaz. Böyle. Ayhan Bora Kaplan'ın yakalanması görüntülerini şimdi getirir misin? İkide bir diyordunuz ki orada var diyordunuz. Evet. Tabii tabii. Murat hangisi? Murat. O elini silahla almış sivil olan birisi var böyle. Kim tam o? Kapıyı açarken. Organize şube müdürü. Şu mavi ceketli değil mi? Dur, takım elbiseli olan değil mi? Evet. Şu kişi mi? Bu. Evet, bu. Şu. Bu. Organize şube müdürü. Ensesinden, evet, çeken kim? O da tutukluyor, evet, mu? Bak ensesinden biri çekecek. Yok, onlar çok polis çekecek memurları. O komiser şu anda. Onlar tutuklu değil değil mi? Yok, şu bak, komiser. Bak, şu. O Ufuk komiser değil mi? O tutuklu mu? Enseden tutuklu mu? Çeken. Öyle biliyorum ben. Ben o komiser. Çünkü onu içeriden tehdit ettiler işte o komiserin. Takım elbiseli Murat Çelik. Yani o zaman operasyonu bizzat Ankara Organize Şube Müdürü mü yönetiyor, evet, burada? Evet, bizzat operasyona kendisi katılmış. Katılmış bizzat, evet, elinde silahla. Evet. Emniyet müdürü. Yani yardımcısı. Normalde emniyet müdürleri, şube müdürleri bizzat operasyona bu şekilde katılmaz. Yani tabii, operasyon timleri. Bu da teamül dışı diyorsun. Yani teamül dışı demeyelim ama genelde operasyon timleri, profesyonel. Çünkü şube müdürü operasyonel kabiliyetini kaybetmiştir. Aslında onların orada çok da olmalarının bir anlamı yok. Çünkü orada daha nizamlı, yani daha düzenli. Saha elemanları. Evet, saha elemanları. Yani ha, operasyon şu, timlerinin. Şu kişi. Yani el kaldırıp dur deyip oradan içeriden bir ateş alsa. Evet. Ha, bir süre sonra da çekiliyor biraz, evet, böyle geriye. Tabii tabii. Yani o, evet, önce enseden tutuyor, yere atıyor. Sonra bırakıyor, ekiplere bırakıyor işi yani. Evet. Bunlar daha profesyonel, evet, ekipler herhalde. Evet. Yani saha elemanları. Evet, bunlar operasyon ekipleri. Operasyon ekibi mi denir? Evet. O yeşilli operasyon de göz altında. Hangisi? Şeyin üstündeki. Şu mu? Evet, evet. Komiser o mu? Komiser o mu? Müdür yardımcısı. Müdür, ha, yardımcısı. Müdür yardımcısı. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı. Yok. Yok. Organize Şube yardımcısı. Müdür Yardımcısı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı takım elbiseli olan ayaktaki sağda. Biri müdür, biri yardımcısı. Hayır, biri İl Emniyet Müdür Yardımcısı, biri Şube Müdür Yardımcısı. Beyaz tişörtü de göz altında. Şu mu? Sırtına basan. O da mı göz altında? Are you sure? Şu sırtına basan şu an. Emin miyiz? Yes. Emin miyiz? Ya. Bir tek şu bana tuhaf geliyor beyler. Ankara'daki en yetkili 4 emniyet yöneticisi. Bak müdür demiyorum, yardımcı demiyorum. 4 tane kilit 4 kişi. Nasıl olacak da anayasal bir suç işlemek için organize bir 4 kişi olur? Öyle şey olmaz. Bunda bir kaçak var. İnanamam. Saçmalık var yani. Saçmalık var. Yani, başka bir hata var. 4 tane polis kafa kafaya verecek. Bekir Bozdağ bilmem neyi. Onu bunu bir de yani bu hani AKP'nin içini bilenler de bilir. Verdikleri isimler de hani hep beraber bir hareket içinde olabilecek isimler de var. Hiç yani ya, bir birbirlerini yolda görseler selam verecek insanlar da değiller. Değiller. Evet, evet, yani çok selam farklı. Selam verirler de hani abartarak söylüyorum. Ortak amaç doğrultusunda. Sistem var, evet, yani yok. Çok farklı bu, noktalarda olan şey, insanlar. Bu, şimdi dolayısıyla bu insanları topluca isim vereceksiniz ve buradan da bir darbe üreteceksiniz. Bu olayın ya gerçekten saçmalığını dik alası artık. Şimdi bu Serdar Serçelik yurt dışına kaçtıktan sonra bunları söylemeye başlıyor. Önce Erkan Cirer'in yayına çıkıyor, ilk orada söylüyor. Diyor ki işte içeride Cumhur İttifakı'na, hükümete bir darbe yapılmak istendi. Bu isimler bana dikte ettirildi, ben de kaçtım. Şimdi soru bir. Sen avukatın aracılığıyla bu polislerin böyle bir şey yaptığını bir üst merceğe bildirebilirdin. Adalet Bakanı'na bildirebilirdin. En kötü gelip biz gazetecilerden birini anlatsaydın zaten ortalık ayağa kalkardı.
Bunun için kaçmana gerek yoktu, bu bir. İki, oraya gittikten sonra özellikle profesyonel bir yardım aldığı çok açık. Şöyle ki, yayınlanan klipler bildiğiniz tam anlamıyla bir post production. Öyle mi? Kes yapıştır değil, tabii tabii. Post production. Profesyonel bir el değilmiş. Hazırlanmış. Evet. Bunu Erk Acerer'le iletişimi kurup yayılmasını sağlayan yine profesyonel bir yardım. Yani tırnak içinde bir çakalın, bir çakalın düşünebileceği bir şey değil bu. Profesyonel bir yardımla olur. Yani bunlar çakal. Şimdi peki bu adam Ayhan Bora Kaplan örgütünü de temize çıkarıyor mu bu söylemleriyle? Vallahi ben şimdi şöyle, yani sonuçta bir, ya 19 sayfalık ifadesini reddediyor mu mesela? Şöyle yani tabii. Şüpheler doğuruyor tabii ki. Yani dosyaya ilişkin şüphe doğuruyor. Her şey ya, bu dosya da boş şüphe kardeşim noktasına getirildi. Ayhan Bora Kaplan dosyası boş dosya. Ha evet. 19 yani, sayfalık ifadesi. 140 sayfalık ifadesi var değil mi? 40 sayfalık başka bir ifadesi var, 79 sayfalık başka bir ifadesi var. Ekim ve Kasım. Tamam, bunlardan vazgeçiyor mu? Şimdi az önce onu demeye çalışıyorum. Burada somut kazançlı çıkan tek bir kişi görünüyor şu ana kadarki şeyden. Ayhan Bora Kaplan. Nasıl kazançlı? Hakkındaki örgütüyle ilgili en temel bilgileri veren, onunla ilgili en içeriden suçlamaları yapan kişi bana bu ifadeleri polis verdirdi diyor. Ama pardon, onu herkes anlar. Adam yurt dışına kaçmış. Kurtarmak için, eski mafya babasıyla durumu düzeltmek için bir yalan uyduruyor diye bir herkes sormak lazım. Musa, verdiğim bütün ifadeler polis bana verdirdi mi diyor bu adam? Bütün aşağı ifadeler için mi diyor? Şu ana kadar söylediklerinden bu çıkıyor. Yazdılar, getirdiler, ben de imzaladım diyor zaten. Tabii, yani onlar yazdı, ben de imzaladım diyor. Adam Ayhan Bora Kaplan örgütünü temsil ediyor. Ayhan Bora Kaplan önümüzdeki duruşmaya çıktığı zaman diyecek ki, benim hakkımda bakın polisler nasıl komplo kurmuş, benim hakkımda nasıl ifade verdirmişler diyecek. Ha, soruşturma içerisinde ona detayına bakacağız. Tek delil Ayhan Bora Kaplan'la ilgili tutuklamayı gerektirecek veya bu suç örgütü olduğuna dair yetecek delil sadece bu gizli tanığın ifadeleri mi? Değildir. Yani. Değildir. Ama en temel, en açık içten şeylerden birisi bu. İsmail Dükel'in söylediği şey şu: kamuoyunda kafa karıştırılıyor, Ayhan Bora Kaplan örgütünden dikkatler polislere çevriliyor, komplo konuşuluyor, adam bir suç örgütünün lideri. O tartışılmıyor, polisler tartışılıyor. Onun için de güzel bir durum. Yani gizli tanıklarla yani, ilgili geçmişte ki de olumsuz tecrübeler var. Peki, biz siyasilere bakabilir miyiz ya? Nihat abi tamam, size teşekkür edeyim, ayakta tutmayalım. Bir getirebilir misin? Önce bir Devlet Bahçeli ne diyor, MHP lideri? Dün konuştu galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Devlet önceki gün konuştu, evet. Grup dün başkanı bugün grup toplantısında dün konuştu. Dün. Cumhurbaşkanı bugün. Bir dinleyelim. Bu konuyu bakın nasıl işliyor. Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir. Bu kan içen vampirlerin aklını başına alması, etrafımızda iftira ve ihanet duvarı örmeye kalkışmalarının ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine dikkatle bakmaları ikaz ve ihtiyarımdır. Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar. Maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim HEDEF, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayarak boyun eğersek, boyumuz devrilsin, göz yumarsak, gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. Bu açıklamalarından anlıyoruz ki Devlet Bahçeli iddiaları çok ciddiye alıyor.
birkaç emniyet müdürü açığa alınması ile çözülmez diyor. Çözülmez diyor. Evet. Haklı. Geçiştirecek evet. bir mesele değil. Geçiştirecek. Bakın eğer empoze edildiyse bu araştırmaların sonucunda eğer o polis müdürleri o siyasilerin isimlerini oraya sıkıştırmışsa Devlet Bahçeli başından sonuna kadar haklıdır. Bu duruş tam bir duruştur yani. Ama o zaman da şunu yapmak O zaman da o müdürlerle... İpi çekeceğiz, nereye giderse. Tamam, çeksin. Çekeceğiz böyle. Yani siyasi, yargı nereye gidiyorsa. Yani eğer burada polis müdürleri gerçekten bu işi yaptılarsa, o çıkacak ortaya. Türkiye'nin vatansever insanlarının duruşunun Devlet Bahçeli'nin duruşu olması lazım. Evet, eyvallah. Aynen öyle. Yani aynen şey bu. Bir emniyetten bir arkadaş yazmış da, hani ben de diyor ki, bu operasyon esnasında il emniyet müdür yardımcısının, şube müdürünün ve şube müdürü yardımcısının böyle bir operasyon, tek bir araç, camları filmle kapalı bir araca bu üçünün aynı anda müdahale etmesi olağan dışı diyor. Abi yanındaki beyefendi bunu sürekli söylüyor. Evet. Yani Ahmet Bey hazır konu açılmışken, hani demin sorduk ya delil çürüttü mü diye. Şimdi haber bir emniyet kaynağı mı yazmış? Tek delil gizli tanığın ifadeleri değil diyor. Bizim delillerimiz var diyor. Tamam. Peki. Gelelim şimdi Bahçeli'nin şeyi bakış açısı tamam değil mi? Anlaşıldı bir, yani. Bir önceki sayfada bir son cümle vardı. O önemli. Maşa kullanıp sütleri gezisinde saklananların hepsini takip ediyoruz. Tamam. Şimdi, çok önemli. Çok önemli. Hakikaten önemli. Yani Bahçeli diyor ki ben biliyorum diyor. Ben de diyorum ki Sayın Bahçeli insanları bu kadar paniğe, telaşa vermeyin ve neyse bilginiz kamuoyuyla paylaşın. Olmadı, hani paylaşmak zorunda değil, yargıyla paylaşın. İlk cümlede yabana atılacak bir cümle değil ki Ahmet Bey. Şimdi tamam. Emniyet ve yargı için. Sadece emniyet de demiyor. Bakın şimdi yargı bak, vurgusu genel, da var Sayın Bahçeli. Genel değerlendirmeler ilk iki cümle ama... Mesela, orada son cümle ben bu işi biliyorum takip ediyorum diyor. Hepsi yani, takip ediyorum. Ben diyor. Biraz hani tevil ediyorsun demeyecekseniz şöyle anlıyorum. Takip ediyoruz. Yani iddialar vahim üzerine gidiliyor mu? O evet yani böyle bir şey görüyorum. Ben de öyle yani hayır. Maşa kullanıp takipçisiyle gerisine tamam. saklanan yani maşaları biliyor. Sütre gerisine saklananları biliyorum demiyor. Ve bunları da takip ediyoruz. Maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. Ya olayları takip ediyoruz bunun anlamında. Öbür türlü olsa Devlet Bey zaten paylaşır ya da söylerdi. Ya da eğer varsa böyle bir bilgisi doğru açıklaması gerekir. O da ayrı. Açıklamayabilir yani. Ama bir yargı mensubuyla bunu paylaşması gerekir. Ben Devlet Bahçeli'nin bir duruş sergilediğini, bir siyasi parti genel başkanı lider olarak yani ben diyor böyle şeylere karnımız tok artık. Bu ülke bu işlerden çok çekti. Yani öyle anlıyorum yani. Doğru. Bu yok, eğer doğru. bu iş diyor böyle eğer diyor bu hakikaten böyleyse ben öyle anlamak istiyorum. Bunun böyle olduğu ortaya çıkarsa bunu diyor ayranımızı kabartmasınlar. Sonuna kadar üstüne gideriz diyor. Aynen Ahmet Bey bir de şöyle bir şey şimdi mesela deniyor ki ya işte bunu yazıp çizenler var ciddi anlamda var. Bizim Nedim abi Nedim Şener de onlardan bir tanesi. Yani bir FETÖ bağlantısı bir FETÖ. İşte orada ben kendi adıma söylüyorum. FETÖ'nün bu kadar operasyonel kabiliyeti kaldığını zannetmiyorum. Tartışmaya açık. Bu, yani ben kendi görüşümü söylüyorum. Ama şu olmuş mudur? Bu adam yurt dışına kaçtıktan sonra FETÖ için elverişli bir alandır ve FETÖ de üzerine tepinmiş midir? Cevabım elbette evet. Doğru. Üçüncüsü ya efendim Ali Yerlikaya da söylüyor sen nasıl yok duymuyorsun? Ali Yerlikaya FETÖ demiyor ki FETÖ vari yöntemler diyor. Çok ona ayrı. Bakacağız. Ha. Ne dediğini görmedi. Yani bir, şey, evet. bir kısa notla ben söylemek istiyorum. Şimdi bu kişiler evet başka bir sebepten ötürü bu olayda bir kasıt yapmış olabilirler. Ama polisler bunun, mi? Evet. Kişilerden kastın polisler evet, mi? Evet bu dört polisten yönetici, polis emniyet yöneticisinden bahsediyorum. Ama burada sorun şu. Çıktığı yere bakın bu sokakların, çıktığı caddeye bakalım. Bir tane gizli itirafçı, dört tane, üç tane, beş tane bakan için bir şey dedi diye bu bakanlar zedelenir miydi toplum nezdinde? Yani böyle hayır. bir darbe girişimi olabilir mi? Olmaz. Orası, olmaz. Orada bir benim kişinin, kafama yatmıyor. Olmaz. Bir kişinin ya bir gizli tanığın bunlar söyletecekler. Bir gizli tanık söyledi diye de
aman bu bakan şöyleymiş, bu bakan şu, böyle şey olmaz. Ben ama diyorum ki, suç bakın örgütüyle, Sayın Bahçeli haklı olabilir ama. Suç örgütüyle irtibatlandırmak istiyor ama. Hayır, bir FETÖ tipi bir girişim gibi de algılıyoruz bu ifadeleri. Diyorum ki, bir tuhaflık var, haklı olabilir Sayın Bahçeli. Ama bunu illa FETÖ gibi, bilmem ne gibi, böyle ben Melike katılıyorum. Böyle bir güçleri Hakan olamaz. Bey, Hakan Bey, Ankara'nın dört yöneticisi başlangıcı, birden FETÖ'nün adamı olamaz beyler, yapmayın. Sevgili abim, bak bu işin başlangıcı, yarın kimlerin alınacağını biliyor muyuz? O dijital materyallerden, teknik takipten kimlerin çıkacağını biliyor muyuz? Daha bismillah yani. Tamam da Ankara'nın dört tane emniyet yöneticisi alınmış zaten. Şöyle, Hakan Bey, Türkiye'nin, Hakan Bey, Türkiye'nin kötü bir gizli tanık süreci var, tarihçesi var. Türkiye'de bir gizli tanıkla kuvvet komutanlarını gözaltına aldılar. Bir gizli tanıkla hepsi bütün kumpaslı. Türkiye'nin ünlü isimlerini, güçlü, kudretli isimlerini aldılar, cezaevine attılar. Kumpaslı. Dolayısıyla hani siz şu an size mantıksız geliyor ya, o mantıksız gördüğünüz süreçle ya da daha önce tecrübelerle bu ülke aylarca, yıllarca insanlar cezaevinde kaldı. Çok doğru. Bravo. İnşallah. Doğru. Tamam. Çok doğru. O zaman ben başka düz mantıkla size katılıyorum. Ama düz mantık dışında katılmıyorum. Türkiye tarihi, yakın tarih tezgahlanıyor. O yüzden bu gizli tanık olayı bana hep yani, pertici geliyor. Bir kumpası tabii. Tezgahlanmadığını Ahmet, şu an iddia edemeyiz. Yakın tarih, kumpası, evet, yakın tarih, izleyeceğiz, göreceğiz. Evet. Yakın tarihimiz yani gizli tanık üzerine yapılmış gerekir. Hukuk katliamlarıyla dolu. Dolu. Doğru. Çok güzel. Yani o doğru. İnsanlar hayatlarını kaybettiler, ölümler. Şöyle Ahmet Bey. O zaman bu kumpası kurabilecek güçte bir yapı var mı hala bu devlette? Ve o yüzden Sayın Bahçeli'nin o yargı vurgusu da bakın o çok önemli. Daha henüz orada bir şey görmedik. Ahmet Bey, bence bugün Sayın Cumhurbaşkanı o konuda çerçeveyi çizdi. Dinleyeceğiz. Dinleyelim. Onu dinleyeceğiz. Gelelim. Ama burada şunu söyleyeceğim. Abi, Cumhurbaşkanını da dinleyelim, tabii. Öyle söyle. Çetin mücadeleler sonucu gerilettiğimiz bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz, vermeyeceğiz. Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla en ince detayına kadar takip ediyoruz. Kanunun dışına çıkan, hatası, kastı veya marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. Bize süre biçenler oldu. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Bu iş bitti deyip yolunu değiştirenler oldu. Bu davaya ihanet edenler oldu. Korkanlar, ürkenler, hırslarına yenilenler oldu. Onlar şimdi yoklar. Esameleri okunmuyor. Unutulup gittiler. Bölümde. Tamam Onur. Burada benim söyleyeceğim şu. Şimdi, tamam o tamam gerek yok ona da. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın birinci şeyi bir de koyuyor ortaya çizdiği zaten. Çerçeve çok sağlıklı bir çerçeve. Şu açıdan çok önemli. Eğer dijital materyallerde ve verdiği ifadelerde siyasilerle ilgili bir isim yoksa ki Serdar Sertçelik çok iyi yetişmiş bir organize suç örgütü elemanı dışarıdan o metni okuyarak kayda alıyor. O çok belli. O dışarıda aldığı kayıtta bu isimleri, siyasilerin isimlerini veriyorsa o zaman bir organize suç örgütü yani Ayhan Bora Kaplan örgütü siyasilere yönelik olarak AK Parti'nin içerisinde bir iç kavga çıkarmak, Cumhur İttifakı içerisinde bir iç kavga çıkarmak gibi bir komplo kuruyor olabilir. O açıdan biraz daha dikkatli olmakta ve serin kanlı olarak takip etmekte evet, yarar var. O yapıyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. O komployu kuruyor olabilir. Evet. Şimdi Sayın Bahçeli 17-25 Aralık'a atıfta bulunarak olayı bir darbe olarak değerlendirmiş. Cumhurbaşkanı'nın çizdiği daha düşük profilli bir durum. O da diyor ki bürokratik vesayete izin vermeyiz diyor. Şimdi arasında dağlar kadar fark aynı var. Aynı ya. Yok. Biri vesayet, biri darbe. Tabii. Ben İsmail Bükel'e katılıyorum. Biri aynı vesayet, değil. Biri darbe. Evet. Aynı şey profil değil. Profil farklı. Ha, burada da soru şu. Bir takım bürokratlar bir vesayet kurmaya kalkıyorlarsa bunu hangi grupların adına yapmak için debeleniyorlar? İşte sonuna soru da bu. Sonuna, ha, çıkacak, sonuca da bakacağız hep beraber. Ama bunları söylemek lazım şimdi. Ben kaydını düşürmek lazım. Çok doğru. Bu polislerin bağlı oldukları bir yapı var mıdır?
gidilsin üstüne. Tabii. Bunlar bir cemaatin, bir dini yapılanmanın parçası mıdırlar? Gidilsin üstüne. Yani tamam 3-5 polisle darbe olmaz ama o FETÖ'cüler videolar çekiyorlar, üstüne gidiyorlar olayın. Onlar için kullanışlı bir alan. Melih'in dediği gibi. Gizli tanık. Bu başka. Gizli tanık. Böyle bir akıl tanık almaz, akıl hayal almaz biçimde yurt dışına kaçıyor. Yani işin bu kısımları bu, çok önemli yani. Süreçler bir de savcı kontrolünde ilerliyor. Görünenden fazlası da olabilir. Çok önemli bir şey söyledi arkadaşımız. Bir daha lütfen rica ederim. Bu süreçler, soruşturma süreçleri, kolluğun, polisin soruşturma süreçleri savcının kontrolünde, onun talimatında, onun yörüngesinde ilerliyor. Soruşturmanın eksenini savcı belirliyor. O yüzden Devlet Bahçeli evet, yargı diyor. Yani bu işin daha henüz ortaya çıkarılması peki, gereken yönleri var. İçişleri Bakanı ne diyor? Ona bir bakalım. Ali Yerlikaya'nın bu olaylarla ilgili yaklaşımı. Bu ne ya? Bunu nasıl okuyacağız? Kimler terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize sosyal medya destekli oyun kurmaya çalışıyorsa onların oyunlarında kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız. Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖ-vari gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya devam edeceğiz. Burası önemli galiba, evet, değil mi? Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa sonuna kadar gidip o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz. İşte mülkiye müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Yani bu olayla ilgili bir evet, rapordan evet, bahsediyor. Evet, evet, evet. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Yani mülkiye müfettişleri. Evet. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyuyla da paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız. Aziz milletimiz müsterih olsun. Nasıl bölücü terör örgütü ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek, bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkaracağız diyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya'nın açıklaması çok doğru noktadan yapılmış bir açıklama bana göre. Neden? Bir kere olayda FETÖ var demiyor. FETÖ var taktikler diyor. Aynen öyle. Onların uyguladıkları yöntemler diyor. Ve son satır bana göre da önemli. Bölücü terör örgütü ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek diyor, onları bir ayırıyor. Ondan sonra olası FETÖ-vari ya da FETÖ yapılanmasına benzer yapılara dikkat çekiyor. Bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacak. Ya burada FETÖ yok da belki FETÖ o gizli tanık yurt dışına çıktıktan sonra sen mi dedin? Evet abi? Evet, evet. FETÖ, tartışmasız. O alanda tepiniyorlar. Temas da kurmuş olabilir. O alanda tepiniyorlar. Zaten kullanıyorlar da temas bile kurmuş olabilir. Çünkü bu adamı Ergaziler nereden tanıyacak abi? Çıkacak oyun yayında uzun uzun abi anlatacak. O biliyorsun kendisini Alman istihbaratının desteklediğini işte yayında adam, söyleyen bir insan abi, yani. İtirazım var. Benim itirazım yok. Ben de merak ediyorum. Bir dakika şunu söyleyeyim Ahmet Bey. Burada hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa sonuna kadar gidip o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz. Yani kimseye bir korumaya almıyor. Tamam. Bu polisler bunu yapmadı demiyor. Sonuna kadar gideceğiz. Tamam. Yapılması gereken de bu. Biz de onu söylüyoruz zaten. Doğru yerde. Yani, evet. Eray Bey. Yurt dışına kaçırma, hastane olayını ayarlama. Hepsinin bakın, cevaplanması lazım. Bakın, yargıda bir takım bağlantılar, emniyet içerisinde vesaire. Yani belki de bilmediğimiz daha bu kadar büyük bir organizasyon tek bir suç örgütü yapamaz. Şura bakmasınlar. Ben buradan içeride de bir FETÖ yapılanma olma ihtimali çok yüksek görüyorum. İçişleri Bakanı'na seslenmek istiyorum. Sayın Bakan,
şeyi de çıkartın ortaya. Yani bu adam nasıl 9 kere elektronik kelepçeyle ihlal yapmış? Nasıl yurt dışına kaçmış? Kim göz yummuş? Değil mi? Bu zaten o da soruşturuluyor. Çıkacak o. Tamam, bunların da cevabı lazım. Şey şurada bir algı yanılsa onlar nasıl kara olabilir? Delikler Ahmet Bey. Onlar kara delikler. Bakın. Yani oradan başlıyor yanlış. Adamı 9 kez şurada bir algı yanılsa. Eray Bey sonra Nihat sonra Musa. Tabii. Bakın tamam. Şurada bir algı yanılsamasına da girmeyelim. FETÖ benzeri taktikler. Şimdi PKK benzeri taktikleri kim kullanır? Ya PKK kullanır ya. Terör örgütleri de FETÖ kullanır. Hayır yani mesela. Ya FETÖ mü var bu işin? Şunu demek istiyorum. PKK'nın kendine özgü bir eylem stratejisi. Hayır, ve FETÖ mü var diyor. Ya yani FETÖ taktiklerini de zaten FETÖ kullanır. Yani bunu kopyalayıp yapabilmek gerçekten hiç kolay bir şey değil. Neden FETÖ yok dediniz Ahmet Bey? Ben FETÖ yok demedim. Yani bu işte FETÖ yok dediniz ya. Ben bu kadar operasyonel kabiliyeti olduğunu neden? Istiyorum. Yani ben sonrasında size bir üst halkaya taşıyayım. Tamam dersin. Ben öyle mi dedim? Bir üst halkaya taşıyayım. Şöyle bir organizasyonu FETÖ yapar. FETÖ de yetmez. Başka istihbarat birimlerine de destek sağlar. Yani burada bir yanlış bunu öyle 3-5 tane insan evet, bir araya gelip böyle muazzam bir operasyonu uygulayamaz. Ha, yani öyle, teknik takip merkezini ayarlayacaksınız. Ahmet Bey. İtirazım var benim. Yok. Karakolu ayarlayacaksınız. Benim içeride emniyeti ayarlayacaksınız. Adalette savcısını ayarlayacaksınız. Yurt yani dışına kaçışını ayarlayacaksınız. İçeride FETÖ unsurları olabilir. FETÖ'cüyse vay halimize zaten. Evet, o işin ayrı vahim tarafı da. Başka bir şey daha var burada. Gözden kaçırdığınız bir şey var. İçeride FETÖ kalıntıları olabilir. Bu kalemin misali değiştirip bir başka yapıya sızmış olabilirler. Onların tecrübeleriyle bir yapı besleniyor olabilir. Ama bunu şöyle söylerseniz, bu işi FETÖ yaptı, başka bir şey yok derseniz, FETÖ ve benzeri yapıların, aynen Ali Yerlikaya'nın son satırında ifade ettiği gibi, onların üstünü örtersiniz. Onları yok sayarsınız. O çok daha büyük bir tehlikedir. Bu algıya düşmemek lazım. Ne dedik? FETÖ gider, METÖ gelir, o gelir, bu gelir dedik mi? Dedik. Olma ihtimali nedir? Yüksektir. Eğer sadece FETÖ derseniz bu konuda diğer yapılanmaların üstünü örtersiniz. Ben şöyle anlıyorum arkadaşlar. O sıkıntılı. Arkadaşlar şöyle diyelim. Bunu daha fazla dallandırıp budaklandırmayalım. Bu olay basit bir olay değil. Değil. Karmaşık bir olay. Nihat'a katılıyorum. Ben FETÖ yapmamıştır dedim mi ya öyle dediğim bir şey? Yok ben FETÖ'nün kapasitesini aşan bir şey dedim. Tam tersi. FETÖ sadece bunu FETÖ gibi yani, organize örgütler yapabilir. Peki, ben şöyle diyelim. İstihbarat örgütleri bu yapabilir. Bu iş gerçekten komplike bir olay. Yani sadece o telefon görüşmeleri olsa tamam. O telefon görüşmeleri yok ki işin içinde. Gizlitanın kaçış biçimi teknik takibi manipüle edilme 9 kere bakın başka yerlere de olur. Ayarlayacaksınız. Ama işte hastaneyi ayarlayacaksınız. Ahmet, örgütsel bir hayır, ya, örgüt, saat. Mafyatik sebepler olabilir. Peki, yok, sadece mafya yetmez abi. Mafya yetmez. Bunu çok net söyleyeyim yani. Bu bir kısa bir istihbarat operasyonuna benziyor. Ben de söz alabilir miyim? Benim tezim şu. Diyorum ki eğer Ankara'nın başkentin en önde gelen 4 tane emniyet yöneticisi de buralarda söylendiği, konuşulduğu ya da yazıldığı gibi FETÖ bağlantılı ya da benzer terör örgütü bağlantılı bir sebeplerle böylesine bir darbe yapmaya kalkıyorlarsa ben başka türlü üzülürüm buna. Vay halimize derim. O yüzden diyorum ki belki bu 4 tane emniyet yöneticisinin hataları olabilir ama bu FETÖ'ydü, METÖ'ydü falan bana onuruma yediremem. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya, adına. Yani, Ankara'nın 4 tane emniyet yöneticisi. Nasıl anlaştılar da FETÖ darbesi yapmaya? Abi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu iş sadece 4 tane müdürle de kalmayacak. Bakın tahminimiz şu. Dijital materyaller, teknik takip, telefon takibi. Ya düşünebiliyor musunuz? Adamın ayağındaki kelepçenin takibini yapandan tutun da hastanedeki doktora kadar, bölgedeki polis yani bundan sorunu polise kadar... Bunu kaçıran illegal yapılara kadar büyük bir organizasyon var. Yani bunu 4 tane emniyet müdürü yapamaz. Onu diyorum ben. Anladım şey da o zaman siz şunu demez misiniz? Bu konu Sayın İçişleri Bakanı'na kadar. Ya sen bu 4 yöneticiyi bilmiyor musun? Hiç mi bilmiyordun da Ankara'nın yönetimine getirdin derler. Bakın, ona kadar uzar bu iş. Hayır, bilemeye bu insanları suçlarken burada, biraz tedbirli olalım. Hayır. Bakın burada İsmail abinin dediğine ben tamamen katılıyorum. FETÖ ve benzeri yapılar. Yani belki FETÖ bir tek kendisini değil, başka benzeri yapıları da kullanmış olabilir. Burada emniyet içindeki bazı kişiler
FETÖ'nün bu benzer yapılarının aleti de olmuş olabilir. Ama şunu diyorum. Öyle ya da böyle arka plandaki büyük resmi kaçırmayalım. Bu kadar büyük bir organizasyonu FETÖ dışında bir dış istihbarat destekli bir şeyin yapabilme ihtimali çok düşük. Söylediğim peki, şey bu. Ben yoksa asla Sayın Bakan'ın bakın o kadar büyük güzel operasyonları var. Sayın Bekir Bozdağ falan gibi böyle bir şeyle karıştırmak yani akla izan bir şey. Ama arka plandaki bu bazı gerçekliği bu kadar büyük bir organizasyon yapabilme kabiliyetinin kime ait olduğu gerçekliğini de gözden kaçırmayalım. Ben Ankara gazetecilerine bir şey sormak istiyorum. Ben bir İstanbul gazetecisi olduğum için bilemeyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Bürokratik vesayet dedi değil mi? Öyle dedi değil mi? Evet. Bürokratik vesayet dedi. Peki MHP diyor ki bize hamle yapıldı. Demek ki o bürokratik vesayet MHP yok. AK Parti de yok. Peki bu kadar tehlikeli bürokratik vesayeti uygulayacak yapı ne olabilir acaba? Başka bir yapı aklınıza geliyor mu? Ne yapısı? Yapı. Bu herkesin bildiği bir şey. Yani Ankara Gazetesi olmaya da gerek yok. Bürokratik vesayet çok devletin farklı içinde, bir kavram. Devletin tamam, bu güç içinde, hangi yapıda bak, olabilir? Siyaseti içinde, vesayet altına alabilecek güçten bahsediyorum. Devletin içinde şu anda çok doğru bir soru. Yapılanmaya çalışan, hatta yapılanan... Tamam hangi grup olabilir? Bana grubu söyleyin. Siz bilirsiniz. Teolojik yapılar var. O teolojik yapılar yarın öbür gün FETÖ gibi... MHP değil, AK Parti değil... Peki kim? Bu ülkenin başına bela olacaklar diyoruz. Dini gruplar var diyor bazı. Tamam vesayet. Valla ben ya oraya kadar da uzanmayabilir. Bu şu mafyadaki adamların şu terör örgütünün tezgahına kurban gitmiş de olabilir bunlar. Şöyle bu adamın içerideki bu da süreci göz ardı tamamen gereken bir yani tez. her şeyi bir FETÖ'ye mal edersek içerideki başka yapıları da göremeyiz. Onu da görelim ama İçeride bir mafyanın yargıda, polisteki uzantılarıyla bu organizasyon yapılmış şey olabilir. Çünkü Ayhan Bora Kaplan da niye yurt dışına kaçıyor? Çünkü içeriden tüyo alıyor. Ondan sonra içeriden tüyo aldığını gösteren kaçamıyor. İçeriden ona tüyo verenler kim o tüyo alındı. Tabii. İşte emniyette falan alındı. İşte ona ben VIP'den... Eray Hocam'a katılıyorum. Yani şimdi ona tüyo veren kim? Ondan sonra o... şeyi gizli tanığı kaçırtan kim? 9 kere. Hani bunların hepsini toplu bakmamız lazım. Hastanesi var, yani. Savcılığı var. Ahmet Bey şimdi şey bunların... Çocuk oyuncağı değil. Ya bunlar organize bir yapı belli ki içeride. Bir o. Ama bir de Nihat'ın haklı olduğu bir nokta. Bu yurt dışına çıktıktan sonra kullandığı yöntemler öyle kendi başına yapacağı şeyler değil. Söyledi. Ha, uluslararası bir istihbarat servisi ve FETÖ desteği almadan yapamaz. Nihat söyledi. Ben tanığı. Çıktıktan sonra bunu Türkiye'ye karşı, iktidara karşı bir yapı kullanmak istiyor. Evet, kullanır, belli. Kullanıyor da zaten. Bak, çok ustaca kullanıyor. O adam, o tuzağa da düşmemek. Abdülkadir, o adam yurt dışına kaçtıktan sonra onu FETÖ'nün kullandığı konusunda %100 haklısın. Tabii tabii. Bunu kim söylüyorsa haklı yani. Doğru. Nihat abi söylüyor. Orada soru işareti yok. O %100 haklı. Orada hiç soru işareti yok Ahmet Bey. Buradaki hiçbir konuk ona hayır demez. Meselemiz şu. Ben şimdi kafama oturmayan taraf. Şimdi diyelim ki yani bu 3 ya da 4 tane işte emniyet müdürü bir şekilde bunu yaptı. Şimdi tek başına arkasında bir güç olmadan buna cesaret etmek akıl kârı bir şey değil. Şimdi sıradan emniyet birimleri olsa doğru söylüyorsunuz. Ankara'nın müdür yardımcısı. Ankara Organize Şube Müdürü. Onun Şube Müdür Yardımcısı. Yetmez bunlar abi. Ankara için seçilmiş en özel ekip. Yok abi oraya savcı hakim de lazım. Öyle değil. Tabii yok yok onu diyorum yani. Ne yapıyordu biliyor musun abi? Üçgen. Evet tabii tabii. Üçgen. Savcı yani, hakim lazım. Şeye böyle işte takip alıyor. Polis basıyor. Savcı hakim alıyor tutukluyor. Üçgenin içine giren kayboluyordu. Yargı. Kara delik. FETÖ'nün böyle bir gücü yok şu anda ya. Yani yargı emniyet istihbarat üçgeninden yok ediyordu. O zaman Eray Hoca'nın dediğinden yola çıkarsak eğer ülkede FETÖ'yle mücadele falan edilmemiş. Ya içeride bence mafya bu organizasyonun her şeyi FETÖ'ye mal yardımcılığı bana göre mafyanın şeytanlığı bizim polislere yardımcılığı. Hiçbir şey anlaşılmıyor şu anda. Herkes aynı anda konuşuyor. Bir reklama gidelim sonra devam edelim.
Ya şimdi devam ediyoruz. Musa, gizli tanıkların bir kod adı oluyor değil mi? Evet. Bunu kim veriyor? Polis mi veriyor o kod adı? Polis verir, savcı verir, kendi seçer. Öyle mi? Tabii. Mesela bir hatırladığımız gizli tanık ismi ne vardı İsmail Dükel? En son meşhur garson var. Garson. Tabii. Terazi var. Terazi. Şafak var, her şey. Şafak. Bu şunun şeyi nedir? Bu gizli tanığın kod adı ne? Şimdi hep M7 olarak bilindi ya da M7 İngilizce telaffuzla. Fakat biraz daha uzun ve... Şuraya yazabilir misin? Gel. Tabii. Gel yaz. Ama ezberden karıştırabilirim. Sen söyle, Hakan abi yazsın. Ya. Hakan abi. Hakan abi. Ya mesela Manisa'nın M'si. Evet. Yaz abi Manisa'nın M'si. Nasıl yani ya? Manisa'nın M'si. Evet. Musa Bey açıp kapatmazsanız. 7. Evet. Urfa. U harfi mi? Yani? Evet. Evet. Büyük mü küçük mü harfler? Büyük. 3. Evet. Hatay. H yani. Evet. Evet. 9. Evet. F8. Fatsa yani. C4. Bu ne ya, kimya formülü gibi. Patlayıcı gibi C4. Yani. Karbon 4. Abi şu adamın. Ne formülü mü, ne bu? Evet. Kayıtlarda geçen kod adı bu. Yaklaş şey. Şuraya yaklaş. İlk defa böyle bir kod adı duyuyorum. Yani. Daha zor bir kod adı da bulabilirler. İlk defa mı böyle bir kod evet, adı çıkıyor? Daha öncekiler hep böyle bir isim. Ne bu kadar zor bir şey. İsim filandı yani. Yani. Abi kendi aklını da tutamaz. Bu kod adı değil, bu şifre adı olmuş yani. Kripto. Ben ilk gördüğümde bunu çok şaşırdım. İnternet şifresi gibi bir şey olmuş. M7, U3, H9, belki internet şifresini mi verdiler acaba? Bunun üstüne de çok hikaye yazılır şimdi. Wi-Fi şifresine benziyor biraz. Evet. Benim şifremi kimse çalmasın diye böyle. Ama daha beter. 5 tane harf, 5 tane de rakam var. Evet, enteresan yani. M7, U3, H9, F8, C4. Polis mi vermiş bunu? Polis veya savcı, tam kim verdi bilmiyorum. İkisinden biri vermiş. Kimya seven birisi galiba ya da fizik. İşte bu kimya mı, elektronik mi? Ahmet Bey, program yazılımı Ahmet mı? Bey şey ilginç. Yazılım dili mi? Gizli tanık ifade vereceği zaman savcının huzuruna çıkarmış ilk savcı, sadece savcı ve zabıt katibi bulunurmuş. Yanında hiç kimse, ne emniyetten ne savunmadan kodu hiç kimse verilmiş bulunamazmış. Savcı. Ha, savcı veriyor o zaman. Ya, savcı da verir, polis de verir. Çok şey değil. Kendi bile seçebilir yani. Ama bunu bu gerçekten nevi şahsına münhasır olmuş. Peki sana Hakan abi lütfen otur, ayakta tutmayalım. Bir şey sormak istiyorum. Ayağa takılan kelepçe işini kim bakar bu işe yani? Bu işin sorumlusu kimdir? Güzel. Şimdi ayağa takılan kelepçenin takip sorumlusu Ceza ve Tekevleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimi. İzleme merkezi. Adalet Bakanlığı'na bağlı. İçişleri Bakanlığı değil. İçişleri Bakanlığı bu kadına karşı şiddet falan var ya, onunla ilgili. Şimdi şunun sinyal verdiği yer neresi? Bunun sinyal verdiği yer Ceza Tevki Evleri Genel Müdürlüğü'nün elektronik izleme merkezi. Elektronik izleme merkezi. Evet, bu sinyal Ceza Tevki Evleri Genel Müdürlüğü'nün izleme merkezine gidiyor. Adalet Bakanlığı'na bağlı. Evet. Oraya gidiyor. Gidiyor. Sonra, burası bütün cezaevlerinden sorumlu birim. Peki bu ihlal ettiğinde oradaki o izleme merkezi kimi uyarıyor? Kimi uyarıyor? Denetimli Serbestlik Müdürlüğü var. Her adliyenin bünyesinde başsavcılık. O da mı Adalet Bakanlığı'na bağlı? Evet, evet. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bünyesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü. Denim Set Adalet Bakanlığı'na bağlı. Orayı uyarıyor. Orayı uyarıyor. Orası da o ilgili kişinin soruşturmasını yürüten savcılığa. Diyor ki sizin kelepçeli adamınız ihlal etti. Savcılık ne yapıyor? Savcılık da ne yapabilir? İki şey yapabilir. İşte polise bir kere bilgi verir. Polise der ki kolluk diyorlar işte o terminolojide. Polise der ki git yakala falan adam ihlal etmiş. Yaptırım olarak ne olabilir? Yaptırımı da şu, kaçma şüphesi olarak değerlendirilirse bu ihlaller savcılık suç ceza mahkemesinden tutuklama ister. Tutuklayın der, bu kaçacak. Biz İlk buna ihlalde 10 gün hapis cezası vardır. Bir daha söyle. İlk ihlalde 10 gün hapis cezası vardır. Burada yetkili birim
savcılık. Bunun takibini yapan ve yaptırım yapacak olan merkez de diyorsun. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir izleme merkezi. Evet. Şimdi o zaman böyle elektronik şey gibi, uzay üstü gibi bir yer gördüm ben orayı. O zaman bu olayla ilgili bu 9 ihlal, yurt dışına kaçış, o izleme merkezinde bunu kim izliyordu? Bak bir dakika. Bir, bunun cevabını tabii. Bunun cevabını almamız lazım. İki, bu izleme merkezi uyarıyı denetimli serbestlik müdürlüğüne aktardı mı? Aktardıysa denetimli serbestlik müdürlüğü bununla ilgili savcılığa girişimde bulundu mu? Bulunduysa savcılık ne yaptı? Buradaki bütün halkaların tek tek ortaya çıkarılması nasıl gerekiyor? Ortaya çıkacak bu? Adalet Bakanlığı'nın teftiş kurulu bir müfettiş görevlendirecek. Nasıl ki İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi, ülke müfettişi görevlendirdi buradaki idari soruşturma yürütmesi için. Adalet Bakanlığı ilgili birimleri de bir soruşturma için, idari bir soruşturma için bu dediğiniz soruların cevabını almak için bir müfettiş görevlendirecektir. Bir şey daha söyleyeyim. Bunu kesebilirler de. Bu öyle çok bilekten takılan o çelik kelepçe gibi bir şey değil. Bir de saate benziyor. GPRS gibi bir şey değil. Yani gittiğin yerin şeyini vermiyor. O ilk 100 metrenin içerisinde, o senin tanımlandığı 100 metrenin içerisinde. Onu kesmek de suç ama değil mi? Tabii ki. Bu çocuk oyuncağı değil ya. Devletin bir şey değil mi? Bu mekanizmanın tıkır tıkır işlemesi gerekmiyor. Bu size duyulan mesela bir suç işleyenlerin ilk çekindiği şey tutuklanmaktır. Özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Onun bir hafif aşaması, esnetilmiş aşaması denetimli serbestlik. Ama bunun kaybeder. Bunun sıkı kontrol edilmesi gerekmez mi ya? Bu böyle çocuk oyuncağı mı yani? Adam çıkıyor, gidiyor eğlence yerine, çorbacıya gidiyor, eğleniyor, kız arkadaş. Birden fazla kere sinyal vermiş işte. O soruşturma bunun bu ihmaldeki sorumluluğu da ortaya çıkaracak. Peki, şimdi bitirirken ben tek tek herkesin bütün bu saat 20.30'dan bu saate kadar Ayhan Bora Kaplan kimdir, gizli tanık kim, polisler kim, ne yapmaya çalışıyorlar, siyasetçilerin mesajlarının şifreleri nedir, hepsini konuştuk. Herkesten birer ikişer cümle bu olayla ilgili yorumunu almak istiyorum. Melik Yiğiter'le başlayalım. Ben sadece ve iki cümle. Evet, sonuna kadar üzerine gidilsin. Evet, nereye varacaksa varsın. Evet, Cumhurbaşkanı dediği gibi kukladı da, kuklayı da, kuklacıyı da bulalım. Ama bence şu ihtimali çok göz ardı etmeyelim. Günlerdir tartışılan konularda bu göz ardı ediliyor. Bir, bu çetenin bu işi sulandırma çabası. İki, bu operasyona karşı bir komplo kurarak bundan sonra olabilecek temiz eller operasyonunu önünü kapatma gayesini kayda geçmek istiyorum. İsmail Dükel, aynı kısalıkta olursa aynı kısalıkta, bitiriyoruz çünkü. Belki daha da kısa olacak. Şimdi konuştuğumuz şeyler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekten yapısının ne kadar arızalı hale geldiğini gösteriyor. Eğer bir devletin çivisini çıkartırsanız bunları konuşuruz. Mafya, siyaset, emniyet, yargı iç içe geçmiş kirli ilişkilerle bugünlere gelindi. Ve bunun içinde bir an önce her türlü tedbir ve önem alınarak bu işten kurtulması lazım bu ülkenin. Musa? Ciddi ve vahim bir iddia, ciddi bir süreç işliyor. Benim açımdan sağlıklı, net ve nihai bir karar verebilmek için önce İçişleri Bakanlığı'nın soruşturmasının raporunu, sonra da savcılığın adli soruşturmasının iddianamesini görmek gerekecek. Sadece böyle suçu yaşam biçimi haline getirmiş profesyonel bir suçlunun kendisinin belirlediği çerçeveden çıkmış bir şey üzerinden şimdilik yorum yapmam, kesin hüküm vermem sağlıklı olmaz. Abdülkadir Selvi. Organize suç örgütünün yöneticilerinden birisinin yayınladığı videolar üzerinden burada siyasete bir kumpas kurulduğu ihtimalini ben güçlü görüyorum. O nedenle biraz daha serin kanlı ve soğuk kanlı olarak hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eray Hocam. Ben Abdülkadir abinin bıraktığı yerden devam edeyim. Serdar Seçeli'nin yurt dışından yapmış olduğu kontrollü söylem aslında yurt dışında bu bir istihbarat, yurt dışı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki siyasete şekil verme, dizayn verme operasyonuna katıldıklarını gösteriyor. Bunun tabii yurt içindeki ayağı var mıdır, yok mudur sorusunu düşündüğümde
bu kadar geniş bir organizasyonu, bu kadar geniş, detaylı cezaevleri genel müdürlüğü, yargısı, savcısı, hastanesi, yurt dışına kaçışı, emniyeti, emniyet müdürün, bakın emniyet müdür yardımcısı, il emniyet müdür yardımcısı ve şube müdürü ve onun yardımcısı bizzat bir aracı şey için gidiyor. Yani bunlar anormal olan pek çok şey var. Bunları ben tabii detaylıca araştırıp gerçekten bu FETÖ bağlantısı ya da İsmail abinin dediği gibi FETÖ benzeri yapılar, yeni oluşumlar da olabilir. Yani bunu kesin bir şeye oturtmak güç. Çok detaylı, açık incelenip gerekli tedbirlerin alınması konusunda şey yapıyorum. Bir de bakın bir problem ortaya çıktı. O da şu. Yani görüyorsunuz cezaevleri, ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü bünyesinde bulunan izleme merkezi o kadar karmaşık ki. Yani bu normalde bildiğimiz kadarıyla araştıracağız tabii, yurt dışında birisi çıktığı zaman polis gelir onu alır bilmem ceza. Yani o birine bildiriyor, o savcıya bildiriyor, o bilmem. Ya bu sistemin de daha saf, pür ve sade hale getirilmesi lazım. Sistemin sadeleştirilmesi, evet, gerekiyor, evet. Hakan Bayrakçı. Olay bir terör örgütünü çökertme olayıyla başlıyor ve organize suç örgütünün asıl evet bir organize suç örgütünü çökertme olayıdır. Bunun için Emniyeti, İçişleri Bakanlığı'nı çok olumlu buldum ve tebrik ediyorum. 8 yıldır bu konuya el atılmamasını ve orada Ankara'da yol geçen hanı gibi böyle bir suç örgütünün varlığını sürdürmesini çok esefle karşıladım. Müdahale edilmemiş olmasını. Sadece bir tek dileğim var. Uyarı değil, dilek. Terör örgütleri, suç örgütleri tahmin ettiğimiz kadar basit değildir. Bunlar cin gibi çok zeki örgütlerdir. Bu işlemler yapılırken, bu işlemleri yapan insanların zarar görmesini de temin edebilirler. Buna fırsat vermemeye çalışalım. Yanlış adamları yanlış suçlamalarla ziyan etmeyelim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok aydınlatıcı bir program oldu. Umarım izleyicilerimiz de meseleyi anlamışlardır. Ben de son olarak bu iş nereye gidiyorsa sonuna kadar gidilsin. Hem Devlet Bahçeli'nin, hem Cumhurbaşkanı'nın, hem İçişleri Bakanı'nın söylemlerinde bu var. Takipçisi olunsun. Haksızlık yapılmasın tabii ki. Yani hiç kimseye haksızlık yapılmasın ama ortada varsa bir şey, onun üzerinde sonuna kadar gidilsin. Ülkemiz yani mesela bir kelepçe meselesi, kelepçe izleme merkezi meselesini bizim gerçekten Eray Hocam çok haklı, çözmemiz lazım. Evet. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Yani ülkeme olan, adalete olan güveni çok sarsan kesinlikle bir şey. Yani o, ben şimdi biz bir sürü Amerikan filmi izliyoruz filan, adamlar o bir ihlal olduğunda anında geliyor. Anında biterler yanında. Evet, yani böyle bir saçmalık olmaz gerçekten. Doğru. İlk yapılması gereken işte hani bütün bu tartışmalardan bağımsız olarak söylüyorum. Bu sorunun çözümü. Oraya bir el atılması, evet, ve sadeleştirilmesi. Kesinlikle. O konuda da soruşturma varmış Ahmet Bey. Var mıymış soruşturma? Var. Soruşturma yetmez. Yani soruşturma sonunda da bir yeni sistem kurulması lazım. Yani bunu işin o soruşturması, evet, mutlaka yapılması, evet, lazım. Bunun sorumlularının gözünün yaşına bakılmaması lazım ama bir de bu sistemi de sadeleştirmek, evet, lazım. Yani Eray Bey orada çok haklı. Olaydan 10 gün sonra soruşturmada gözaltılar, yani, şeyler oldu. Doğru. Neyse, hayırlısı olsun. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepinize iyi geceler.